9. sınıf tayfa. Bölünebilme kurallarıyla devam ediyoruz. Yazılım için zaten çok önemli olan bir konu ama bir taraftan da ileriye düşünmek lazım. ÖSYM sormadığı senesi yok bu konuyu. Onun için çok dikkatli dinlemeniz. Şimdi bölünebilme kurallarında hangi başlıklara bakacağız? Onu bir inceleyelim. Birincisinde bölme işlemine bakacağız arkadaşlar. İkinci başlığımız ise bölünebilme kuralları. Bu başlıktaki bölme işlemi ve bölünebilme kurallarının kullanım alanları ve faydalarına bir bakalım. Günlük hayatımızda neredeyse her gün bölme işlemini kullanıyoruz. Örneğin alışverişte bir ürünün birim fiyatını hesaplarken yapıyoruz bunu. Bir topluluğu eş gruplara ayırırken, bir miktar parayı eşit şekilde paylaşırken bölme işleminden yararlanıyoruz arkadaşlar. Bölünebilme kurallarında bu işi daha da pratik yapmamızı sağlayacak bazı kuralları öğreneceğiz. Bu dersin bitiminde ödevlerimiz sayfa 0'dan 9'a matematik için sayfa 82-95, dinamo matematik için sayfa 91-95 arası olacak arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Bölme işlemi. Bölme işleminde bir bakal bölmesi ifadesi var. Yıllardan beri kullanılan bu bölmeye deniliyor. Buradaki A ifademizin adının bölünen olduğuna kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmek durumundasın. A burada bölünen. B ifadesi bölen. C ifadesi bölüm ve K ifadesi kalan ifadesi olacaktır. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Burayla alakalı 3 şey bilmen lazım. Bunlardan birincisi, ilkokulda zaten buna benzer şeyler yaptık. Önce bölmeyi öğrettiler bize, sonra acaba doğru böldük mü diye bir sağlama operasyonu yaptılar. Nasıldı o? A sayısı B ile C'nin yani bölenle bölümün çarpımına kalan eklediğimizde A sayısını buluyorsak ifadeyi doğru bölmüşüz diyorduk. Burada çok sık kullanacağım mevzulardan bir tanesi olacak, ne olur dikkat. İkincisi daha da kıymetli olabilir. Birazcık böyle cinconlu sorularda karşımıza gelecek. Bu kalan var ya, K sayısı kalan. O en az 0 olabiliyor ama en çok ifadesi bölenden küçük olmak zorunda. Bak bu hikaye çok önemli. Bölenden küçük olmalı. Ve K ifadesi 0 ise, yani kalanımız 0 ise A sayısı B'ye tam bölünür diyoruz. Sorumuzda A ve B birer doğal sayıdır. A sayısı 9'a bölünmüş arkadaşlar. Bölüm 3 kalan B olmuş. Diyor ki yukarıda verilen bölme işlemine göre A sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulalım diyor. Şimdi biz ne öğrendik? A sayısı kimle kimin çarpımıyla kimin toplamına eşitti? 3 ile 9'un çarpımı yani 27 artı B'nin toplamına eşitti. Şimdi sen A'nın büyük olmasını istiyorsan B'ye büyük değer vereceksin. A'nın küçük olmasını istiyorsan A'ya küçük değer ver. B'ye küçük değer vereceksin ki A küçük gelsin. Peki bu neye göre bakılıyordu? Bu da ikinci kural. Önemli meselelerden bir tanesi demiştik. B sayısı 9'dan ne olması lazım? Küçük. Peki B sayısı en az kaç olabiliyordu? 0. Bak kalan ifadesi, lütfen unutma, at hafızaya bunu. Kalan ifadesi en az 0 olabiliyor ve bölenden ne olmalı dedik? Küçük olmalı. Peki o zaman B'ye 0 verirsem 27 artı 0'dan A'nın alabileceği en küçük değeri 27 bulmuş olurum. B'nin alabileceği burada en büyük değer arkadaşlar 8. B'ye 8 verirsem 27 artı 8'den de alabileceği en büyük değerin 35 olduğunu bulurum. Sorumuzda A, B ve C doğal sayılardır denilmiş. A sayısını B'ye bölmüşüz, bölüm 10, kalan 12 olmuş. B sayısını C'ye bölmüşüz, bölüm 3, kalan 2 olmuş. Diyor ki yukarıdaki bölme işlemine göre A sayısını alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bak, ilk bölme işlemine bakarsan A sayısı kime bağlı? B'ye bağlı. Sen A'nın en küçük değerini istiyorsan B'ye de mümkün mertebe en küçük değer vereceksin diyerek B sayısı işte 12'den büyük olmalı, o zaman ben B'ye gideyim 13 vereyim dersen bu iş olmayabilir. Eğer tek bir bölme olsaydı ama böyle yapardım. Çünkü cümleyi şöyle kuracağım. A sayısı kime bağlı dedik? B'ye. Fakat B de birine bağlı. Kime bağlı? C'ye bağlı. C sayısının alabileceği en küçük değer kim? 2'den büyük olmalı. Çünkü C 2'den büyük olacak. Peki buraya 3 verirsen. 3 kere 3 9. 2 ile topladın. B'nin karşılığı 11. Peki sen B'ye 11 verebiliyor musun? Yok. Çünkü 12'den büyük olmalıydı. Peki temizleyelim. 3 veremedik. O zaman kaç verelim? 4 verelim. 3 kere 4, 12. 2 daha ekledim. B'nin karşılığını buradan 14 buldum. B'ye 14 verebiliyor musun? Evet. O zaman A'yı artık bulabilirim diye düşünüyorum. 10 çarpı 14 artı 12 gelecektir. 10 ile 14'ü çarptığımda 140 artı 12. Buradan da karşılığı 152 bulunacaktır. A'nın alabileceği en küçük değer olarak.
Sorumuzda M sayısını N'ye bölmüşler, bölüm 6 kalan 5 olmuş. N sayısını K'ye bölmüşler, bölüm 8 kalan 1 olmuş. Diyor ki yukarıdaki bölme işlemine göre K'nin diyor M türünden eşitini bulur musun? Bulalım. İlk bölme işleminde M eşittir ne yazabilirim diye düşünmek lazım. Ne yazabilirim kardeşim? Hadi sen söyle. Evet, 6N artı 5 yazarım diyen arkadaşlar doğru söylüyorlar. Çünkü bununla bunu çarpıp 5'i eklemek lazım. Peki, hadi bakalım. Tam oturtturdum hocam. Şimdi ikinciyi bana sor diyen arkadaşlar gelsin. N ifadesi kime eşit olacak buradan? 8 ile K'yı çarpıp 1 ile topladığında 8K artı 1 olacak. Diyor ki K'nın M türünden. Şimdi K'nın M türünden demek aslında şu demek. Bak burasını iyi öğren. Matematiği lisede altyapısını iyi oluşturmak lazım kardeşim. K'nın M türünden eşitini bul demek. Burada M var. N var, K var. N'ye hoşça kal demek aslında. Peki bir tane daha yorum. Bunun Türkçesine N gördüğün yere 8K artı 1 yazabilirsin demek. O zaman buraya gidiyorum, yazıyorum. M eşittir 6 çarpı. Ne yazacaktık N gördüğümüz yere? 8K artı 1. Bir de artı 5'imiz var. M eşittir. Dağıtıyorum. 6 çarpı 8'den 48K. Dağıtıyorum burayı gibi oldu ama 6 çarpı 1 6 artı 5'ten de 11 gelecek. Şimdi dikkat edin. M'nin K türünden istememiş. K'nin M türünden istemiş. Arkadaşlar ilk kimi söylüyorsa onu yalnız bırakman lazım. Peki 11'i karşı tarafa atıyorum. M eksi 11 48K'ye. Her tarafı da 48'e böldüğümde aradığım K'nin karşılığı buradan M eksi 11 bölü 48 gelecektir. Geldik bölünebilme kurallarına. Başlıyorum. Bir sürü bölünebilme kuralımız var. Haydi bakalım örneklerle, sorularla altyapısını sağlam hale getireceğiz. Ne dedik? ÖSYM buraya bayılıyor. Haberin olsun. 2 ile bölünebilmeyle başlıyorum. Diyor ki birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile tam bölünür. 0, 2, 4, 6, 8 çift rakamlardır. Dolayısıyla birler basamağı çift olanlar demek ki 2 ile tam bölünecek. Hemen bir dikkat bölümümüz var. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyor. O zaman çift sayılar tam bölünüyorlar. Tek sayılar 2'ye tam bölünemiyor. 2'ye bölününe kalan ne oluyormuş? 1 oluyormuş. Attık mı hafızaya, devam ediyoruz. Sorumuz diyor ki rakamları farklı 4 basamağı... bak. Bölünebilme kurallarında çok çıkacak kardeşim karşına bu. Rakamlar farklı demiş. 4 basamaklı bir x0y sayısının 2 ile bölümünden kalan 1. Neyin mesajını veriyor? Diyor ki birler basamağım diyor benim. Birler basamağım. Nasıl sayılardan oluşuyor diyor? Tek sayılardan. Çünkü 2 ile bölündüğünde kalan 1'miş. O halde burası 1 olur. 3 olur. 5 olur. 7 olur. 9 olur. Fakat bir tanesinden vazgeçeceğim. Hangisinden sence? Rakamlar farklı dediği için burada 1 kullandığından dolayı burada 1'i ne yapamazsın? Alamazsın. Peki. Bu durumda 1x0y yerine şimdi 3'ü mü seçeceksin, 5'i mi seçeceksin, 7'yi mi seçeceksin, 9'u mu seçeceksin? Kimi seçeceksin kardeşim? Kimi seçeceksin? Sorunun köküne bakıp ona göre karar vereceksin. En küçüğü demiş. O zaman tabii ki de 3'ü seçip buraya koyacağız. Tutup 9'u koyacak halimiz yok. O zaman toplam çok büyür. Peki hocam x'e ne vereceğiz biz? 2 ile bölünebilme ile alakalı x için bir şey söylemedin bize. X ile alakalı, 2 ile bölünebilme ile alakalı hiçbir şey yok. Biz 2 ile bölünebilmede sadece nereye bakıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Unutma lütfen. O zaman x'e kaç verelim? Az verelim. En küçük toplamı istiyor. Dolayısıyla x'e 0 vereyim. Veremezsin. Rakamlar farklı demişti. 1 vereyim. Rakamlar farklı demişti. 2 vereyim. 2 olur. Dolayısıyla x artı y ifademiz bu anlamda x'in en küçük değeri 2. Y'yi de 3 bulduk. Dolayısıyla toplamları ne gelecektir? 5 gelecektir. Geldim 3 ile bölünebilme kuralına. Diyor ki rakamların toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünürler. Kimleri toplayacakmışız? Rakamları toplayacakmışız ve karar vereceğiz. 3 ile tam bölünüyor mu bölünmüyor mu diye. Önce dikkat köşesi, sonrasında soruya bakacağım. Bir doğal sayının 3 ile bölümünden kalan sayının rakamları toplamından 3 ile bölümünden kalana eşittir. Evet, 3 ile bölünebilme kuralında rakamları topladık. Eğer 3'ün katıysa tam bölünüyor. Ama 3'ün katı değil. 3'e böldük. Kalan diyelim ki 1 çıktı. O zaman bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1'dir diyeceğiz, haberin ola. Diyor ki 2x 6 5 4 basamaklı sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre x'in alabileceği değerleri bulalım demiş. 3 ile tam bölünüyorsa rakamlar toplamı 3'ün katı haline getirilmeli. 2x 6 5. Şimdi bak. Düşülebilecek en büyük hatadan bahsedeceğim. Düşmemen gerektiğinle alakalı da altını çizeceğim. Lütfen dikkatli seyret beni şimdi. 5, 6, 11. 2 tane geldi. 13. Hocam 5 verirsek 18 oluyor 3'ün katı. Ama bak en küçüğünü yakalaman lazım. En küçüğünü yakalayamazsan arada sayı sektirebiliriz. Dolayısıyla arada sayı kaçırırsak bizim canımız sıkarlar. Onun için ne yapacağım biliyor musun? Rakamlar toplamı 11. X yerine 0 versem 11 olur. 3'e tam bölünmez. 1 versem 1 mi?
14 olur. 5, 6, 11, 13, 1 daha verdin. 14 olmadı 3'ün katı. 2 versen. 5, 6, 11, 2 vardı zaten. 13, aha 2 oldu. 2 verdiğimde rakamlar toplamı ne kadar geldi? 15. 3'ün katı mı? Evet. En küçüğü bu mu? Evet. Çünkü 0 denedik, 1'i denedik. Olmadı kardeşim. Şimdi kaçar kaçar arttırıyorum? 3'er 3'er. 3 arttırdım 5, 3 arttırdım 8. Diyor ki x'in alıcı değerleri bulalım. Buyurun x'in alıcı değerler. 2, 5, 8. En küçüğünü vermeyi lütfen unutma. Tak diye 5'ten giriş yapma lütfen. O zaman 2'yi kaçırabilme ihtimali söz konusu oluyor. Dost tavsiyesi. Geldim 4 ile bölünebilmeye. Diyor ki son 2 basamağındaki sayı 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünebilir. Son 2 basamağındaki sayı 4'ün katı olan sayılar. Bir de yan tarafa bakayım. Bir sayının 4 ile bölümünden kalan sayının son 2 basamağından 4 ile bölümünden kalanına eşitmiş. Tamam. Yalnız burada sana ekstradan ekleyeceğim birkaç tane durum söz konusu. Şöyle ki. Mesela 4500 sayısı. Son 2 basamağa bakıyorum. Son 2 basamağa çift 0 olan sayılar da 4 ile tam bölünür. Mesela 7240. Son 2 basamağa baktım. 40 4 ile tam bölünüyor mu? Evet. O zaman 7244'e tam bölünür. Yani buranın anlatmaya çalıştığı şey bu. 4813. 13 sayısı 4'e tam bölünür mü? Hayır. Peki 13'ü 4'e böldüğünde kaç kalanı verir? 3 kere 4. 12 kalan ne gelir? 1. 4813'ü de 4'e böldüğünde kalan 1 olur. Burada bize anlatmaya çalışılan şey bu. 4 ile bölümünden kalan ile son 2 basamağının 4 ile bölümünden kalan birbirine eşitmiş. Okey. Daha henüz bitmedi. 4 ile bölünebilmeyle alakalı ekstra şeyler de söyleyeceğim. Buyurun. 4 basamaklı bir A, 5, B sayısı 4 ile tam bölünebiliyormuş. Bak bir kere şu konuda anlaşalım. Hocam ben oraya 6 verdiğimde bak haklısın. 6 sağlıyor. 56 yaptığında sağlıyor. Fakat diyoruz ya en küçüğünden başla. Hele bilhassa işte kalan malan olduğunda şimdi tam bölünüyor bunlar. Deminki soru 3'e tam bölündü. Şimdiki 4'e tam bölünüyor. 4'e tam bölünmeyecek de 4'e bölündü. 3 kalan enerjik. Ne yapacaksın? Bunu bazen oturtmayacak kafan. Dolayısıyla teker tekerden hemen de fayda var. Dinlesen beni kardeşim. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Şimdi geldim. B'ye gidiyorum 0 veriyorum. B'ye 0 verdiğinde son 2 basamak ne oldu? 50. 4'e bölünür mü? Hayır. 1 verdin 51. 51 tek bir sayı. 4'e bölünmez zaten. 2 verdiğimde B sayısını arkadaşlar 52 yapacak. 52 sayısı 4'e tam bölünür. Birler basamağı çalışıyorsanız 4 ile bölünebilmede birler basamağı çalışıyorsunuz. Bulduğunuz sayı en küçük sayı tabii. 4, 4 ilave edebiliyorsunuz. Bir 4 arttırdım 6. Bir 4 daha artar mı? Artmaz. Çünkü B dediğin rakam. 4 arttırırsan 10 olur. Tamam. Ama küçük bir uyarı. Bir gün gelecek burasını gizleyecekler. Yani onlar basamağını gizleyecekler. Biz oranın da en küçüğünü bulacağız. Sonra üstüne kaç kaç ilave edeceğiz? 4, 4 dediğinizi duyar gibiyim. Ama 4 değil. İkişer ikişer arttıracağız orayı. O zaman lütfen unutma. 4 ile bölünebilmede birler basamağını çalışıyorsak arkadaşlar 4'er 4'er. Ama onlar basamağını arıyorsak ikişer ikişer arttırılacak. Attıysak hafızaya devam ediyorum. Şimdi diyor ki A artı B toplamının en büyük değeri. Şimdi biz B'yi en büyük olarak 6 bulduk. A ile alakalı bir koşulumuz var mı? Yok. O zaman A'ya verebileceğim en büyük rakam değerini vereyim. Dur bakayım rakamlar farklı filan demiş mi? Yok hiçbir şey demiş. O zaman 9 artı 6'dan karşılığı 15 gelecektir. Sırada 5 ile bölünebilme var. Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünmüş. Demek ki yine birler basamağına odaklanıyoruz. Nerede olduğu gibi? 2 ile bölünebilmede olduğu gibi. Hadi hatırlat bana kardeşim 2 ile bölünebilmeyi. Birler basamağı çift olmalıydı. 0, 2, 4, 6, 8. 5 ile bölünebilmede ne varmış? Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünüyormuş. Yan tarafta yine aynı uyarımız var. Bir doğal sayının 5 ile bölümden kalan, birler basamaklı sayının 5 ile bölümden kalana eşittir. Haberin ola. 3 basamaklı 1, 2, x sayısı. 5 ile bölümünden kalan 2 olan tek bir doğal sayıymış. Arkadaşlar. 5 ile bölümünden kalan 2 ise birler basamağı ya 2'dir ya da bunun 5 fazlası olan 7'dir. Bir gün diyecek ki 5 ile bölündüğünde 3 kalıyor. O zaman birler basamağına ne diyecekmişsin demek ki? Ya 3'tür ya da bunun 5 fazlası olan 8'dir. Aferin sana. Dolayısıyla bir de bir şey daha eklemiş. Tek sayı demiş. O zaman 2'ye hoşça kal deyin. X'in alabileceği değer kaçmış? 7. Sırada 8 ile bölünebilme var. Diyor ki son 3 basamağındaki sayı 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünebilir. Oo, hangi bölünebilmeye benziyor bu? Sen var ya, aferin. 4 ile bölünebilme dedin ya, beni buradan işledin kardeşim.
Evet, 4 ile bölünebilmeye benziyor. 8 ile bölünebilmeye. Fakat 4 ile bölünebilmede ne vardı? Son 2 basamak. 8 ile bölünebilmede ne var? Son 3 basamağa bakıyoruz. Peki. Şimdi birkaç ufak detaya değinmiş olayım. Şimdi sevgili arkadaşlar, mesela 32 bin sayısı. Son 3 basamağı 0 olan sayılar da unutmayalım, 8 ile tam bölünebiliyordu. 4 ile bölünebilmedi, son 2 basamak 0'dı hatırlarsan. Mesela 24.128 sayısı. Burada kime bakacağız? 128'e. Gidelim 128'i 8'e bölelim, bakalım kaç kalacak. 12'de 8 1 kere, 8, 48, 48'de 8 6 kere, 6 kere 8, 48, kalan 0. 128 8'e tam bölündüğü için 24.128'de ne yapar kardeşim? 8 ile tam bölünür. Zaten bu kutucuğun içerisinde de bu yazıyor. Bir sayının diyor 8 ile bölümünden kalan sayının sonuç basamağından 8 ile bölümünden kalanla aynıdır diyor. Gelelim şimdi buraya. 4 basamaklı 2, 4, A, 6 doğal sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre anlanabilici değerlerin çarpımı kaçtı? Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben tek tekçiyim kardeşim. Tek tekçi. Önce gidiyorum buraya 0 yazıyorum. Buraya 0 yazınca burası ne oluyor? 406. Gidiyorum deniyorum. 406 8'e tam bölünür mü? 5 kere 8 40 0 0 6 indirdim. 6 8 yok. Dolayısıyla kalan da bu. Ha, tam bölünmedi o zaman. 6 kaldı. Sil. Hop, bunlar gitti. Şimdi gidiyorum A'ya 1 veriyorum. Oldu sana 416. Bakalım 416 ne yapacak arkadaşlar? 8'e tam bölünecek mi? 5 kere 8 40. Geliyor. 16'da 8, 2. 2 kere 8, 16. Tam bölündü. Tamam. A'nın en küçük değerini 1 olarak yakaladık. Kaç kaç arttıracağız? İçinden 8, 8 arttıracağız diyeceğin geçiyor ama çok üzgünüm. 4 ile bölünebilmede de benzer bir şey söylemiştim. Önce 4 ile bölünebilmeyi hatırlatayım. Zemini bir oturtturalım. Sonra 8 ile bölünebilmeye geçeyim. 4 ile bölünebilmeden birler basamağını arıyorsak demiştim. Evet. 4'er 4'er arttırıyoruz. Onlar basamağını arttırıp kaçar kaçar arttırıyorduk? Yarısı kadar. İkişer ikişer. Burada birler basamağını arıyor olsaydık 8'er 8'er. Onlar basamağını arıyorsak 4'er 4'er. Birler basamağını söyledim. Yüzler basamağı için de ikişer ikişer arttırıyoruz. Birler için 8'er, onlar için 4'er, yüzler için ikişer ikişer. O zaman biz onlar basamağını aradığımıza göre 4 4 arttıracağız. 1 5 9 olacaktır. Bizden istenen A'nın alabileceği değerlerin çarpımı, yani 1 5 9'u çarp diyor. Dolayısıyla buradan karşılığı 45 gelecektir. Ve sıradaki bölünebilmemiz 9 ile bölünebilme. Bu da birisine benziyor. Bakalım kime benziyor. Rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür. Evet. 3 ile tam bölünebilmeye benziyor arkadaşlar. Orada rakamlar toplamı 3'ün katı olması gerekiyordu. Diyor ki bir doğal sayının 9 ile bölümünden kalan sayının rakamlarının toplamının 9 ile bölümünden kalan eşittir. Çok haklı. Sorumuz diyor ki 18 basamaklı 713 713 bla 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 713 doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ben ne yapayım? 18 tane sayı yazayım, teker teker toplayayım mı? Hocam niye topluyorsun? 9 ile bölünebilene de ne yapıyorduk arkadaşlar? Rakamları toplaman gerekiyor. 713 ne yapalım? Yapacağız 713. 713 şaka şaka yapacağız. 713. Bunları üçlü üçlü paketleyeceğiz. Peki ilk sorum şu, kaç paketimiz olacak? Sen buradaki 18 basamaklı sayıyı üçlü üçlü paketlersen kaç paketin olur? Bence 6 paketin olur. 18 üçlü üçlü grupladık, 18 bölü 3'ten 6 paket. Her paketin değeri ne kadar? Toplayalım. 7, 8, 11. Bu da 11, bu da 11, bu da 11. O zaman 6 çarpı 11'den bu rakamların toplamı en kısa yoldan bu şekilde bulunur. 66 yaptı. Ne yapacağız şimdi? 66'yı gideceğiz, 9'a böleceğiz. 7 kere 9, 63. Kalan ne olacak? 3. O zaman bu 18 basamaklı 713, 713, 713 diye giden sayının da 9'a bölümünden kalan kaçtır? 3'tür. Sıradaki bölünebilme kuralım 10 ile bölünebilme. Birler basamağındaki rakam 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. Kolaymış bu. 3 basamaklı 4AB sayısının, diyeceksin ki hocam dikkate okumadın. Bak diyor ki bir sayının 10 ile bölümünden kalan sayının birler basamağındaki rakamı eşittir. Ne demek bu? 10'a böldüğünde 3 mü kaldı? Birler basamağı 3'tür. 10'a böldüğünde 7 mi kaldı? Birler basamağı 7'dir. Diyor ki 3 basamaklı 4AB sayısının 10 ile bölümünden kalan 1'dir. O zaman B sayısının karşılığı 1 olacaktır. Yani biz sayımızı şöyle tekrardan yazacaksak 4A 1 olacak. Bu sayı 9 ile bölümünden kalan 2'ymiş. 9 ile bölünebilme neydi? Rakamları toplayacaktık. 4 ile 1'i topluyorum 5. Eğer ben A yerine 4 yazarsam rakamlar toplamı ne yapacak? 9. Ama o zaman tam bölünür. Biz tam bölünmesini istemiyoruz. 4 yazarsam tam bölünür. Kalan 2 olmasını istiyorsak 4'ün üzerine bir 2 ilave ettiğimde karşılığı ne gelecektir? 6.
A'yı buldum. 9 ile bölündüğünde 2, 5 ile 10 ile bölündüğünde kalan 1 oluyor. A 6'dır. Geldim 11 ile bölünebilmeye. Oo, eksiler artılar bir şeyler var. Şimdi şöyle izah edelim. A, B, C, D, E, F diye 6 basamaklı bir sayımız var. Birler basamağının altına ya da üstüne. Burada altına tercih edilmiş. Artı koyuyorum. Bak önce birler basamağından başlıyorum. Gidip en soldaki sayıdan başlamayın kardeşim. Birler basamağının altına artıyı koyduk. Sola doğru gidiyoruz. Eksi, artı, eksi, artı. Sırasıyla artı, eksi, artı, eksi diye devam ediyorsun. Sonra artıların denk gelen rakamlarımız hangileri? Bak F'ye denk gelmiş, D'ye denk gelmiş, B'ye. Önce bunları topluyoruz. Sonra eksilere denk gelenleri topluyoruz. Ve artıları gelenden eksilere gelen, denk gelenleri çıkartıyoruz. Sonuç eğer 11'in katıysa. Bak 11'in katı olan sayıları sana sayayım. En başta 0. Bak 11 ile bölünebilmede 0 çok önemli. Önce 0'a eşitleyeceğiz bilinmeyen varsa. Sonra 11, 22, 33. Fakat bir şeyi pas geçmeyeceğiz. Eksi 11, eksi 22, eksi 33 de soruların içerisinde karşına çıkabilir, dikkat edin. Yan taraftaki dikkati okuyalım, sonra sorumuza dönelim. Diyor ki A, B, C, D, F sayısının 11 ile bölümden kalan bu yapacağımız işlemin farkının 11 ile bölümden kalanını eşittir. Kesinlikle haklı. Aşağıdaki sayıların 11 ile bölümden kalanları bulunsun. Peki. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıları topluyorum arkadaşlar. 4, 9, 10. Eksi, eksileri topluyorum. 7, 3, o da 10. 10'dan 10 çıktı 0. Ne demek bu? Kalan 0'sa tam bölünüyor demek ki. 13.574 sayısı, inanmayan arkadaşlar, ister hesap makinesi istersen bakkal bölmesiyle yapabilirsin, 11'e tam bölünecek. Geldim 219.760'a. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artıları topluyorum. 0, 7, bir daha 8. Eksi, eksileri topluyorum. 6, 15, 17. 8'in 17 çıkarttığımda karşılığı ne gelecektir? Eksi 9. Ama bir sayı 11'e böldüğünde eksi 9 kalmaz ki. En başa dön. Bu videonun dersin en başında bir şey anlattım. Kalan ifadesi en az kaç olabiliyordu kardeşim? 0. Eksi 9 nasıl olacak? İşte bu işlemin sonucu negatif çıkarsa bunun üzerine ne yapıyorum? 11 ilave ediyorum. Dolayısıyla aradığımız cevap 2'dir. Hocam bir 11 ilave ettim, hala negatif, ne yapmalıyım? Bir 11 daha ilave etmelisin. Olmadı mı? Bir 11 daha. Pozitif yapana kadar kesinlikle 11 ilave etmelisin. Hocam 2'yi buldum, bir 11 daha ilave edeyim mi? Sakın. İlk bulduğun pozitif senin için kalandır. Şimdi önemli olan başlıklardan bir tanesine geldik. Bu saate kadar hangi bölünebilmeleri çalıştık? Şöyle bir tekrarlayalım, sonra buraya bir giriş yapacağım. 2 ile bölünebilme dedik. Birler basamağı çift olmalıydı. 3 ile bölünebilme dedik. Rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyordu. 5 ile bölünebilme dedik. Birler basamağı 0 ya da 5 olması gerekir dedik. Sonra 8 ile bölünebilme. 4 ile bölünebilme. 4 ile bölünebilmede ne yaptık biz ya? 4 ile bölünebilme. Son 2 basamağına baktık. 2 basamak, son 2 basamak. Eğer 4 ile tam bölünebiliyorsa sayının tamamı da 4 ile bölünebilir dedik. O zaman 8 ile bölünebilme de buna benziyordu. Orada ne yaptık? Son 3 basamağına baktık. Son 3 basamak eğer oluşturduğu sayı 8 ile tam bölünüyorsa o sayı da 8 ile tam bölünüyordu. Son 9 ile bölünebilmeye baktık. Bir şeye benziyordu. Hangi bölünebilmeye benziyordu? 3 ile bölünebilmeye benziyordu. Orada da rakamları topluyorduk. Ne yapıyorduk? 9'un katı mı değil mi ona bakıyorduk. 11 ile bölünebilmede az önce konuştuk. Artı eksi artı eksi diye gerçekleştiriyoruz. Şimdi aralarında asal sayıların çarpımı ile oluşan sayıya bölünebilme. Aralarında asal iki sayıdan her birine bölünebilen bir sayı bu sayıların çarpımına da bölünür. O zaman bıdı 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 ve bıdı bıdı ile tam bölünen sayılar 6 ile tam bölünür. 6 sayısını çarpanlarına bir ayıralım. Kimle kimin çarpımı? 1 ile 6, 2 ile 3. 1 ile 6 çok mantıklıydı. Çünkü 1 zaten bölünebilme kuralı olarak çok işimize yaramaz. Çünkü her sayı 1'e tam bölünüyor. 2 ve 3'e dikkat edeceğiz. O halde 2 ve 3'e bakarken bunlar aralarında asal mı? Bu arada aralarında asallığı da hatırlatalım. Aralarında asallık neydi kardeşim? Ortak sadece 1'e bölünebiliyorlardı. Evet, 1'den başka ortak bölenleri yok. Dolayısıyla bunlar aralarında asal sayılar. Şimdi diyor ki bize aşağıdaki 12, 30, 36, 45, 55 ki bunlar ÖSYM'de en çok karşına gelen soru tipleri. Yani diyeceksin ki nasıl ya? 12 ile bölünebilme, 30 ile, 36 ile, 45 ile, 55 ile bölünebilmeyi sormuş ÖSYM. Nasıl yapacağız hocam? 12'yi düşüneceksin. Kimle kimin çarpımı? 2, 6 hocam. Reddettim. 2 ile 6 aralarında asal değiller. O zaman 3, 4 hocam. Kabul ettim kardeş. 3, 4. Hem de kendilerine ait kuralları da var. Mis. 30. 5-6 demeyeceksindir diye düşünüyorum. Neden hocam? 5-6 aralarında asal.
Bak ikinci bir şart söyledim aslında. 3 ile 4 aralarında asal. Hem de dedim kendine ait kuralları var. Ya 5 ve 6 evet çok haklısın. Çarptığında 30 aralarında da asallık oluşuyor. Peki soruyorum. 6'nın kendine ait kuralı var mı? Bir daha uğraşacaksın hem 2 hem 3'le. Ne gereği var? 30'u gördüğünde 3 ve 10'a bakmalısın. Çünkü hem aralarında asallar 3 ile 10 hem de kendine ait kuralları var. 36. 4 ve 9'a bakacağız. 45. Mesela 45'te 3-15 geldi aklıma ama 15 ile 3 aralarından sağlıyor. O zaman 5 ile 9. 55 için de 5 ile 11'e bakmalıyız. Sorumuzda rakamları farklı 5 basamaklı 6 0 A 4 B sayısı 12 ile tam bölünüyormuş. Bak 12. Ben de diyorum ki 12'yi gördüğünde aklına 3 ve 4 gelmeli. Peki yine bir soruyla karşılaştırayım seni. Önce 3 ile bölünebilmeye bakacağız. 4 ile bölünebilmeye mi? İyi soru hocam. Düşünelim. 3 mü 4 mü? Arkadaşlar önce şunu sor kendine. Birler basamağını ilgilendiren kim? Hiçbiri. Hem birler hem onlar basamağını ilgilendiren kim? 4. O zaman ilk başta 4'e bakacaksın. Çünkü 3 bütün rakamları içeriyor. Daha kısa küçük bir yerde işimizi halledeceğiz bir bölünebilmeyle sonra diğerine geçeceğiz. O zaman 4 ile bölünebilmede şu kısma bakıyorum. B'ye 0 versem ne oluyor? 40. Mükemmel. 4 ile tam bölünür. 4 ile bölünebilmede birler basamağı çalışıyorsak kaçar kaçar arttırıyorduk? Tabii ki de 4'er 4'er. Fakat bölünebilmenin ÖSYM tarafından en cinci olan nişanesiydi rakamların farklı olması. 0'ı kullanamazsın. 0 kullanılmış. 4'ü de kullanamazsın. O zaman bizim sayımız 6 0 A 4 8 olacaktır. Şimdi gelelim 3 ile tam bölünmeye. Rakamları topluyorum. 8, 12, 12, 18. 18 zaten 3'ün katı. O halde 0 verdiğimde bu işi kurtarmam lazım. Diyeceksin ki 0 veremezsin. Önce bir verin sonra iptal edin. 3 ile bölünebilmede en küçük değeri bulduktan sonra kaçar kaçar arttırıyordum? Tabii ki 3'er 3'er arttırıyordum. 3, 6, 9. 0 veremiyoruz. 6 veremiyoruz burada kullanılmış. O zaman 3 ve 9 olmak üzere iki farklı A değeri bulduk diyoruz. Sorumuzda 4 basamaklı 8M 7N sayısı 45 ile bölümünden kalan 45 ile bölünebilme neydi arkadaşlar? 45 ile bölünebilme. 5 ve 9'a bölünebilme. Kalan 3'müş bir de sayı çiftmiş. Buna göre M diyor. Şimdi arkadaş 45 ile bölününde kalan 3 ise o zaman 5'e bölündüğünde de kalan 3'tür. 9'a bölündüğünde de kalan 3'tür. Bak bu önemli sorulardan bir tanesi. Peki sorarım size. 5'e bölündüğünde kalan 3 ise nedir bu? Konuştuk bunu. 5'e bölündüğünde kalan 3 ise burası ya 3'tür ya da bunun 5 fazlası 8'dir. Nasıl sayı arıyordun sen? Çift. 3'e hoşça kaldı. Bu durumda 8M, 7, 8 diye bir sayımız oluştu. Şimdi 9'a bölündüğünde 3 kalanı istiyor. Rakamları topluyorum 9 ile bölünebilme olduğu için. 8, 8, 16. 7 daha 23. Ben buna 4 versem arkadaşlar 27 yapar ama o zaman 9'a tam bölünmüş olur. Biz 9'a tam bölünmesini değil 3 kalanı vermesini istiyoruz. O zaman 4'ün üzerine bir 3 ilave ederseniz bu durumda karşılığı M sayısının 7 olacaktır. Sorumuzda 4 basamaklı A6-1B sayısının 30 ile bölümünden kalan 13'tür demiş. Buna göre A'nın alabilecek kaç farklı değer vardır? Şimdi 30 ile bölünebilmeyi önce konuşalım. 30 için kime bakacağız? 3 ve 10'a bakacağız. Hem aralarında asal hem de kendilerine ait kuralları var. 5-6 aralarında asal ama 6'nın kendine ait kuralı yoktu. Devam ediyorum. 3'e bölündüğünde kalan 13 diyemeyeceğimiz için. Hocam niye diyemiyoruz? Tabii oğlum 13 çok büyük. 13'ü tekrardan 3'e böleceğiz. 3 kere 4 12 kalan 1 olacak. 10'a bölündüğünde kalan 13 diyemeyeceğimiz için 13'ü 10'a bölüyoruz. Kalan ne olacak? 3. Artık sorumuz 30'a bölündüğünde kalan 13 değil. 3'e bölündüğünde 1, 10'a bölündüğünde kalan 3. Hangisiyle başlayacağım? Tabii ki 10'la başlayacağım. 10'a bölündüğünde kalan 3 ise 1'ler basamağı 3'tür. O zaman bizim sayımız A6, 1, 3 geldi. Şimdi gelelim 3'e bölündüğünde 1 kalanı sağlamaya. 6, 9, 10. Arkadaşlar A'ya 0 verdiğimde zaten rakamlar toplamı 10 yapıyor. 10'u 3'e bölündüğünde kalan 1. Güzel 3'e 3'e arttıralım. 0, 3, 6, 9. Rakamlar farklı falan demiş mi? Hiçbir şey dememiş. Burada tek sıkıntı A'ya 0 verememe durumu. Çünkü verirsen 4 basamaklı olmaz. Bu durumda A'nın alabileceği 3 farklı değer vardır diyoruz. Bil bakalım köşesindeyiz. Bir A sayısının X ile bölümünden kalan M'ymiş. Bak burası ne olur dikkatli dinle. Burada işi kolaylaştıracak mevzular var. Bir B sayısının da X ile bölümünden kalan N imiş. A artı B X ile bölümünden kalan toplarız o zaman. A'nın X'e bölümünden kalan M'ydi. B'nin X'e bölümünden kalan N'di. O zaman A artı B'nin X ile bölümünden kalan M artı N'dir. A çarpı B'ninki
M çarpı N'dir. Ha, kalanlar üzerinden iş yapabiliyoruz yani. Evet. A sayısının X'e bölümden kalan M'di. K çarpı A'nınki K çarpı M olacak. A üzeri T demiş. O zaman bu da M üzeri T olacaktır. Fakat buradaki sayılar, dikkat ifadesini de burada onu anlatmak istiyor. Burada bulduğumuz sayılar X'ten büyükse, X'e bölüyorduk ya, M artı neyi topladın? X'ten büyük. X'ten büyük olmaz ki, bölen kalandan küçük olacaktı. M artı neyi tekrar X'e bölüyoruz, o kalana bakıyoruz, haberin olsun. Geldik sorumuza. Şimdi diyeceksin ki arkadaşım sorumuzda, ya biraz önceki sayfada ne anlattın? Burada şimdi zemini oturtuyorum. Bak şimdi seyret. X sayısının 19 ile bölümünden kalan 5'miş. Y sayısının 19 ile bölümünden kalan 11'miş. Aşağıdaki ifadelerin 19 ile bölümünden kalanları bulalım. Hep aynı sayıya bölüyor, farkında mısın? 19'a bölmüş X'i, 19'a bölmüş Y'yi ve en sonunda isteyen ifadeleri de 19'a bölmemi istiyor. İşte aynı sayıya sürekli bölüp duruyorsa biraz evvel öğrendiğimiz kuralları uygulayacağız. Neydi o? X artı Y. X sayısını 19'a bölüne kalan neydi? 5. Bak, kalanlar üzerinden çalışıyorum. Y sayısını 19'a bölüne kalan kaç? Topladığımda ne yaptı? 16. 16 19'dan büyük mü? Değil. Eğer büyük olsaydı 19'a bir daha bölecektim. O zaman cevabım 16. X sayısı 5 kalanı verdi. Y sayısı 11 kalanı verdi. Bu sefer çarpıyorum. 55 19'dan büyük arkadaşlar. O zaman diyorum ki gel bunu bir bölelim. 2 çarpı 19 38, kalanım ne geldi? 17. Ve geldim şuraya. 3 çarpı x kare diyor 5'in karesi artı y dediğim sayı da 11'in karesi. Bir toparlayalım. 5'in karesi 25. 3 ile çarptım 75. 11'in karesi 121. Bunları topladığımda 196 yapacak. 196 epey büyük çıktı. Gidelim 19'a bölelim. 10 defa var arkadaşlar. Gözüküyor zaten 190. Dolayısıyla kalanın ne gelecektir? 6 gelecektir. Sorumuzda x doğal sayısının 14 ile bölümünden kalan 5. O zaman ben x sayısının yerine 5'i kullanabilirim demek bu. Hemen yapıyorum. 5'in karesi artı 2 çarpı 5 eksi 3. 5'in karesi 25, 2 çarpı 5 10 eksi 3. 35, 3 çıkarttım 32. Fakat bu sayının da 14 ile bölünmesini istiyor. 32 14'ten büyük olduğu için bir kere daha bölüyoruz. 2 çarpı 14 28 ve kalanımız ne gelecektir? 14. Demek ki x kare artı 2x eksi 3 ifadesi 14 ile bölündü. Kalan ne verecektir? 14. Bak, x sayısının 14 ile bölümünden kalanı 5 dedi. Biz hemen gittik x'i 5 seçtik. Şimdi aklından şu geçiyor olabilir. Hocam, x'i 19 seçsem olur muydu? Olurdu. Çünkü 19 sayısı 14'e bölündüğünde kalanı 5 yapıyor. Fakat 19'un karesini almak biraz sıkıntı. Sayıyı büyüttükçe o verilen işlemde böyle antin kontinse x küpler, x üzeri 4'ler varsa o birazcık can sıkıcı olabilir. Onun için mümkün mertebe kalan neyse sayıyı ona atayın. Kalan 5, x'e 5 verdik, oradan yürüdük. Şimdi arkadaşlar ödüllü soruya geliyoruz ama bu dersin ödüllü sorusundan önce geçen dersin ödüllü sorusunun çözümüne bakalım. Geçen dersin ödüllü sorusu a ve b pozitif tam sayı olmak üzere a bölü b artı b bölü a ifadesinin sonucu bir tam sayıdır. Buna göre 4 artı 5b bölü 3b eksi 2a işleminin sonucu kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar a bölü b, b bölü a bunlar birbirlerinin amuda kaldırılmış halleri. Şimdi bir sayı düşünün, mesela 3. 3 sayısını amuda kaldırdığınızda bunun altında görünmeyen bir 1 var, 1 bölü 3. Sence bu sayıyla bu sayı topladığımda sonuç tam sayı yapar mı? Mümkünatı yok. Hocam o zaman bu sayı kaç olacak? A bölü b dediğimiz sayı arkadaşlar bu şartı sağlıyorsa ya 1'dir ya da a bölü b ifadesi eksi 1'dir. Fakat a'nın b'nin pozitif olduğunu bildiğimiz için pozitif sayıları böldüğümde pozitif çıkması gerektiği için bu ikinci ihtimal ortadan kalkıyor. Dolayısıyla ters çevirdiğinizde de tam sayı olabilecek iki tane sayım var. 1 ve eksi 1. A ve b pozitif tam sayı dediği için eksi 1 alamıyoruz. O zaman a bölü b 1'e eşitmiş. Yani içler dışlar çektiğinizde a'nın aslında b'ye eşit olduğunu buluyorsunuz. O zaman a gördüğüm her yere b yazayım. 4b artı 5b. 3b eksi 2b. Yukarısı 9b, aşağısı b yaptı. Sadeleştirdiğimde sorumuzun cevabı da 9 geldi. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Ödüllü sorumuz bu ders için a, b ve c rakam olmak üzere iki basamaklı ab doğal sayısı 5 ile, iki basamaklı bc doğal sayısı 4 ile, İki basamaklı CA doğal sayısı 9 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre B artı A çarpı C işleminin alabileceği en büyük değer kaçtır? Hepinize başarılar diliyorum. Ödevleri yapmayı unutmayalım. Herkese merhabalar. Gelelim kimyadan bahsetmeye arkadaşlar. İlk ünitemizi tamamladık. Bak, ilk iki dersimizde koca bir üniteyi bitirdik. Şimdi geldik üçüncü dersimize. Ekim'in ilk haftasında yepyeni bir üniteyle karşınızda olacağız kimya adına arkadaşlar. Nedir peki ünitemizin adı?
atom ve periyodik sistem olacak arkadaşlar. Bugün de bununla ilgili ilk dersimizi yapacağız. Şimdi ilk dersimizin konusu nedir peki arkadaşlar? Bu üniteye dair atom modelleri ve atomun yapısı olacak. Yani atomun aslında kavram olarak tarihçesinden bahsedeceğimiz bir ders var karşımızda. Şimdi şöyle bakalım neler var mı peki? Dersimizin içeriğinde neler olacak? Atom modellerinden bahsederek başlayacağız ilk olarak arkadaşlar. Ardından atom yapısından bahsedeceğiz. Şimdi atom modellerinde bir tarihçeyi göreceğiz. Atom bugünkü haline nasıl geldi? Bunlardan bahsedeceğiz. Ardından da atom kavramının bugünkü bilinen yönlerini değerlendirmeye alacağız. Atom kavramı için neler olmazsa olmazdır bunlardan bahsedeceğiz. Ve ardından da tabii ki atom dediğimiz şey aslında bütün elementlerin yapısını bize anlatan temel kavram olacak. İşte bir elementin tanecikleri ya da farklı elementlerin taneciklerini birbiriyle kıyaslarken kullandığımız izotür kavramları olacak arkadaşlar. Dört farklı izotürün niteliklerini, özelliklerini, benzer ve farklı yönlerini değerlendirmeye alacağız ve güzelce dersimizi tamamlamış olacağız. Peki dersimizin sonunda biz neler elde etmiş olacağız ve bu elde ettiklerimizi günlük hayatımıza nasıl dökeceğiz? Ardından da tabii ki hangi ödevleri yapmamız gerekiyor onlardan bahsedelim. Arkadaşlar atomun tarihçesini öğreneceğimizden bahsettik. Atom kavramı ilk defa nasıl ortaya çıktı? Ardından bugünkü haline nasıl ulaştı? Hangi aşamalardan geçti? Hangi deneyler yapıldı? Bunlardan bahsedeceğiz ve atom kavramını oluşturan temel hem tanecikleri hem de temel yapıları değerlendirmeye alacağız. Ardından da tabii ki ödevimiz arkadaşlar ders biter bitmez oturup ödevlere başlıyoruz. İlk olarak tabii ki temel ödev kaynağımız 0'dan 9'a kimya kitabımız olacak. Burada arkadaşlar sayfa 58 ile 70 arası bizim ödevimiz görevlendirmemiz olacak. Kitabımızın içeriğinde neler var? Bak yeni üniteye 0'dan başlıyoruz bu konuyla birlikte. Her sol tarafta her sayfanın sol tarafında daha doğrusu bize konuyu anlatan bir sayfa olacak. Burada mesela Dalton ve Thomson atom modellerini anlatacak ve burada anlatılan konuyla ilgili 6 tane soru, bir sayfa dolusu soru burada çözmemizi bekliyor olacak. Her sayfa bu şekilde konu anlatımı ve o konuyla ilgili sorular üzerinden bizi ilerletecek ve bölümü tamamladığımız anda da tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Ödevimizi tamamladıktan sonra tabii ki 0'dan 9'a kimya kitabından Dinamo kimya kitabı bizim diğer ve çok önemli bir kaynağımız olarak karşımıza çıkacak. Burada da test sıra 01 ve 09 arası yine ödevimiz olacak arkadaşlar yeni ünitemiz için. Bu kitapla nasıl bir sistemimiz var onu tekrardan bahsedelim. Hepiniz de var zaten aslında tanıyorsunuz ama ilk sayfanın başında bir çözümlü örnek var. Bu çözümlü örnek bir konuyu bize anlatan örneğimiz ve ardından da 4 soru o konuyla ilgili o örneğe benzer nitelikteki sorulardan bizim çözmemiz için bekliyor olacak arkadaşlar. Bu şekilde bütün soruları tamamladığımız zaman yine bölüm biter bitmez de tarama testi bizim karşımıza çıkacak. Her iki kitabımızda da çözemediğimiz ya da kafamızı karıştıran herhangi bir soru olduğunda kare kod sayesinde video çözümüne bakıp bütün eksiklerimizi giderme şansına sahip olacağız. Ödevlerimizi tamamladığımız anda da konu aslında bizim için oturmuş olacak diyelim. Şimdi o zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar atom modelleri bak bir önceki dersimizi hatırlayacak olursak yani kimyanın tarihçesinden bahsettiğimiz dersi hatırlayacak olursak orada demiştik ki madde tanımını iki kişi aslında ön plana çıkarak yapıyor. Birisi Empedokles 4 öğe kuramını kullanıyordu ve insanoğlu çoğunlukla 4 öğe kuramını kabulleniyordu. Bir diğeri de Demokritus'tu. Atom kavramından tarihte ilk defa bahseden kişi Demokritus'tu arkadaşlar. Çok kabul gören bir tanımlama değildi ama çok yıllar sonrasında tekrardan biz asıl doğru tanımlamanın o olduğunu, asıl takip etmemiz gereken tanımlamanın o olduğunu öğreniyorduk. Demokritus atomla ilgili felsefik bir yaklaşıma sahipti. Yani söyledikleri bilimsel değildi. Dolayısıyla atom kavramını biz bilimsel olarak incelediğimiz bir süreçten bahsediyorsak ilk bilimsel atom modeli olarak Dalton atom modeli karşımıza çıkacak. Yani atomla ilgili bilimsel çalışmalar Dalton'la birlikte başlıyor. Demokritus'tan yüzlerce yıl sonra karşımıza çıkıyor. Peki Dalton atom kavramını bize geri döndüren aslında cümleleri nelerdi, neler söyledi atomla ilgili biraz ondan bahsedecek olursak. Arkadaşlar dedi ki içi dolu berk bir küredir. Madde atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur ve bu atom dediğimiz içi dolu berk kürelerdir. Tıpkı bilardo topuna benzeyen bir küre sisteminden bahsediyor aslında bizim için. Başka ne diyor? Atom kimyasal tepkimelerde parçalanamaz. Yani aslında kelime anlamı olarak da bunu ifade ediyoruz biz. Atom parçalanamaz bir taneciktir diyor.
bölünemez, yoktan var edilemez, varken de yok edilemez ve başka bir atoma da dönüştürülemez. Bir maddenin atomu öylece kalmak zorundadır diyor Dalton. Başka ne diyor peki? Diyor ki kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Yani sadece atomu açıklamakla kalmıyor. Bunun yanı sıra tepkimelerdeki atomun rolünden de bahseden çok önemli cümleler kuruyor. Mesela suyun oluşumundan bahsediyorsan Dalton bize diyor ki bir tane oksijen atomu iki tane hidrojen atomuyla birleşir ve H2O şeklinde bizim su molekülümüzü meydana gelir getirir. Bak atom sayısı da türü de bu tepkimede korundu. Dolayısıyla aslında bileşik kavramını da bize Dalton burada açıklamış oluyor. Atomları tanımlarken içi dolu berk kürelerdir demiştik ki işte burada çok yoğun bir kütle birikiminden bahsediyor aslında. Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından birebir özdeştir. Yani diyelim ki iki tane magnezyum atomunu aldığımız zaman elimize, şimdi ikisi de aynı elemente ait olduğu için birebir aynı olmak zorundadır diyor. Bak bu da Dalton'un çok önemli cümlelerinden birisi ve diyor ki farklı element atomları da yani bunun tam tersi şekilde birbirinden farklı olmak zorundadır. Aynı benzer özellikler gösteremez diyor. Farklı element atomları ise belirli oranlarla birleşerek bileşikleri oluşturur diyor arkadaşlar. Yani bileşik kavramını bize tanımlayan cümleler kuran bir atom modeli var karşımızda. Peki Dalton'un o gün söylediklerini bugün bildiğimiz atom kavramıyla kıyaslayacak olursak. Şimdi onun cümleleri bunlardı ama hangileri doğru hangileri bugün geçerliliğini yitirdi bunlar üzerine biraz konuşalım. Bugün diyoruz ki biz atomun içinde daha küçük tanecikler de var. Hani Dalton diyordu ki atom oluşabilen bir maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır. Oysa ki biz diyoruz ki bugün protonlar, nötronlar, elektronlar var. Yani atomun altında çok daha küçük tanecikler de var. Yani bu cümlesi yanlış. Radyoaktif tepkimeler sonucunda atom parçalanabilir diyoruz biz bugün ki atom bombası yaparak bunu da aslında acı bir şekilde kanıtlamış olduk. Oysa ki Dalton diyordu ki atom bir maddenin oluşabilecek en küçük tanecidir ve parçalamak mümkün değildir diyordu. Bu cümlesinin de bugün yanlış olduğunu görüyoruz. Atomun büyük bir kısmının bugün boşluklardan oluştuğunu biliyoruz. Çekirdek var ve çekirdeğin etrafında elektronlar dolaşıyor ve büyük oranda boşluklardan oluşuyor. Oysa ki Dalton o zaman demişti ki atomun içi doludur. Dolayısıyla bu cümlesi de yanlış bir cümle. Bir elementin bütün atomları Dalton bize aynıdır demişti. Oysa ki bugün az sonra da göreceğimiz izotop kavramı sayesinde bir elementin bütün atomlarının özdeş olmak zorunda olmadığını farklılıklar taşıyan atomların da aynı elemente ait olabileceğini biz bugün kanıtlamış oluyoruz arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bu cümlesi de yanlıştı. Bak birçok cümlesinin yanlış olduğunu görüyoruz Dalton'un. Ama bu Dalton atom modelinin anlamsız ya da değersiz olduğunu göstermez. Atom kavramı üzerine bilimsel olarak ilk defa onunla çalıştığımız için sonrasında gelenlerin hepsinden belki de çok daha önemli bir çalışma oluyor Dalton'un atom modeli. Arkadaşlar şu noktadan sonra şuraya dikkat edeceğiz. Bugünkü atomu var eden çok önemli kavramlar var değil mi? Dedik ki atom altı bazı tanecikler var. Ne gibi? Proton gibi, elektron gibi, nötron gibi tanecikler var. Veya atomu ilgilendiren çok önemli kavramlar var. Çekirdek gibi, yörünge gibi ve bugün son olarak modern atom teorisinde ortaya koyduğumuz orbital gibi. Bak bu kavramlar olmazsa bugünkü atom tanımını yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla aslında atom modelleriyle, atom tarihçesiyle birlikte bu kavramlardaki gelişmeleri de kronolojik olarak öğrenmemizde çok önemli faydalar var. Peki Dalton atom modeli ortadan kalktıktan sonra, Dalton atom modeli daha doğrusu ortaya atıldıktan sonra bu kavramlardan ilk olarak hangisi keşfediliyor? Bir sonraki adımı anlamak için burası bizim için önemli olacak. Arkadaşlar ilk olarak Crookes yaptığı deneyler sonucunda elektronların keşfini gerçekleştiriyor ve elektronların hani var olduğunu biz onun deneyi sayesinde öğreniyoruz. Ardından da yapılan deneylerle elektronların yükü tespit ediliyor. Her bir elektronun yükü nedir bunu hesaplıyoruz, tamam mı? Sonrasında da Thomson ortaya çıkıyor. Elektronların yükü ve kütlesi arasındaki oranı buluyor. Dolayısıyla elektronun yükünü kütle ve yük arasındaki oranı bildiğimiz için artık Thomson elektron kütlesiyle ilgili de yorum yapabilir hale geliyor. Bak bu aşamadan sonra elektronların keşfi gerçekleştiği için bizim artık yepyeni bir atom modeline ihtiyaç duyduğumuz ortaya çıkıyor. İşte sıradaki atom modelini de bu getiriyor aslında zaten. Thomson ortaya çıkıyor. Thomson diyor ki evet Dalton'un bahsettiği bir küre vardı. Bu küre doğrudur diyor. Ama artık elektronların yani yüklü taneciklerin, negatif yüklü taneciklerin de var olduğunu biliyoruz. O zaman bunu biz bu şekilde kürenin içerisine yerleştirmemiz lazım. Thomson diyor ki tıpkı
üzümlü kek gibi, yani bir kekin içerisinde üzümlerin homojen olarak dağılması gibi bir küremiz vardır ve kürenin içerisinde homojen dağılmış negatif yüklü tanecikler, yani elektronlar vardır. Atomu tanımlarken bu şekilde bir tanım yapıyor. Ve atom kavramı ile ilgili tabii ki başka cümleler de kuruyor. Diyor ki atomlar çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santimetre olan kürelerdir. Yani atomu küre olarak kabul etmeye devam ediyoruz Thomson'la birlikte. Elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atomun içerisinde homojen olarak dağılmıştır diyor. Bak, protonları henüz keşfetmedik. Yani pozitif yüklü taneciklerin varlığından haberimiz yok. Ama atomun da nötr olduğunu biliyor Thomson. Dolayısıyla burada negatif yüklü elektronlara karşılık gelen pozitif yüklü bir yapının olması gerekiyor. İşte burada diyor ki demek ki negatif yüklü tanecikler atomun içerisinde dağılmışsa tam o negatif yüke eşit miktarda pozitif yük de kürenin kendisine ait olmalıdır. Yani üzümlü kek modelinden gidecek olursak şöyle diyor. Kekin kendisi kocaman bir pozitif yüktür ve bunun içerisinde homojen olarak dağılmış negatif yüklü tanecikler vardır. Eşitlikten dolayı da atom nötr olma özelliğini korur. Başka ne diyor peki? Diyor ki atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür, az önce ifade ettiğimiz gibi. Thomson'la ilgili bir de şunu söylemiştik arkadaşlar. Artık elektronların tamam yükünü biliyoruz ama kütlesini de biliyoruz. Ve Thomson kütle ile ilgili diyor ki elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar azdır. Çünkü kürenin yanında, yani atomun yanında çok çok küçük bir kütleden bahsediyoruz elektronların kütlesini değerlendirirken. İşte burada diyor ki elektronların kütlesi ihmal edilecek kadar küçük olduğu için ve kekin kendisi de, yani atomun kendisi de pozitif yüklü olduğu için demek ki bütün kütleyi bu pozitif yükler oluşturur. Tamam, atom kütlesiyle ilgili yaptığı yorum da bu oluyor arkadaşlar. Peki bugünkü atom bilgimizle Thomson'ın söylediklerini kıyaslarsak orada düzeltilmesi gereken ne hatalar var? Şimdi atomdaki pozitif ve negatif yükler atomda homojen olarak dağılmaz arkadaşlar. Homojen olduğunu söylemişti. Biz bugün biliyoruz ki çekirdekte pozitif yükler toplanmış, yani protonlar toplanmış durumda. Onun etrafındaki yörüngelerde de negatif yüklü elektronlar var. Dolayısıyla homojenlik söz konusu değil. Atomdaki pozitif yükler çok küçük hacme sıkışmışken negatif yükler çok büyük hacim kaplar diyoruz biz burada. Tabii ki atom çapında konuşurken büyük bir hacimden bahsediyoruz. Thomson'ın söyledikleriyle tamamen ters bu ifadede. Atomda bulunan pozitif tanecikler atom kütlesinin tamamını değil, bugün diyoruz ki yaklaşık olarak yarısını oluşturur. Çünkü o zaman henüz protonlar keşfedilmemişti ama artık protonların varlığını biliyoruz ve protonların toplam kütlesi atomun bütün kütlesini oluşturmuyor. Bunu da ifade edebiliyoruz. Peki geçelim bir sonraki atom modeli için gerçekleşen keşiflere. Şimdi demiştik ki elektronlar keşfedildi. Bak, ilk defa keşfedilen tanecik elektronlar ve elektronlardan ilk defa bahseden atom modeli de Thomson atom modeli oldu. Ardından protonlar keşfediliyor arkadaşlar. Protonların yani pozitif yükleri oluşturan taneciklerin varlığından da bahsedilmeye başlanıyor. Ve bu bize yeni bir atom modeli ihtiyacı oluşturuyor. Ve atomun hala da küre olduğunu söylemeye devam ediyorduk Thomson'la. Şimdi bununla ilgili de Rutherford ortaya çıkıyor ve çok önemli bir deney yapıyor. Daha doğrusu öğrencileriyle birlikte yaptığı ve yorumladığı çok önemli bir deney var. Arkadaşlar bu deneyi bileceğiz. Alfa saçılması deneyi, bir diğer adıyla da altın levha deneyi olarak karşımıza çıkacak bu deney. Şimdi Rutherford bu deneyinde neyi amaçlıyor, nasıl bir tasarım üzerinden ilerliyor ondan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar Rutherford Thomson'ın öğrencisi, tamam mı? Ve Thomson'ın ortaya attığı bu üzümlü kek atom modeline karşı çok fazla eleştiri var. Bu modeli kabul etmiyor bilim dünyası. Rutherford diyor ki ben hocamın söylediği bu kavramı kanıtlamalıyım. Yani atomun gerçekten de bir küre olduğunu kanıtlamalıyım. Bunun için şunu yapıyor. Alfa taneciklerini kullandığı bir deney tasarlıyor. Neden alfa tanecikleri? Şimdi radyoaktif bir elementten açığa çıkan taneciklerden bahsediyoruz. Bir ışık ışınından bahsediyoruz aslında. Alfa taneciklerinin şöyle çok önemli özellikleri var. Bir, çok ağır arkadaşlar. Yani atomik boyutta düşündüğümüz zaman kütlesi çok yüksek. Bir helyum atomunun kütlesine eşit kütlede ışık tanecikleri olduğunu, fotonlar olduğunu düşünün arkadaşlar. Çok ağır. Bunun dışında çok hızlı hareket ediyor tabii ki. Çünkü ışık hızında hareket eden taneciklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla enerjisi çok yüksek tanecikler var karşımızda. Ve bundan ötürü de arkadaşlar bir taraftan kullanıma uygun olmasının sebebi de yük durumu arkadaşlar. Bunlar aynı zamanda pozitif yüklü tanecikler.
Dolayısıyla bu niteliklerinden ötürü alfa tanecikleri çok kullanışlı tanecikler oluyor bu deney için. Peki nasıl bir tasarım var? Şimdi alfa taneciklerini saçtığı bir kaynak oluşturuyor öncelikle. Buradan alfa tanecikleri çıkıyor, tamam mı? Bunun tam karşısına da bugün hani alüminyum folyolar var ya, ona çok benzer altından yapılmış bir folyo, bir levha kullanıyor. Ve alfa taneciklerinin buraya gelip çarpmasını sağlıyor, tamam mı? Bunun etrafına da bir yine arka tarafına başka bir levha yerleştiriyor ve bu levhanın üzerine çinko sülfür sürüyor. Bu çinko sülfür de gelen alfa taneciklerin çarptığı noktaları belirginleştiriyor ve bu sayede gelen ve altın levhaya çarpan taneciklerin sonrasında nereye gittiğini ve nereye kaç tane gittiğini sayma fırsatı buluyoruz, tamam mı? Şimdi Rutherford'un bu deneyi yaparken hani Thomson'ın söylediklerini kanıtlamaya çalışıyordu ya, beklentisi şu: eğer benim hocam Thomson'ın söyledikleri doğruysa gönderdiğim alfa ışınlarının tamamı şu arkaya düşmeli, hiçbir şekilde sapmaya uğramamalı. Neden? Eğer atom hani bir küre ise ve homojen olarak dağılmışsa benim şu özelliklere sahip çok ağır ve çok yüksek enerjili ve pozitif yüklü taneciklere sahip olan alfa tanecikleri altının atomlarını tamamen delip geçmeli ve hiçbir sapmaya uğramadan hepsi arkaya düşmeli. Ama deney sonucunda da şunu fark ediyor: doğrultusunu değiştirmeyen tanecikler, onun gönderdiği taneciklerin %99'u, yani çok büyük kısmı onun istediklerini karşılıyor. Ama %0.99'u şöyle küçük bir sapmayla geliyor arkadaşlar. Yani çok küçük bir kısmı küçük bir sapmaya uğruyor, tamam mı? Ama %0.01'i tamamen sapmaya uğrayıp arka tarafına düşüyor. Yani çarptığı yerden geri geliyor, tamam mı? İşte bu 0.01 tanecik aslında bütün yorumlamayı değiştiriyor. Atomun bir küre olmadığını bize kanıtlıyor. Neden? Diyor ki biz hani altın levhayı şöyle atomlardan oluşan bir yapı olarak değerlendirirsek, bizim gönderdiğimiz 100 tanecikten 99'u hiçbir sapmaya uğramadan ilerledi. Demek ki bunlar onu engelleyecek bir noktaya denk gelmediler. Yani boşluktan geçtiler. Dolayısıyla atomun boşlukları varmış. Bu büyük kısmı o boşluklardan geçti. Şu %0.99'luk kısmı pozitif yüklü tanecikler, pozitif yüklü çekirdeğe yakın bir noktaya denk geldiği için küçük sapmalarla ilerledi arkadaşlar. Demek ki bir çekirdeğin varlığına burada aslında kanıt sunabiliriz. İşte 10.000 tanecikten sadece bir tanesi de tam çekirdeğe denk geldiği için geri düştü. Şimdi bu neyi kanıtladı bize? Demek ki bizim atomumuz bir küre değil, bir homojen dağılmışlık yok. Pozitifin yükün tamamının toplandığı küçük bir çekirdek var, küçük bir hacim var. Eğer oraya denk geliyorsa bizim gönderdiğimiz alfa tanecikleri geri gelebiliyor. Atomun demek ki geri kalan kısmı da boşluklardan oluşuyormuş ki çekirdeğe hiç denk gelmeyen tanecikler doğrudan sapmaya uğramadan yoluna devam edebilmiş. O zaman bu deney bize neyin varlığını kanıtladı? Çekirdeğin varlığını kanıtladı arkadaşlar. Şimdi bu kanıtla birlikte Rutherford mecburen yeni bir atom modeli ortaya atıyor. Bak, Thomson'dan sonra neler keşfedildi? Thomson'da elektronlar vardı. Artık protonların varlığını da biliyoruz ve çekirdeğin varlığını da biliyoruz. Bu yüzden Rutherford dedi ki bir atomdaki pozitifin yükün tamamı çekirdek denilen küçük bir bölgede toplanmıştır. Bak, bu cümleyi ilk defa kuran Rutherford çekirdeği keşfeden kişi olarak. Çekirdek yaklaşık olarak, hani Thomson ne demişti? 10^-8 cm çapında bir atom var. 10.000 tanecikten sadece bir tanesi bu çekirdeğe denk geldiğine göre demek ki çekirdek hacmi ya da daha doğrusu çapı atom çapının 10.000'de biri olmak zorunda. O zaman 10^-12 veya 10^-13 bu aralıkta bir çapa sahip bir çekirdekten bahsediyoruz ve geri kalan kısmı boşluklardan oluşuyor. Ve elektronların konumu neresi? Elektronlar da işte bu bahsettiğimiz boşluklarda hareket ediyorlar. Çekirdekteki pozitif yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynıdır. Yani aslında bugün kullandığımız atom numarası kavramı, yani proton sayısıyla elementin türü arasındaki ilişkiyi aslında bize burada ifade etmiş oluyor. Eğer çekirdekteki pozitif yük miktarı, yani proton sayısı farklıysa da bu atomun türünün, elementin türünün farklı olduğunu bize gösterir. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir. Bak, bu neyi gösteriyor bize? Atomun nötr olma durumunun burada da geçerli olduğu anlamına geliyor. Thomson'dan farkı, Thomson pozitif yüklü bir küreyle elektronların yükünün birbirine eşit olduğunu söylüyordu. Burada çekirdekteki pozitif yükle elektronların yükünün toplamının birbirine eşit olduğunu söylüyoruz.
Peki kütleye gelecek olursak, Thomson demişti ki atom kütlesinin tamamını pozitif yükler oluşturur. Ancak burada protonların varlığından bahsediyoruz. Yani pozitif yükün atom kütlesinin yaklaşık yarısı olduğunu biliyoruz. Ve elektronlar etrafında dolaştığı için çekirdeğin bütün kütleyi kapladığını, bütün kütlenin çekirdekle toplandığını biliyoruz. Neredeyse bütün kütlenin. Bu kütlenin de yaklaşık olarak yarısını protonları oluşturur diyor arkadaşlar. Ama şuna dikkat, geri kalan yarısının nötron olduğunu henüz burada bize söylemiyor. Dolayısıyla nötronların keşfi çok daha sonra karşımıza çıkacak. Şimdi Rutherford atom modelini bugünkü bilgilerimizle kıyaslayacak olursak. Neleri keşfettik? Bak, tarihte ilk defa protonlardan yani pozitif yüklü taneciklerden ve çekirdekten bahsedilen atom modeli Rutherford atom modeli oldu. Ama Rutherford'a elektronların davranışını sorduğun zaman net bir cevap alamıyorsun. Sadece çekirdeğin etrafında dolaştığını söylüyor. Dolayısıyla çekirdek etrafında dönen elektronların neden pozitif yüklü çekirdek üstüne düşmediğini bize Rutherford açıklamakta yetersiz kalıyor. Bunun için daha sonraki atom modellerine ihtiyaç duyuyoruz. Rutherford atom modeli elektronun davranışını da açıklayamıyor. Yani bugün bildiğimiz o katman ya da orbital kavramları ile ilgili Rutherford yetersiz kalıyor. Sadece çekirdekle ilgili bize bilgi sunuyor. Demek ki bir sonraki adımda bizim neyi keşfetmemiz lazım? Bak, şimdiye kadar elektron keşfedildi. Pozitif yüklü tanecikler yani protonlardan bahsedildi. Çekirdek keşfedildi. Bizim elimizde nötronlar kaldı. Orbital kavramı kaldı ve katman kavramı kaldı. Nötronlar bir süre daha bekleyecek arkadaşlar. Bir sonraki adımda keşfedilen şey katman kavramı yani yörünge kavramı olacak. Bu da Bohr atom modelinde ilk defa karşımıza çıkıyor. Peki Bohr katman kavramını keşfederken neyi kullanıyor arkadaşlar? Işığı kullanıyor. Bak, biz ışıkla ilgili ne biliyoruz? İşte beyaz ışığı yani güneşten gelen ışınları bir prizmadan geçirdiğimiz zaman şöyle bir gök kuşağını elde ettiğimizi biliyoruz. Yani farklı renklerin farklı şekilde kırıldığını biliyoruz arkadaşlar. Bu da farklı renklerin farklı dalga boyunda olmasından kaynaklanıyor ve dalga boyuyla da ışığın enerjisi arasında bir ilişki var arkadaşlar. Şimdi atomun spektrumlarını düşündüğümüz zaman bir görünür bölge var. Görünür bölgede kırmızı en düşük enerjili ışık, kızılötesi ışınları bu yüzden kırmızıdan bile daha düşük enerjili ışınları kaplıyor. Görünür bölgede en yüksek enerjili renk mor rengi. Dolayısıyla da arkadaşlar mordan bile daha yüksek enerjili ışıklara biz ultraviyole yani mor ötesi ışınlar adını veriyoruz. Dolayısıyla sen bir ışığın dalga boyunu biliyorsan onun enerjisiyle ilgili de yorum yapabilirsin, enerjisini hatta hesaplayabilirsin. Bu da ışığın davranışı ve ışığın atom üzerindeki etkisiyle ilgili yorumlar yapmamızı bize sağlıyor. Peki Bohr bunu nasıl kullanıyor? Şimdi ilk olarak şunu yapıyor. Beyaz bir ışığı hidrojene gönderdiğimiz zaman, hidrojen dolu bir kaba gönderdiğimiz zaman hidrojenin bu beyaz ışığın bazı renklerini soğurduğunu görüyor ve bu soğurma esnasında yani absorpsiyon dediğimiz olay esnasında belli noktalarda kesikli çizgilerin oluştuğunu görüyor. Bak, her tarafı renkli, aslında bir gökkuşağı oluşumu var ortada ama bazı noktalarda siyah çizgiler var. İşte bu çizgileri aslında şöyle değerlendiriyor Bohr, diyor ki evet bizim çekirdeğimiz vardı, çekirdeğin etrafında da şöyle katmanlar yani enerji seviyeleri var. Hani 1, 2, 3 şeklinde numaralandırabileceğimiz ya da K, L, M, N şeklinde harfler verebileceğimiz katmanlar var. Ve birinci katmanda yer alan bir elektrondan bahsediyorsak eğer, biz buna ışığı gönderdiğimiz zaman verdiğimiz enerjiden ötürü elektron daha üst katmanlardan birine zıplar. Çünkü çekirdekten uzaklaştıkça katmanın enerjisi artar ve elektron da aldığı enerjiyi katmanlar arasında yer değiştirerek belirtir, tamam mı? Sana diyor ki eğer bir elektron şu birinci katmandan ikinci katmana zıpladıysa bu iki katman arasındaki enerjiyi almıştır. Ve buradaki kesikli çizgiler var ya, işte oradaki kesikli çizgilerin sahip olduğu enerji değeri aslında katmanlar arasındaki enerji değerini ifade eder bize. Ya da işte birden üçe zıpladıysa üçüncü ve birinci katman arasındaki enerji farkı neyse bu kesikli çizgilerden birisi aslında o enerji değerine denk geliyordur. Bu deney bir de şöyle tekrarladı. Biz hidrojeni ısıtırsak yani bir gazı ısıtırsak bir süre sonra ışık yaymaya başlıyor. Işıma yapıyor. Yani emisyon durumu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan açığa çıkan ışığı yine prizmadan geçirdiğimiz zaman çok benzer bir spektrum elde ediyoruz. Tek farkı şu, kesikler aynı noktalarda ama bu defa her yer karanlıkken sadece kesiklerin bulunduğu yerlerde renkler var ve bu iki spektrumu üst üste koyduğumuz zaman tam bir gökkuşağı elde ediyoruz. Yani kesiksiz bir spektrum elde ediyoruz. Bu neyi kanıtladı bize? Demek ki elektron aslında verdiğimiz ışık sayesinde birinci katmandan ikinci katmana aktardıysak, ikinci katmandan birinci katmana geri dönen elektron da
tam olarak az önce soğurdu enerjisinin aynısını açığa çıkarıyor. Dolayısıyla bu iki enerji seviyesi katman arasındaki fark sabittir ya da 1 ile 3 arasındaki fark sabittir. İşte bu enerji farkları da elektronların çekirdek etrafında rastgele noktalarda değil, belli enerji seviyelerinde enerjilerine göre belli mesafelerde durduğunu bize kanıtlar. Şimdi bu deney katman kavramını bize kanıtlayan en önemli nokta oluyor. Peki Bohr bu keşfini sonrasında nasıl cümlelere döküyor? Şimdi dedi ki bize ilk defa katmanlardan burada bahsediyoruz. Elektronlar çekirdekten belirli mesafe, uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Bak, katman, yörünge veya enerji seviyesi, bunların üçü de aynı anlam ifade ediyor. Çekirdekten mesafesini ve enerjisini belirten ifadeler oluyor bunlar. Ve bu yörüngelerde enerji seviyesine göre dönüşler sağlıyor. Buna kabuk adı da veriliyor arkadaşlar. 1, 2, 3 ya da K, L, M, N şeklinde harflerle belirtmemiz mümkün. Enerji düzeyi bir tam sayıyla belirtilir. Az önce belirttiğimiz gibi birinci enerji seviyesi K, ikinci enerji seviyesi L, üçüncüsü M, dördüncüsü N şeklinde harflendirilir. Elektron çekirdeği en yakın, en düşük enerjili haline biz atomun temel hali adını vereceğiz. Yani elektronlar bulunabilecekleri en düşük enerji seviyesinde bulunmak isterler arkadaşlar. Mümkün olduğunca düşük enerjili olmak isterler. Dolayısıyla da bir hidrojenden bahsediyorsan, yani tek elektronlu bir tanecikten bahsediyorsan, o birinci katmanda bulunmak ister ki o onun temel hali olsun. Ama sen dışarıdan enerji vererek bu elektronu daha üst katmanlardan birine taşıyacak olursan, bu durumda aslında bulunmak istediği bir pozisyonda olmadığı için uyarılmış hale gelmiş olur. Yani elektron olması gerekenden daha yüksek enerji seviyesindeyse biz o duruma uyarılmış hal adını vereceğiz. Elektron dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji seviyesine geçmesine uyarılmış hal denir ve uyarılmış hale gelen elektron tekrar temel haline geri dönmek ister. Geri dönerken de açığa ışık çıkarır, yani ışımalar yapar. Yayılan ışığın enerjisi ise katmanlar arasındaki enerji farkına eşittir diyor. Şimdi Bohr'un açıklamaları bunlar. Peki bugünkü atom kavramıyla biz onların söylediklerini, Bohr'un söylediklerini kıyaslayacak olursak ne gibi sorunlar var, ne gibi eksikler var? Bohr arkadaşlar, bak, Bohr'la ilgili en önemli sorun şu: sadece ve sadece tek elektrona sahip olan tanecikleri açıklayabiliyor. Yani hidrojen atomunu açıklayabiliyor ama helyum taneciğini açıklayamıyor. Çünkü helyumda iki tane elektron var. Dolayısıyla helyumun artı bir yüklerini ya da lityumu açıklayamıyor. Lityumun artı iki yüklerini açıklayabiliyor. Çünkü bir tane elektron kalması lazım. Neden nedir peki bunun? Şimdi verdiğimiz enerji sayesinde elektron üst katmanlardan birine zıplıyor ve katmanlar arasındaki ilişkiyi ve mesafeyi buradan hesaplıyoruz ya biz. İki tane elektron olursa verdiğimiz enerjinin ne kadarını hangi elektron kullandı bilemeyiz. Dolayısıyla birden fazla elektron için Bohr atom modeli çalışmıyor. O yüzden yeni bir atom modeline sonradan ihtiyaç duyuyoruz. Bohr atom modelinde bahsedildiği gibi elektronların yeri aslında tespit edilemez. Biz bugün onun yerine bulut modelini ya da orbital dediğimiz kavramı kullanarak ancak elektronun konumuyla ilgili yorumlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de modern atom teorisine Bohr'dan sonra ihtiyaç duyduk. Absorpsiyon ve emisyondan da bahsetmiştik zaten. Üst katmana geçerken dışarıdan enerji alır. Tekrardan geriye dönerken de az önce kullandığı enerjiyi aynen dışarı verir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdiye kadar neleri keşfettik? Bak, hatırlayalım. Şöyle bir özet geçelim. Elektronlar ilk defa Thomson atom modelinde keşfedildi. Ardından pozitif yüklü tanecikler ve çekirdek kavramı ilk defa Rutherford atom modelinde değerlendirildi. Katman kavramı ilk defa Bohr atom modelinde gündeme geldi. Ardından nötronlar daha sonrasında, yani Bohr atom modelinden de sonra Chadwick tarafından keşfediliyor. Ve modern atom teorisinde de orbital kavramı gündeme geliyor, ilk defa orada bahsediliyor. Şimdi atomun tarihçesini bu şekilde gördük. Bak, nasıl geldi? Ta orbital kavramına kadar modern atom teorisine ulaştık. Bugün atomu tanımlarken hangi kavramları nasıl değerlendiriyoruz? Onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, atomu oluşturan bazı temel tanecikler var. Elektron, proton ve nötron olarak. Bunların konumlarından şöyle bir bahsedelim. Dedik ki bir çekirdeğimiz var. Şöyle atomun merkezinde yer alan bir yapı. Ve burada da pozitif yüklü ve nötr tanecikler var. İşte o nötr olan taneciklere nötron adını veriyoruz ve N üzeri sıfır şeklinde gösteriyoruz. Pozitif yüklü taneciklere de proton adını veriyoruz ve P üzeri artı şeklinde bunları sembolize ediyoruz. Elektronlar neredeydi? Çekirdeğin etrafındaki orbitallerde ya da işte enerji seviyelerinde yer alıyordu dedik. İşte buradaki negatif yüklü taneciklere
elektron adını vereceğiz ve E üzeri ekli, eksi şeklinde de bunları sembolize edeceğiz. Yapımız bu. Peki bunların özelliklerini kıyaslayacak olursak, dedi ki proton P artı elektron E eksi, nötron ise N üzeri sıfır şeklinde gösteriliyor. Yüklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, protonlar pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklü, nötronlar yüksüzdür dedik. Ama her bir proton, her bir elektronun yükünü tamamen nötralleştirebildiğine göre demek ki yükler zıt olsa bile miktar olarak aynı yüke sahip olacaklar. Yani proton ve elektronların yükleri birbirine eşit. Kütlelere gelecek olursak arkadaşlar, proton ve nötronların kütleleri gördüğümüz üzere neredeyse birbirine eşit. Nötronlar sadece azıcık biraz daha fazla ama biz bunları eşit kabul edebiliriz. Elektronlara gelecek olursak çok çok daha küçük bir kütleye sahipler. Dolayısıyla da elektronların kütlesini biz yaklaşık olarak ihmal ederiz. Sıfır olarak kabul ederiz. Proton ve nötronları kıyaslarken de birbirine çok yakın olduğu için 1 AKB'lik, yani atomik kütle birimlik kütleli olarak birbirine eşit olarak kabul ederiz. Dolayısıyla da atomun kütlesini ne oluşturur? Hangi tanecikler oluşturur? Protonlar ve nötronlar atomun kütlesini oluşturur diyeceğiz. Dolayısıyla da bunlar çekirdekte yer alan tanecikler olduğu için diyeceğiz ki atomun kütlesinin neredeyse tamamı çekirdektedir. Yani bugün de kullandığımız bilgi bu olacak. Atomik kütle birimini nasıl değerlendireceğiz peki? Hani şöyle düşünelim arkadaşlar, yani şu 1 AKB, bu da 1 AKB kütle olarak değerlendirmeye alacağız. Nasıl ki işte altını tartarken gram kullanıyorsak kütle birimi olarak, ya da işte bir elma satın aldığımız zaman kilogramı kullanıyorsak, ya da bir filin kütlesini belirtirken ton kullanıyorsak, yani kütlenin, ölçtüğümüz kütlenin büyüklüğüne göre farklı birimler kullandığımız gibi, atom gibi çok çok küçük kütleye sahip taneciklerin kütlesini ifade ederken kullandığımız birime de atomik kütle birimi adını vereceğiz arkadaşlar. Çok çok küçük olduğu için. Ve burada değerlendirme yaparken diyeceğiz ki proton ve nötronun kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşit. Ancak elektronun kütlesiyle kıyaslarsak, bak şurada da gördüğümüz üzere yaklaşık olarak 1800 katı. Dolayısıyla elektronların kütlesini ihmal edip yok sayabiliriz. Peki bu öğrendiğimiz bilgileri, yani atom altı tanecikleri, bir element atomunda şöyle sembolik olarak gösterecek olursak, diyelim ki bizim X sembolüne sahip bir elementimiz var ve sahip olduğu tanecikleri de sembol üzerinde göstereceğiz. Arkadaşlar her zaman için şu sol alt tarafta biz onun atom numarası olarak değerlendirdiğimiz sayıya sahip olacağız. Peki atom numarası dediğimiz sayıyı nereden buluyoruz? Proton sayısı. Yani çekirdekteki proton sayısı kaçsa o onun atom numarası olacak. Bunların üçü aslında aynı şeyi ifade edecek ve element sembolünün sol alt tarafına yazacağız. Bir diğer adı da arkadaşlar çekirdekteki tek yüklü tanecik proton. Dolayısıyla proton sayısı aynı zamanda o çekirdeğin yükünü vereceği için biz buna çekirdek yükü adını da vereceğiz. Yani şu üç kavramın üçü de birbiriyle tamamen aynı şeyi ifade edecek. Peki neden atom numarası gibi bir isim kullanabiliyoruz burada? Çünkü atomun türünü belirlemek istiyorsan, hangi elemente ait olduğunu belirlemek istiyorsan bakacağın tek yer burası. Geri kalan sayıların hiçbir önlemi yok arkadaşlar. Burada 11 yazıyorsa o sodyumdur, bitmiştir. Ya da burada 6 yazıyorsa bu karbon atomudur. Başka bir şeye bakmana gerek yok. Tamam. Nötron sayısını sol ortaya yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi nötron sayısı buraya yazılır. Sol üst tarafa gelecek olursak arkadaşlar, proton sayısıyla nötron sayısının toplamını her zaman için sol üst tarafa yazarız. Bunlar çekirdekteki tanecikler ve atomun kütlesini oluşturan iki tanecik buydu değil mi? O yüzden biz bu sayıya aynı zamanda kütle numarası adını vereceğiz ve büyük A gibi bir sembolle göstereceğiz. Yani atomun kütlesini burası belirtecek. Bunun dışında arkadaşlar şu kavramlarda da karşılaşabiliriz. Nükleon sayısı. Nükleon demek çekirdek taneciği demek arkadaşlar. Çekirdeği oluşturan proton ve nötron olduğuna göre demek ki bunların toplamını biz nükleon sayısı olarak da ifade edebiliriz. Yine bu üç ifadenin üçü de birebir aynı şeyi ifade ediyor. Sorularda ya da örneklerde hangisi karşımıza gelirse gelsin tamamen aynı tavırda olmamız gerekiyor. Sağ alta gelecek olursak arkadaşlar, zaten orada gösterdiği üzere atomun taşıdığı, ya da bu bir iyon da olabilir, farklı bir tanecik de olabilir, taşıdığı elektron sayısını da sağ alta yazarız arkadaşlar. Şimdi bu elektron sayısı ve proton sayısının ilişkisi de sağ üste yazdığımız sayıyı bizim için belirler. Ona iyon yükü diyeceğiz ve proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki farkı da biz sağ üste yazacağız ve iyon yükü olarak adlandıracağız. Şimdi iyon yükü ne demek peki? Şöyle onu değerlendirmeye alacak olursak,
Atom numarası çekirdek kökidir, proton sayısıdır dedik. Kütle numarasının nükleon sayısına eşit olduğunu ve büyük A harfiyle gösterildiğinden bahsettik. Kütle numarasını proton ve nötronun toplamı şeklinde hesapladığımızdan bahsettik. İona gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi tanecikler, atomlar nötrdür ama yüklü hale de gelebilirler değil mi? Bu yüklü hale gelmenin tek bir şartı var. Proton alışverişi diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Sadece elektron alarak veya elektron vererek yüklü hale gelebilirler. Şimdi eğer ki proton sayısı elektron sayısına eşitse bu onun zaten nötr atom olduğunu gösterir. Ama eşit değilse biz ona iyon adını vereceğiz. Şimdi eğer dışarıdan elektron alarak iyon haline gelmişse bu defa elektron sayısı proton sayısından daha fazla olacağı için proton eksi elektronun değeri negatif bir sayı olacak. İşte biz ona anyon adını vereceğiz. Eğer ki dışarıya proton vererek gerçekleştirilmiş bir iyonlaşma süreci varsa bu defa proton elektronundan fazla olacağı için pozitif bir sayı bulacağız ve pozitif yüklü iyonlara da katyon adını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle bir değerlendirmeye alalım. Bir tablo üzerinde örnekle daha iyi oturtalım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şöyle bir tanecik verdi bize ve tabloyu doldurmamızı istiyor. Bak ne dedik? Sol alt tarafa yazdığımız sayı onun proton sayısıdır ve atom numarasını verir. Hangi elemente ait olduğunu bize burası söyler. Şimdi kütle numarasına gelecek olursak sol üst taraftaki sayıydı. Dolayısıyla buraya da 23 diyeceğiz arkadaşlar. Atom numarası, proton sayısı. Bunlar her zaman için birbirine eşit olmak zorunda zaten. Aynı değeri ifade ediyorlar. Nötron sayısına gelecek olursak ne dedik? Kütle numarası ile atom numarası arasındaki fark bize nötron sayısını vermeli. Çünkü proton ve nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verir. O zaman nötron sayısı 12 olacak ki 12 artı 11'den kütle numarasını 23 olarak bulabilirim. Peki elektron sayısına gelecek olursak bu da sağ altta yazan sayıydı. Dedik ki eğer burası artı bir yüklüyse bu ne anlama gelir? Dışarıya bir tane elektron verdiği anlamına gelir. Yani proton sayısı elektron sayısından bir fazlaymış ki bu artı bir yüke sahip olmuş. O zaman 11 proton varsa demek ki elektron sayısı 10 olacak ki artı bir yüklü olabilsin. Mesela neona gelecek olursak. Neonu şöyle düzeltelim, 18 olsun burası, doğru yazmış olalım. O zaman atom numarası 18. Bu proton sayısının da 18 olduğunu gösterecek bize. Sol üstte yazan sayı kütle numarasıydı. Bunun 40 olduğunu anlıyoruz. Bu ikisinin arasındaki fark bize nötron sayısını verecektir. Demek ki 22 tane nötronu varmış. Elektron sayısı arkadaşlar sağ üstte herhangi bir sayı yazmıyorsa bu nötr demektir. Nötr olması da proton sayısının elektron sayısına eşit olması demektir. Demek ki 18 tane elektronu var. Veya kükürt, bak atom numarası 16 çünkü proton sayısı 16. İkisine de yazabiliriz. Kütle numarası 12'ymiş. O zaman pardon şurası 32'ymiş. O zaman nötron sayısının da 16 olduğunu söyleyebiliriz aradaki farktan ötürü. Ve eksi 2 yüklüymüş. Eksi 2 yüklü olması demek dışarıdan 2 elektron alması demek. Yani elektron sayısının proton sayısından 2 fazla olması demek. O zaman 18 tane elektronu vardır. Azot. Bak atom numarası 7'ymiş. O zaman proton sayısı da 7. Kütle numarası olarak 14 yazmış. Aradaki fark bize nötron sayısını veriyordu. Demek ki 7'ymiş. Eksi 3 yüklü olduğuna göre elektron sayısı proton sayısından 3 fazla olmalıymış. Demek ki 10 tane elektronu var. Ya da alüminyum. Atom numarası 13 vermiş. O zaman proton sayısı 13. 27'ymiş kütle numarası. Demek ki aradaki fark kadar, yani 14 tane de nötron olmalıymış. Artı 3 yüklü olduğuna göre bu ne demek? 3 elektron kaybetmiş demek. Yani proton sayısı elektron sayısından 3 fazla olmalıymış. Dolayısıyla elektron sayısı 10'muş şeklinde tablolarımızı doldurabiliriz. Geçelim izotürlerden bahsetmeye arkadaşlar. İzotürlerden bahsederken farklı atomların sahip olduğu tanecikleri kıyaslarken kullanıyoruz dedik. İlk olarak izotop atomlardan bahsedeceğiz. İzotop şu demek. İki atomun proton sayısı aynı ama nötron sayısı farklıysa biz o tanecikleri izotop deriz, tamam mı? Dolayısıyla proton sayısı aynı, nötron sayısı farklıysa bunların toplamını ifade eden kütle numarası da farklı olmak zorundadır tabii ki. İşte bu tanecikler izotop olacak. Ne gibi mesela? 12 proton sayısına sahip olan 2 tane magnezyum atomumuz varsa ve birinin atom numarası 24 iken diğerinin 25 ise bu ne demek oluyor? Bu taneciklerden birinin nötron sayısı 12'dir, öbürünün nötron sayısı 13'tür. Bak bunlar birbirinin izotopu oldu. Ya da hidrojenin farklı izotoplarını değerlendirmeye alacak olursak, hidrojen atomunun normalde nötronu yoktur ama bir nötronlu izotopuna döteryum, İki nötronlu izotopuna da tritium adını veririz. Dolayısıyla da kütle numaraları da bunlarla birlikte değişkenlik gösterir arkadaşlar. Şuna dikkat edeceğiz. Proton sayısı atom numarasıydı aynı zamanda. Dolayısıyla da elementin türünü bize ifade eden proton sayısıydı. Bu aynı olduğuna göre izotop atomlar
aynı elementin farklı nitelikteki atomlarıdır şeklinde değerlendireceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla da aynı elemente ait oldukları için bu atomların kimyasal özelliklerinin birbiriyle aynı olmasını bekleyeceğiz. Çünkü kimyasal özellik deyince proton ve elektron sayısı birbirine aynı olsun yeter bizim için. Ama fiziksel özellik için kütlede fiziksel bir özelliği ifade ettiğinden ötürü nötron sayısının da aynı olması gerekiyor. O yüzden izotop atomların fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır diyeceğiz. İzoton atomlara gelecek olursak, bak aslında isimler bize kopya veriyor arkadaşlar. Az önce P harfi vardı, proton sayıları aynı dedik. Bu defa N ile bitiyor. O yüzden nötron sayısı aynı olan taneciklerdir. Ama proton sayısı da farklı olmak zorunda ki biz onları izoton olarak ifade edelim. O zaman kütle numaraları tabii ki bunların toplamını ifade edeceği için birbirinden farklı olmalı. Ne gibi? Bak magnezyumla sodyumu kıyasla, ikisinde de 12 tane nötron var ama birinin 12 bir diğerinin 11 protonu var. Veya flor ve neonu kıyasladığımız zaman ikisinde de 10 nötron var ama proton sayıları birbirinden farklı. O yüzden bunlar birbirinin izoton atomlarıdır, izoton tanecikleridir. Ve şuna dikkat, proton sayıları birbirinden farklı olduğu için, yani atom numaraları farklı olduğu için izoton tanecikler farklı elementin tanecikleridir. Bu da neyi gösterir? Hem fiziksel hem de kimyasal bütün özelliklerin birbirinden farklı olması gerektiğini bize gösterir arkadaşlar. Sadece izotop atomlarda kimyasal özellikler birbiriyle aynıydı. İzovar atomlara gelecek olursak, bu defa arkadaşlar bak 3 tane kombinasyonumuz var ya, dedik ki P aynıysa izotop, N aynıysa izoton, o zaman kütle aynıysa da izobar atomlardan bahsedeceğiz. Ama bunlar da aynı olursa zaten aynı atom olur. Dolayısıyla bunların birbirinden farklı olması gerekiyor. Yani toplamları birbirine eşit olacak ama kendileri birbirinden farklı olacak. Ne gibi? Kalsiyumla argon gibi düşünelim. Proton sayıları birbirinden farklı ama nötron sayıları da farklı olduğu için, yani kalsiyumda 20, argonda 22 nötron olduğu için kütle numaraları birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla bunlar izobar atom oluyor. Ya da karbon ve azotu kıyasladığımız zaman karbonun 8 nötronlu, azotun ise 7 nötronlu taneciklerinin her ikisinde de atom kütlesi 14'tür, birbirine eşittir. O yüzden bunlar birbirinin izobarı taneciklerdir. Proton sayıları farklı olduğu için yine farklı elementin atomları olmak zorundalar. Yine diyeceğiz ki madem farklı elemente aitler, bunların ne fiziksel ne de kimyasal hiçbir özelliğinin birbiriyle aynı olmasını tabii ki bekleyemeyiz. İzoelektronik taneciklere gelecek olursak arkadaşlar, tabii ki adı üzerinde elektronlardan bahsedeceğiz. Bu defa elektron sayıları, ama şuna dikkat, sadece elektron sayılarının eşit olması yetmiyor. Elektron dizilimleri de birbiriyle aynı ise bunlar işte izoelektronik olabilirler. Tabii ki proton sayılarının da farklı olmalarını bekleyeceğiz. Mesela neon var, 10 tane proton 10 tane nötron. Florun ise eksi bir yüklü halini değerlendirdiğimiz zaman 9 proton 10 elektrondan birbirinin izoelektronu oluyor. Ya da potasyum, argon, klor, ama potasyumun artı bir, klorun eksi bir yüklü halini değerlendirmeye aldığımız zaman hepsinin elektron sayısı birbiriyle eşit olmasına rağmen proton sayıları farklı olduğu için birbirinin izoelektronu oluyor arkadaşlar. Neyi görüyoruz? Burada da yine proton sayısı farklı olduğu için bunlar farklı elemente ait tanecikler olmalı. Ve şuna dikkat, İzoelektronik taneciklerden en fazla bir tanesi nötr olabilir. Geri kalanlar iyon halde olmak zorunda. Katyon veya anyon fark etmez ama illaki iyon olmak zorunda. Dolayısıyla da farklı fiziksel kimyasal özelliklere sahip olmalarını yine bekleyeceğiz. Zaten farklı tanecikler, farklı elementin tanecikleri bunlar. Hem kimyasal hem de fiziksel olarak birbirlerinden farklı olacaklar. Bak şimdiye kadar ne dedik? Sadece izotop atomlarda ve orada da sadece kimyasal özellikler aynı oluyor. Geri kalan her durumda bütün fiziksel kimyasal özellikler farklıdır diyeceğiz. Ve izoelektronik taneciklerden sadece bir tanesinin nötr olduğunu belirteceğiz. Şöyle güzel bir örnek çözelim birlikte arkadaşlar. Bize bir tabloyla tanecikler verdiyse ve buradaki izotürlerle ilgili yorumlar yapmamızı istiyorsa ne yapacağız? Mesela hemen şunları şöyle X'ten başlayarak bir yerine yerleştirelim. X için bize demiş ki proton sayısı 12'dir, nötron sayısı 13'tür. Dolayısıyla kütle numarası 25 oldu. Bak Y'den bahsedecek olursak, Y'nin proton sayısı yine 12'ymiş ama nötron sayısı 14'müş. Dolayısıyla kütle numarası 26 oldu. Z'den bahsedecek olursak, Z'nin proton sayısı 13'müş, nötron sayısı 12'ymiş, dolayısıyla kütle numarası 25 oldu. T'yi yazalım arkadaşlar. T'nin proton sayısı 13, nötron sayısı da 13, o yüzden kütle numarası 26. K'yı yazalım, şöyle yazalım. K'nın proton sayısı 13, nötron sayısı 14'müş, dolayısıyla kütle numarası 27 oldu.
L'ye yazacak olursak 14 protonu var. 12 tane nötron olduğu için 26 bizim kütle numaramız. M'den bahsedecek olursak M'nin 14 proton sayısı, 13 tane de nötronu var. 27 buradaki kütle numaramız oldu. Şimdi izotürleri belirlerken ne yapacağız? Mesela izotopları belirlemek istiyorsak proton sayısı birbirine eşit olan tanecikleri almamız gerekiyor, değil mi? Bak X ve Y'nin proton sayısı birbirine eşit, diğerlerinde bir eşitlik yok. O zaman X ve Y birbirinin izotopu taneciklerdir. Z, T, K hepsinin proton sayısı aynı, nötron sayıları farklı. O zaman Z, T, K birbirinin izotopu taneciklerdir. Benzer şekilde L ve M birbirinin izotopu olan tanecikler. Geçelim izotonlara. Burada da neye bakacağız arkadaşlar? Nötron sayısı birbirine eşit olan tanecikleri arayacağız. Bak nötron sayısı 13. Nötron sayısı 13. Burada da nötron sayısı 13 olan bir taneciğimiz var. Yani X, T ve M bunlar birbirinin izotonu olan tanecikler. Başka 14 olan ve 14 olan iki tane taneciğimiz var. Dolayısıyla Y ve K birbirinin izotonu oldu arkadaşlar. Başka ne var peki elimizde izoton olarak değerlendirebileceğimiz? 12 olan L var mesela burada. Bir de Z'nin de 12 olduğunu görüyoruz. O yüzden Z ve L de birbirinin yine izotonu özellik gösteriyorlar. Geçelim izobara. İzobar içinde kütle numaralarının aynı olması gerekiyor. Bak 25, 25. Demek ki X ve Z birbirinin izobarı özellik gösteriyor. 26, 26, 26. Dolayısıyla Y, T ve L birbirinin izobarı olan atomlarmış. 27, 27 bu şekilde K ve M de birbirinin yine izobarı olan atomlarmış arkadaşlar. Bu şekilde izotürleri de güzelce belirlemiş olduk. O zaman haydi artık konumuzu bitirelim. Atom modelleri, atom yapısı ve izotürlerden genel olarak bahsettik. Atomun tarihçesini değerlendirdik. Atomun yapısında neler var? Bunları değerlendirmeye aldık ve izoton, izobar, izotop ve izoelektronik olmak üzere izotürlerimizi değerlendirdik arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Merhabalar herkese. Biyolojide bugünkü konumuz lipidler ve proteinler. Bir önceki dersimizde karbonhidratları bitirmiştik. Bugün lipidler ve proteinler de anlatıldığında enerji verici organik bileşikleri bitirmiş olacağız. Hazırsanız yaslanın arkanıza, ders başlıyor. Şimdi öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi vereyim. Gençler bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman 0'dan 9'a ve 9 dinamodan nereleri çözmeniz gerektiğini söyleyeyim. Lipidler ve proteinler konumuz olduğuna göre hemen açıyorsunuz, hücre ünitesine gelmiyorsunuz. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinin en baş kısmında RNA, DNA, vitaminlerden önceki konulara geliyorsunuz. Açtığımız zaman söylemiş olalım, yağların diğer bir ismi neydi gençler? Lipidlerdi. Sayfa 28'den başladınız. Nereye kadar geliyorsunuz? Proteinlerin sonuna kadar. Enzimler kısmına geçiş yapmıyorsunuz. Sayfa 35'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmaması lazım. 9 dinamodan. Aynı şekilde 0'dan 9'ayı da açıyorsunuz gençler. Açıyorsunuz organik bileşikleri, bu kısımları bitirmiştiniz. Hemen yağların genel özellikleri sayfa 36'da karşınıza çıkıyor. Yağ çeşitlerini, genel özelliklerini bitiriyorsunuz. Proteinlerin genel özelliklerini, görevlerini bitiriyorsunuz. Enzimlere geçmiyorsunuz. Sayfa 43'e kadar yapmadığınız hiçbir şey kalmıyor bugünkü dersin arkasından. Bakalım neler varmış bugünkü dersimizin içeriğinde. Lipidlerin genel özelliklerini, yani yağların genel özelliklerini anlatacağız. Yağ çeşitlerinden de bahsedeceğiz. Aynı şekilde proteinlerin genel özelliklerini, görevlerini anlatacağız. Karbonhidrat, yağ, protein üçünü devamlı olarak ağzıma arka arkaya almamın sebebi neydi? Bunlar enerji verici organik bileşiklerdi. Bir önceki dersimizde kullanım sıralarından, enerji verme miktarlarından bahsetmiştim. Bunların çok karşılaştırmalı soruları karşımıza çıkar. Karbonhidratlarda şu bağ, yağlarda bu bağ, proteinlerde bu bağ. Monomeri şudur, budur, budur şeklinde. Dersin en sonunda hepsini de toplu bir şekilde vermiş olacağım size gençler. Lipidlerle bir başlayalım. Aynı karbonhidratlarda olduğu gibi lipidlerin yapısında da karbon, hidrojen ve oksijen elementleri mutlaka bulunacak. Yani CHO kesin ve kesin yapılarında var. Bunun haricinde yapıya bağlı olarak farklı elementler de bulunabilir. Bilmem ne yağının yapısında azot bulunabilir. Bilmem ne yağının yapısında fosfor bulunabilir. CHO
kesin ve kesin. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici görevleri var. Yapıcı, onarıcı dediğimiz zaman bir kere lipidler hücre zarının yapısında. Hücre zarının yapısında olan her şeyi yapıya katılan madde olarak kabul edeceğiz. Aynı karbonhidrat, yağ ve proteinler diyorum ya, üçü de yapıcı moleküldür. Düzenleyici dememizin sebebi bazı hormonlar yağ yapılıdır. Hormonlar içerideki mekanizmanın düzgün şekilde çalışmasını sağlıyor. Hormonlar düzenleyici olduğuna göre bazı lipidler de hormon olarak görev yaptığına göre lipidler de yine düzenleyici olacaklar. Hücre zarının yapısına katıldığını söyledik. Bazı vitaminlerin ve hormon olarak da düzenleyici role sahip olduklarını söyledik. Sinir hücresi dediğimiz özel hücrelerimiz var. Bazı sinir hücrelerimizin etrafında lipidler böyle kılıfların oluşmasını sağlar. Kılıflar oluşunca da elektriksel yalıtım gerçekleştirilmiş oluyor. Bitki hücrelerinde de ışık enerjisinin soğurulmasına tabii ki lipidler yardımcı olacak. Yağlara baktığımız zaman ilkokulda deney yapılırdı ya, zeytinyağıyla suyu koyardık, zeytinyağı yukarıda kalırdı. Sebebi neydi? Lipidler, yani yağlar, suda çözünmezler. Çok 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 az miktarda bazı yağlar çözünebiliyor. Peki yağlar ne yapacaklar? Eter, alkol, benzen gibi organik çözücülerde çözünecekler. Bazı lipidler enerji verici olarak kullanılabiliyor. Enerjiye ihtiyacım olduğunda ilk gidip kimin kapısını çalıyordum? Karbonhidratların. Vücudumdaki karbonhidratlar bitti. Bu sefer gidip kimin kapısını çalacağım? Tabii ki lipidlerin. Lipidler de bittiği zaman gidip kimin kapısını çalıyordum? Proteinlerin. Yani enerji verme sırasına göre karbonhidrat, yağ, protein şeklindeydi. Enerji verme miktarı bakımından kıyas yapacak olursak yağ diğerlerinin yaklaşık 2 katı kadar enerji veriyordu. Yani en fazla oranda enerji veren organik bileşik tabii ki lipidlerdir. Yağların protein ve karbonhidratlardan daha fazla enerji vermesinin sebebi ne? Normal şartlarda karbonhidratları gördük, CHO bulunduruyor dedik. Yağların yapısında da kesinlikle CHO var. Proteinleri de anlatacağım, diyeceğim ki yapıda CHO bir de N vardır diyeceğim. Bunlar belli oranlarda bulunuyorlar. Mesela glikozun formülü neydi? C6H12O6. Hepsinin formülünü bilmenizi tabii ki beklemiyorum gençler. Ama yağlara baktığımız zaman yağlarda hidrojen oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Hidrojen oranı fazla olduğu için de bunlar fazla miktarda enerji veriyorlar. Hatta bu nedenle de metabolik su çıkışını da daha fazla sağlıyorlar gençler. Lipidlere örnek olarak yağlar, fosfolipidler, steroidler, mumlar, bazı pigmentler verilebiliyor. Ama biz biyolojik açıdan önemli olan yağları göreceğiz. Biyolojik açıdan önemli olan yağlar da trigliseritler, fosfolipidler ve steroidler dediğimiz yağlardır. Trigliseritler, yani nötral yağlarla başlamış olalım. Trigliseritler dediğimiz zaman bitkilerde ve hayvanlarda yağın fazlası trigliserite çevrilerek depolanır. Yani bizim depo yağımız trigliserit nötral yağ dediğimiz yağ olacak. Yağların yapı birimleri, yani hücre zarından geçebilecek en küçük birimlerine de bakacak olursak yağ asitleri ve gliserolden meydana geliyorlar. Yani yağların 2 tane yapı birimi vardır diyebiliriz. Ben size bir önceki dersimizde bazı kavramlardan bahsetmiştim. Mesela demiştim ki 6'ya kadar sayarsanız Latince bizim işimizi görüyor. Mono 1 demek, di 2 demek, tri 3 demek, poli çok demek demiştim. Bir şeye monomer yapılı diyorsak onun küçük olduğundan bahsediyoruz. Polimer yapılı diyorsak bir sürü monomerin bir araya gelmesiyle oluşmuş büyük yapılı bir molekülden bahsediyoruz demiştim. Hatta polisakkaritleri vermiştik. Glikozlar bir araya geliyordu glikojene. Glikozlar bir araya geliyordu nişastaya, kitine, selüloza dönüşüyordu. Polisakkaritler polimer yapılıdır demiştik. Polimer olabilmek için aynı moleküllerin bir araya gelmesi veya birbirine çok benzeyen moleküllerin bir araya gelmesi gerekiyor. Mesela sen yüzlerce glikozu bir araya getirir de bir glikojen yaparsan o polimer yapılıdır. Birazdan anlatacağım, proteinlerin yapı birimi amino asitlerdir. Amino asitleri bir araya getirir de protein sentezlersen proteinler de polimer yapılıdır. Ama yağlar için polimer yapılı demiyoruz. Neden? Yağların 2 tane yapı taşı var.
Onlar da belli oranda bir araya geliyorlar. 3 tane yağ asidi 1 tane gliserol ile birleştiği zaman trigliserit dediğimiz yağlar sentezleniyor. 3 molekül de su açığa çıkıyor. Birbirinden farklı yapı birimleri bir araya geldi ya, o yüzden bunlar polimer yapılı değil. Bunlar büyük molekül. Biz bunlara makromolekül ismini vereceğiz gençler. Hemen şöyle şuradan da göstereyim. Yağlar küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan ancak polimer yapılı olmayan büyük moleküllerdir. Yani makromoleküllerdir. Yağ asitlerinin karbon atomu sayısı da genellikle 4 ila 24 arasında değişiyor. Uzun zincir şeklinde oluşuyorlar. Gliseroller de 3 karbonlu alkoldür diyeyim. Trigliseritlerin formülünü bilmemiz gerekiyor. Genellikle trigliserit haricinde N-1 kuralı geçerlidir gençler. Sen N sayıda şeyi bir araya getirirsen o birleştirdiğin sayının bir eksiği kadar bağ kurarsın. Aynı zamanda o kadar da su açığa çıkar. N sayıda glikoz bir araya gelir, bir nişasta sentezlenirse N-1 sayıda su açığa çıkar, N-1 sayıda bağ kurulur. Keza proteinler için de aynı şey geçerli. N sayıda amino asit bir araya geldi, bir tane protein sentezlendi, N-1 sayıda su çıkacak, N-1 sayıda da bağ kurulmuş olacak. Ama yağlarda oranı bileceksin. Aslında burada da bir gliserol ile 3 yağ asidi bir araya geliyor. Yani 4 tane şey birleşiyor. Bu 4 tane şey birleştiği zaman trigliserit dediğimiz büyük yağ sentezleniyor. Açığa bir eksiği kadar 3 tane de su çıkıyor. Ama oranı bilmen gerekiyor. Peki karbonhidratları birbirine bağlayan bağın adı neydi? Geçen ders söyledik. Glikozit bağıydı. Yağların monomerlerini, yapı birimlerini bir araya getiren bağ ise ester bağı dediğimiz bağ olacak. Sen iki tane küçük şeyi bir araya getirip daha büyük bir şeye dönüştürüyorsan dehidrasyon tepkimesidir. Dehidrasyon tepkimeleri sonucunda her zaman su açığa çıkıyordu. Büyük bir şeyi kendi yapısında bulunan daha küçük parçalara ayırmak istiyorsan da mutlaka suyla tepkimeye sokman gerekiyordu. Buna da hidroliz tepkimesi ismini veriyorduk gençler. Yağların yapısında yağ asitleri var dedim ya. Yağ asitlerini de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bizim bir doymuş yağ asitlerimiz var. Bir de doymamış yağ asitlerimiz var. Aradaki fark ne? Doymuş yağ asitlerinde karbonlar tekli bağ yapıyorlar. Hidrojene doymuş durumdalar. Oda sıcaklığında katı halde bulunuyorlar. Genellikle de hayvansal kökenli yağlardan bahsediyoruz. Doymamış yağlarda ise karbonlar çiftli bağ yapıyor. Hidrojene doyamıyorlar. Doyamadıkları için de oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyorlar. Bitkisel kökenli yağlarda genellikle doymamış yağ asidi içermiş oluyor. Doymuş yağ asitlerinde ne varmış? Tekli bağ varmış. Doymuş yağ asitleri bir araya gelirse doymuş yağları oluşturacaklar. Hayvansal kökenli yağlar doymuş yağlara örnektir. Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ gibi yağlardan bahsediyoruz. Oda sıcaklığında da bunlar hangi halde bulunuyorlar? Katı halde bulunuyorlar. Doymamış yağ asitlerinin karbonları çiftli bağ yapıyor. O yüzden bunlar hidrojene doyamamış. Doymamış yağ asitleri bir araya geldiğinde de doymamış yağlar oluşuyor. Bitkisel yağlar, zeytinyağı, ayçiçek yağı buna örnek. Genellikle dememizin sebebi aslında balıklarda bulunan yağlar bu durumu bozuyor. O yüzden genellikle diyoruz. Balıklar nedir? Hayvandır. Balıklardan hani hayvansal kökenli yağlar oda sıcaklığında katı halde dedik ya, balıklardan elde edilen yağlar doymamış grubuna giriyor gençler. O yüzden istisnası var. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyorlar. Yağ asitlerini doymuş doymamış olarak kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bunlardan oluşan yağlara da isimler verdik. Ama bunun haricinde bilmemiz gereken bir şey daha var. Bazı yağ asitlerini bizler sentezleyemiyoruz. Sadece bitkiler sentezleyebiliyor. Eğer bir şeyi
ben sentezleyemiyorsam, bitki sentezliyorsa, bitkiyi yiyerek alıyorsam onun başına temel, zorunlu, esansiyel kelimelerini getiriyorum. Aynı şey birazdan amino asitler için de geçerli olacak. Bizim temel amino asit, temel zorunlu amino asit dediğimiz amino asitlerimiz bizim vücudumuzda sentezlenmeyen bitkilerden aldığımız amino asitler. Keza yağ asitlerinde de böyle bir durum var. Omega 3 ve omega 6 insan vücudunda sentezlenemeyen yağ asitleridir. Dışarıdan almamız, besin yoluyla almamız gerekiyor. Buradan da önemli olan birkaç tane şeyin üstünde durayım. Gençler, doymamış yağlar sağlık açısından daha yararlı. Hayvansal yağların fazla tüketilmesi, onlar oda sıcaklığında da katı halde ya, belki oradan bir bağlantı kurarsınız, aklınızda daha iyi kalır. Kan damar larının iç çeperinde de plak oluşumuna sebep olabiliyorlar. Kan akışına engelleyebiliyorlar. Kalp damar rahatsızlıklarına yol açabiliyorlar. Hücresel solunumda yağlar enerji tabii ki verecek. Hücresel solunumda enerji verici olarak kullanılan yağlar trigliserit dediğimiz yağlardır. Trigliseritler hücresel solunumda kullanıldığında hidrojen atomu fazla olduğu için diğer organik bileşiklerden daha fazla enerji veriyor. Aynı zamanda hidrojen oranı fazla olduğu için metabolik su çıkışı da fazla oluyor. Kış uykusuna yatan hayvanlar, göçmen kuşlar, çölde yaşayan hayvanlar vücutlarında yağ depo ederler. Sebebi aslında bu. Kış uykusuna yattığı hayvan dolaşmayacak, beslenmeyecek, uzun bir süre uyku halinde kalacak. O uyku halinde kalacak ama iç organlar çalışmaya devam edecek. Haliyle onların enerjiye ihtiyacı var. Solunumla bir enerji kazanılması lazım. Vücudunda karbonhidrat depolasaydı, protein depolasaydı daha az enerji çıkardı. O yüzden vücudunda yağ depolayacak. Yağlar fazla enerji verdiği için enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Yağlar yandığında daha fazla metabolik su açığa çıktığı için su ihtiyacını da karşılayabilecek. Keza çölde yaşayan hayvanları da düşün, çok uzun bir yol gidecek o deve. O uzun yolda giderken bir süre su içmeyecek, beslenmeyecek. Hörgüçlerinde yağ depoluyorlar. Yağlardan enerji elde ettikleri zaman hem daha fazla enerji elde ediyor hem de metabolik su ihtiyacını karşılamış oluyor. Geldim ikinci bir yağ çeşidimiz olan fosfolipitlere gençler. Trigliseritler depo yağlarımızdı. Fosfolipitler de çok fazla derecede karşımıza çıkacak. Çünkü bir sonraki ünitemizde hücre zarını anlatacağız. Hücre zarının yapısında da yağlar bulunacak. Hangi yağlar? Fosfolipit dediğimiz yağlar bulunacak gençler. Aslında fosfolipitlerin trigliseritlerden farkı şu. Trigliserit neydi? 3 tane yağ asidine 1 tane de gliserol bağlanıyordu. Buradan bir tane trigliserit artı 3 molekülde su açığa çıkıyordu. Fosfolipitlerde ise 3 tane yağ asidine 1 tane fosfat grubu bağlanıyor. 1 tane gliserol geliyor. Buradan fosfolipit dediğimiz yağlar sentezleniyor. Yine 3 molekülde su açığa çıkıyor. Yani buradaki 3 yağ asidinin yerine, özür diliyorum, şurada 2 tane yağ asidi oluyor gençler. Yağ asidlerinin birinin yerine de fosfat grubu dediğimiz grup bağlanmış oluyor. Fosfat grubuna baktığımız zaman hidrofilik baş denilen bir kısmı var. Bir de hidrofobik kuyruk denilen kısmı var. Fobi, korkuyor. Hidrofobik kuyruk suyu sevmiyor. O yüzden de suyla temas etmek istemiyor. Hücreyi de şöyle düşün, zar kısmını. Şuraya baktığımız zaman burada fosfolipitlerin suyu sevmeyen kısımları birbirine bakıyor. Suyu seven hidrofilik kısımlar ise iç ve dışta teması sağlamış oluyor. Yani şöyle gösterecek olursam, biz düz bir çizgi olarak çiziyoruz. Ama fosfolipitler şöyle, suyu sevmeyen kısımlar içe bakacak, suyu seven kısımlar dışa bakacak şekilde hücre zarının yapısında bulunuyorlar. Fosfolipitlerin yapısında ne varmış? 2 tane yağ asidi, 1 tane de fosfat grubu dediğimiz grup var. Hücre zarının yapısında çift sıra halinde bulunuyorlar. Fosfolipitlerin fosfat uçları hidrofilik, yani suyu seven kısım. Ancak yağ asitlerinden oluşan kuyruk kısımları ise hidrofobik özelliğe sahip oluyor. Geldim üçüncü bir yağımız olan ve son vereceğimiz yağımız olan
steroidler kısmına. Steroidlerle ilgili de şunu bilmenizi istiyorum. Bunlar küçük yapılı yağlardır. Yani bunlar hücre zarından doğrudan geçebiliyorlar. O yüzden monomer yapılı moleküllerdir dedik. Halk arasında duyuyoruz. Kolesterolü yükselmiş, doktor diyet verdi, şunu yiyecek, bunu yemeyecek diyorlar ya. O kolesterol dedikleri şey aslında steroid yapılı bir yağdır. Vücudunda steroid yapılı bir yağın yükselmesinden bahsediyorlar. Eşcinsel hormonların çok büyük bir kısmı steroid yapılıdır. Bu da nereden aklımızda kalsın? Ergenliğe girmemizle birlikte yüzümüzde sivilceler çıkmaya başlıyor. Ergenliğe girmemizle birlikte aslında östrojen ve testosteron hormon salgımız artıyor. Bu hormonlar da yağ yapılılar. Vücutta yağ oranının artışına bağlı olarak sivilcelenme söz konusu oluyor. Bazı vitaminlerin yapısında da steroidler bulunuyor. Kolesterol hayvanların hücre zarında akışkanlığı arttırırken aynı zamanda esneklik ve dayanıklılığı da sağlıyor. Kolesterol omurgalılarda, karaciğerde sentezlendiği gibi besinlerle de alınabilir. Safranın yapısında bulunur. Kolesterol içeren yumurta sarısı, tavuk derisi, sakatat gibi besinleri fazla tüketmek kanda kolesterol seviyesini yükseltir. Bu da damar sertliğine ve tıkanıklığına sebep olabiliyor. Eğer kalbi besleyen bir damar tıkandıysa kalp krizi, beyni besleyen bir damar tıkandıysa o damarın yapısına bağlı olarak çeşitli felçler, bilinç kaybı gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir. Buradan da geçiyorum üçüncü enerji vericimiz olan proteinlere. Karbonhidratlar CHO, yağlar CHO, proteinler CHON. Proteinlerin hangi çeşidi olursa olsun mutlaka yapıda bir de azot elementi bulunacak. Bilmem ne proteinin yapısında kükürt de tabii ki bulunabilir gençler. Proteinlerin de yapı birimleri var. Proteinlerin yapı birimlerine ne ismini vereceğiz? Amino asit ismini vereceğiz. İnsan vücudunda, canlı vücudunda görev yapan 20 çeşit amino asit var. Doğada keşfedilmiş 22 çeşit amino asit var. Amino asitlere baktığımız zaman hepsinin orta kısmında, temelinde bir karbon atomu olduğunu görüyoruz. Karbon atomuna bağlı olan bir hidrojen, hidrojene bağlı olan da radikal grup dediğimiz bir grup var. Gençler, yukarıdan aşağıya Hacer diye kodladım. Sonra karbon dörtlü bağlar yaptığı için bunun NH2 kapalı halini de yazayım. NH2 dediğimiz bir amino grubu var. Bir de diğer tarafa bakacak olursanız kapalısını da yazayım. COH dediğimiz karboksil grubu dediğim grubu da var. Yani elimle şöyle kapattım. Bu 20 çeşit amino asiti düşündüğün zaman radikal grubun farklılaşması amino asitlerin de birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Tüm amino asitlerde karbon, hidrojen, amino grup ve karboksil grup var. Tamamıyla uyduruyorum. Buraya NH bilmem ne yazıyorum, X amino asit oluyor. S bilmem ne yazıyorum, Y amino asit oluyor gibi düşünebilirsiniz. Radikal grubunun değişmesiyle amino asitler birbirinden farklılaşıyor. Mantıken baktığın zaman amino asitler birbiriyle aynı değil o zaman. Amino asitler birbirinden farklı yapıdalar ama çok benziyorlar. Amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşan proteinlere polimer yapılı diyebilirim. Çünkü polimer olmak için ya aynı moleküller birleşecek ya da birbirine çok benzeyen moleküller birleşmiş olacak. Geldim diğer kısma. Amino asitler amfoter özellik gösteriyorlar. Yani asitlerin bulunduğu ortamlardaki pH değerinin belirli sınırlarda kalmasını sağlıyorlar. Az önce yağ asitleri için bir cümle etmiştim ya. Bazı yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemiyor. Sentezlenemediği için onlara temel zorunlu yağ asitleri diyoruz. Aynı şey amino asitler için de geçerli. Bizim vücudumuzda sentezlenemeyen amino asitler var. Onlara temel, zorunlu, esansiyel amino asitler diyoruz. Besinlerle vücudumuza o amino asitleri devamlı olarak almak zorundayız.
Amino asitlere baktığımız zaman tabii ki bunlar bir araya gelecekler. Amino asitler bir araya geldiği zaman daha büyük yapılı molekülleri oluşturmuş olacaklar. Mesela iki tane amino asit bir araya geldiyse dipeptit. Üç tane amino asit bir araya geldiyse tripeptit. Çok amino asit bir araya geldiyse polipeptit dediğimiz yapılar meydana gelecek. Bunlar nasıl bir araya gelecekler? Amino asit neydi? Bir tane karbon atomu, ona hidrojen bağlı bir tane radikal grup var. Karboksil grubu dediğimiz grup var. Bir de NH2 amino grup dediğimiz grup var. Bu bir amino asit. Diğer amino asidi de hızlıca şuraya çizmiş olayım. Yine bunun da bir tane NH2 grubu, bir de karboksil grubu dediğimiz grup bulunacak. Amino asitlerden bir tanesinin karboksil grubuyla diğerinin amino grubu arasında peptit bağı dediğimiz bağ kurulacak. Bu bağ kurulurken de bir molekül su açığa çıkacak. Yani döndüm. N-1 kuralı burada da geçerli dedim. Sen iki tane, şurada bir tane amino asit olsun, burada bir tane amino asit olsun. İki tane amino asiti bir araya gelirsen dipeptit dediğimiz molekül olur. İki tanesini bağladığın için bir tane su açığa çıkar, bir tane de peptit bağı oluşur. Üç tane olsaydı tripeptit diyecektim. İki tane su açığa çıkar diyecektim. Hazır bağını da söylemişken şöyle bir hatırlayayım. Karbonhidratlar glikozit bağı, yağlar ester bağı, proteinler ise peptit bağı dediğimiz bağla birbirlerine bağlanmış olurlar. Çok sayıda amino asit bir araya gelir de büyük bir molekül yaparsa ona da polipeptit ismini veriyoruz. Yani o çok sayı n'se n-1 sayıda da su açığa çıkacak, n-1 sayıda da bağ kurulmuş olacak. Şöyle de durdum. Benim depo karbonhidratım var. Mesela vücuduma karbonhidratı fazla aldığım zaman neye çevirip depoluyordum? Glikojene. Vücuduma yağları çok aldığım zaman neye çevirip depoluyordum? Trigliserite. Vücuduma proteinleri de çok aldığım zaman, işte amino asitleri de çok aldığım zaman proteinlere dönüştüreceğim. Gereken yerlere göndereceğim, depolarımı dolduracağım. Karbonhidrat yapacağım zaman, yağ yapacağım zaman DNA karışmıyor. Gidin birleşin, oluşun diyor. Protein sentezine ise DNA diyor ki dur. Ben şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre protein sentezlenecek diyor. Yani hepimizde DNA'nın verdiği şifreye göre protein sentezi gerçekleşir. Bilim insanları da çalışmalar yapmışlar. Demişler ki canlıların akrabalık derecesine nasıl karar verebiliriz? DNA benzerliğine bakarak. İki canlının birbirine DNA'sı ne kadar çok benziyorsa o kadar akrabadır. DNA analizi böyle çok kolay yapılabilen bir analiz değil. Buradan proteinlere konuyu bağlamışlar. Demişler ki DNA protein sentezine şifre vermiyor mu? İki canlının DNA'sı birbirine ne kadar benzerse o kadar yakın akraba değil mi? O zaman iki canlının protein benzerliğine bakayım. DNA şifre verdiğine göre protein sentezine, o zaman iki canlının proteinleri birbirine ne kadar benzerse o kadar yakın akrabadır. Hiçbirimizin birebir, tek yumurta ikizleri hariç, protein yapımız aynı değil. Ya hocam, canlı vücudunda kullanılan 20 çeşit amino asitten bahsettin. Hiçbirimizin proteini birbiriyle birebir aynı değil diyorsun. Tabii ki hepimiz insanız, benzer ama birebir aynı değil. Birebir aynı olsaydı hepimiz birbirimizin fotokopisi gibi olurduk gençler. Nasıl oluyor da 20 tane amino asitle bilmem kaç milyar insan var, farklı kombinasyonlar meydana geliyor? Çünkü hepimizin DNA'sı farklı, bunun verdiği şifre farklı. Amino asitler protein sentezine katılırken farklı sayıda bir araya geliyorlar, farklı çeşitte bir araya geliyorlar, farklı sırada bir araya geliyorlar. Sen de A amino asiti B amino asitine, o C'ye, o D'ye, o F'ye, o G'ye bağlanıyor. Ben de B C'ye bağlanıyor, C bir daha C'ye bağlanıyor, o A'ya bağlanıyor, o G'ye bağlanıyor. Senin sayınla benim sayım farklı. Senin sıranla benim sıram farklı. Sende kullanılan çeşitle bende kullanılan çeşit farklı. Haliyle ikimizin proteinleri birbirinden farklı oluyor. Çok fazla derecede soru karşınıza çıkacak. Yazılıda da çıkma ihtimali yüksektir gençler.
Kesinlikle. Amino asitlerin bağlanma şekli farklı değil. Amino asitleri birbirine bağlayan bağ farklı değil. Protein sentezi tüm canlılarda ortak olarak bulunan ribozom organelinde gerçekleşecek. Biliyorsunuz ribozom prokaryotlarda da ökaryotlarda da ortak olarak bulunan zarsız bir organeldi. Buradan devam edelim, proteinlerin biraz da yapısal özelliklerine girelim. Yüksek ve düşük sıcaklık, kuvvetli asit, kuvvetli baz, yoğun tuz çözeltisi, yüksek basınç, radyasyon gibi faktörler proteinlerin yapısını bozabilir. Proteinlerin yapısının bozulmasına denatürasyon ismini veriyoruz. Denatürasyon sonucunda proteinlerin biyolojik özellikleri bozuluyor ama besin değerini kaybetmiyor gençler. Neyden bahsediyorum? Şimdi proteinlerin iş yapabilmesi için 3 boyutlu yapı kazanması lazım. Mesela ben amino asitlerimi bağladım peptit bağlarıyla. Bu düz bir zincir şeklinde amino asitler birbirine bağlandı. Bu atıyorum işte oksijen karbondioksit taşıyacak, atıyorum bağışıklıkta görev yapacak, atıyorum başka bir yerin yapısına katılacak. Bunun işlevsellik kazanması için 3 boyutlu bir yapı kazanması gerekiyor. Bizim için hani katlanmalar yapıyor gibi düşünebilirsin. Şu an iş yapabilir pozisyonda, şimdi iş yapamaz pozisyonda. Bu iş yapar pozisyona geldi. Ben buna asidi, bazı, yüksek sıcaklığı, basıncı bir şeyi verdim. Bunun yapısı bozuldu, tekrar bu hale geldi. Artık işlevsel değil, iş yapamaz ama besin değerinde bir kayıp olmadı. Evde yumurta kırıyoruz ya, yumurta dediğin şey aslında tavuğun üreme hücresidir. Ortasındaki o sarı renkli kısım çekirdek, o şeffaf renkli gördüğün kısım ise hücrenin sitoplazmasıdır. Yumurtayı kırdığımız zaman o şeffaf renkli kısım beyazlaşmaya, sarı kısımda daha katı bir hale geliyor ya. Aslında o proteinlerin yapısının bozulmasından, denatür olmasından kaynaklanıyor. Ya hocam, o zaman biz yumurtayı pişirdiğimiz zaman besin değerini kaybediyor mu? Hayır, kaybetmiyor. Sen protein yumurtayı pişmiş de yesen, yani 3 boyutlu yapıdayken o proteinleri de yesen, pişmiş tek zincirli hale dönmüş halde de yesen, senin işine yarayacak şey onların yapısındaki amino asitler. Sen amino asitleri kullanacaksın. Denatür olduğunda amino asitler bozulmuyor ki. Bozulmadığına göre de besin değeri değişmiyor gençler. Bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Denatürasyonda amino asitler arasındaki peptit bağı korundu. Tek zincir halindeler. Amino asitler bozulmadığı için besin değerini kaybetmedi. Sadece işlev yapamıyor. Denatüre olmuş proteinler bazen eski haline gelebilir. Denatüre olmuş bir protein eski haline dönüyorsa renatürasyon ismini veriyoruz. Ama hepsi için geçerli değil. Sen yumurtayı pişirdin, artık o 3 boyutlu proteinlerin yapısı bozuldu. Hadi bunu tekrar eski haline döndüreyim diye bir şey yok gençler. Proteinler vücudumuzda en çok bulunan organik bileşiklerdir. Yani sana desem ki canlı vücudunda en fazla bulunan temel bileşik ne? Su. Tamam, o inorganik bileşik. Organiklerden bahset desem protein diyeceksin. Vücudumuzda inanılmaz derecede çok görevi var proteinlerin. Hatta o yüzden proteinler enerji verici ama proteinlerden enerji elde etmek aslında istemiyoruz. Çok zorda kalırsak kullanıyoruz. Karbonhidratlar bitti, yağlar bitti. O zaman proteinlerden enerji elde etmeye başlıyoruz. Proteinler hücre zarının yapısında olduğuna göre zaten yapıcı, onarıcı moleküller. Bir sonraki dersimizde enzimleri anlatacağım. Olmazsa olmazımız diyeceğim. Tepkimeler enzimsiz gerçekleşmez diyeceğim. Enzimler protein yapılıdır. O zaman onlar düzenleyici moleküller. Hücre zarının yapısında bulunan proteinler maddelerin tanınmasını, hücre içine alınmasını, taşınmasını sağlamış oluyor. Bazı enzimlerimiz, bazı hormonlarımız tabii ki protein yapılı, o zaman düzenleyici de olacaklar. Vücudumuza düşman girdiği zaman bizim de elimiz armut toplamıyor. Bağışıklık sistemimiz var. Bağışıklık sistemimiz gelen mikroorganizmayla savaşıyor. Hastalıkları öyle yeniyoruz. Bu gelen mikroorganizmalara karşı bağışıklık sistemimiz mesela antikor adı verilen salgılar üretirler. Antikorlar da protein yapılıdır. Vücuda giren yabancı mikroorganizmaları tanırlar ve onları yok etmek için ellerinden geleni yaparlar.
al yuvar dediğimiz kanımızda bulunan kırmızı kan hücrelerimiz var. Kırmızı kan hücrelerimizin içerisinde de hemoglobin adını verdiğimiz bir protein var. Oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlıyor. Hatta ta mineralleri anlatırken hemoglobinin yapısında demir olduğunu, bu nedenle kırmızı renkli göründüğünü söylemiştim. Yani kanımda da oksijen ve karbondioksitin taşınması için bir tane proteine ihtiyaç var. Kanımın bazen pıhtılaşmasını, bazen pıhtılaşmamasını istiyorum. Damar içerisinde kan akarken tabii ki pıhtılaşmasın, kalp krizi geçirmeyeyim. Ama bir yerim kesildiği zaman kanımın pıhtılaşması gerekiyor. Yoksa kan kaybından çok zor durumlar yaşayabilirim. Kanın pıhtılaşmasında da proteinler görev yapıyor. Kolajen gibi yapısal proteinler kemiklerin, kıkırdakların, eklemlerin yapısına katılıyor. Saç, tırnak, tüy, boynuz gibi yapılar protein bulunduruyor. Kas kasılmasında aktin ve miyozin iplikler vardır. Bunların birbirinin üzerine kaymasıyla kaslar kasılır. Aktin ve miyozin dediğin şeyler proteindir. Hücresel solunumda enerji verici olarak kullanıldığından söyledik. Boşaltım atığı olarak karbondioksit ve suyun dışında amonyak da açığa çıkar. Bir hatırlatma yapayım, burayı bir toparlayacağım gençler. Enerji vermede ilk kimin kapısı? Karbonhidratlar, sonra yağlar, sonra proteinlerin kapısı çalınıyordu. Verme miktarına göre de bakacak olursak en çok enerjiyi yağlardan elde ediyordum. Sonra proteinlerden, sonra karbonhidratlardan elde ediyordum. Hocam karbonhidratlar en az enerji veriyor. Niye gidip ben onları ilk sırada kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolaydı. Şimdi yaslan arkana, bir kıyas verelim. Şöyle bir kafamızda toparlayalım. Karbonhidratları öğrendik, yağları öğrendik, proteinleri öğrendik. Karbonhidratlar birinci dereceden enerji verici, sonra yağların kapısını çalıyorum, sonra proteinlerin kapısını çalıyorum. Enerji verme miktarına baktığım zaman en çok yağlar verir, en az karbonhidratlar verir, proteinler ise orta dereceye kalırdı. Karbonhidratların yapısında CHO vardı, yağlarda kesin CHO vardı, başka şeylerde bulunur da bunlar kesin. Proteinlerde de kesin CHO ve N vardı gençler. Karbonhidratları birbirine hangi bağ bağlıyordu? Glikozit bağı dediğimiz bağ. Yağları birbirine ester bağı bağlıyordu, proteinleri birbirine ise peptit bağı dediğimiz bağ bağlıyordu. Karbonhidratların en küçük birimine ne dedik? Monosakkaritler ismini verdik. Sorularda da %99 glikoz karşınıza çıkar dedim. Yağların yapı birimleri yağ asitleri ve gliseroldü. İki tane olduğundan bahsettim. Proteinlerin yapı birimi ise amino asitlerdi. Şimdi az önce şurada dedik ya, bunları solunumda kullandığımız zaman bir de amonyak açığa çıkıyor. Onun da mantığından bahsedeyim. Sen çek bir derin nefes içeriye. Oksijeni aldın. Burada kimle yakıyorsun? Besinle. Buradan yaptığında açığa ne çıktı? Hocam karbondioksit çıktı. Bir de cama hohlasan kalp çizebiliyorsun ya. Su buharı, yani H2O çıkmış oluyor. Bakıyorum, bu besin dediğimiz şey karbonhidrat olabilir, yağ olabilir, protein olabilir. Karbonhidratsa CHO var. Bakıyorum, çıkanda da CHO, sıkıntı yok. Yağ ise hocam yağlarda CHO var, çıkanda da CHO olacak. Burada yaktığın şey proteinse CHO, bir de yapıda ne var? N var. O zaman karbondioksit ve suyun haricinde, yani CHO haricinde N'li bir şey de çıkması lazım. Proteinleri solunum tepkimesine kullandığım zaman amonyak açığa çıkıyor. Çok aç kaldığımız zaman ay açlıktan nefesi kokmuş deriz ya. Aslında o çıkan amonyağın kokusudur. Yani çok aç kaldığımızda proteinlerden enerji elde ettiğimizde amonyak açığa çıkıyor demek istedim. Birkaç tane de soru çözüp bitiriyorum. Lipitlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Nötral yağlar polimer yapılıdır, sakın düşme. 3 yağ asidi 1 gliserol birleşiyor. Bunlar farklı moleküller. Biz bunlara polimer demiyoruz. Bunlara makromolekül ismini veriyoruz. Yani bu bizim için yanlış. Fosfolipitler 1 gliserol 2 yağ asidinden oluşurlar. Bir de fosfat grubu ekleniyor. Doğru.
Kolesterol hayvan hücrelerinin zarında bulunarak zara dayanıklılık sağlar diyor. Kolesterolün hücre zarının yapısında bulunabildiğini söylemiştik. O zaman bunu da kabul ettim. Steroidler küçük yapılı yağlarda unutmuyorsun. Nötral yağlar hücre solunumunda enerji verirler. Evet, solunum tepkimelerinde trigliseritleri kullanıyorduk. O zaman kaç tanesi doğrudur dediğinde cevabımız 4 oldu. Geldim diğer bir soruma. Bir tane A ile 3 tane B bir araya gelmiş, bir trigliserit sentezlenmiş, 3 tane de C açığa çıkmış. Sen zaten formülü biliyorsun ki bir tane gliserol ile 3 tane yağ asidi bir araya geldiği zaman trigliserit sentezleniyordu. 3 molekül de su açığa çıkıyordu. A gliserol molekülüdür, üstüne yazdım, tabii ki doğru. B yağ asididir diyor. 3 tane yağ asidi birleşiyordu. Doğru. B'nin çeşidi trigliserit çeşidini belirler. Eğer doymamış yağ asitleri bir araya gelirse doymamış bir yağ olacak. Doymuş yağ asitleri bir araya gelirse doymuş bir yağ olacak. O zaman bu da doğru. Bir molekül trigliseritin yapısında bir tane ester bağ bulunur. Hep ne diyorum? Çıkan su kadar bağ, çıkan su kadar bağ. Sen 4 tane şeyi bir tane bağla nasıl birbirine bağlayacaksın? Burada 4 tane şeyi birleştiriyorsun, 3 tane bağ kuruyorsun, 3 tane de su açığa çıkıyor. Bu gitti. C su molekülüdür. Tabii ki doğru oldu gençler. Cevabımız da 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda gösterilen deney tüpünün içine su, zeytinyağı ve yağ hidroliz enzimi konularak enzim için tüm şartlar, enzimatik tepkime için tüm şartlar uygun hale getirilmiştir. Bir süre sonra tüpte bileşiklerinden hangileri bulunur? Şimdi bakıyorsun buraya bir zeytinyağını koymuş, bir de hidroliz enzimlerini koymuş. O zaman ne yapacak? Bu parçalanacak. Açığa tepkimelerde gerçekleşeceğine göre hidroliz enziminde bir değişiklik olmayacak. O kapta durmaya devam edecek. Zeytinyağını parçaladığımız zaman açığa ne çıkacak? Gliserolle yağ asitleri çıkacak. Zeytinyağı dediğine göre bitkisel kökenli bir yağ. Yani doymamış bir yağdan bahsediyoruz. Doymamış yağ asitleri çıkacak. Bunu doymuşundan dolayı kabul etmedim, almadım. Ortamda karbonhidratın ne işi var? Hocam glikoz niye çıksın ki diyorsun. Ve cevabımız 1 ve 4 oluyor. B'ye düştü gençler. Devam ediyorum, bir tane doğru yanlış eşleştirme yapalım. Steroidlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. Erkek ve dişi eşey hormonlarının yapısına katılır. Östrojen ve testosteron steroid yapılı hormonlardır dedik. O zaman bu bizim için doğru. Sinir hücrelerinin bazılarının etrafında bulunup elektriksel yalıtımı sağlıyorlardı. O zaman bu da bizim için doğru. Uzun süren açlık dönemlerinde enerji verirler diyor. Karbonhidratlar bittiyse tabii ki bunlardan enerji elde edeceğiz. Uzun süren açlık dönemi dememize gerek yok. Uzun süren açlık döneminde eğer çok uzun kaldıysak proteinlerden enerji elde ediyorduk. Karbonhidratlar ortalama bir günde biter. Bütün depo karbonhidratımı bir günde bitirebiliyorum. Yağlardan enerji elde edebiliyoruz. Uzun dediği için almadım. D vitamininin yapımında tabii ki steroidler kullanılıyordu. Yapılarında gliserol ve yağ asitleri bulunur. Hadi oradan. Hocam steroidler için küçük yapılı dedin. Bunun içinde iki tane şey yok. O yüzden bu da bizim için yanlış. Geldim diğer bir tane açık uçlu diyebileceğimiz çıkışlı sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden doğru yanlış cevapları vererek doğru çıkışa ulaşınız diyor. Fosfolipitlerin yapısında azot fosfat bulunur. Fosfolipitlere baktığımız zaman yağ asidi, gliserol ve fosfattan meydana geliyordu. Azottan yani N'den bahsetmedik. O zaman bu bizim için yanlış. Bu taraftan gidiyorum. Nötral yağların yapısındaki hidrojen atomu karbonhidrat ve proteinlerden fazladır. Hidrojen fazla olduğu için fazla miktarda su açığa çıkıyor, fazla miktarda enerji veriyordu. O zaman bu bizim için doğru. Nötral yağların hücresel solunumda kullanılması metabolik su çıkışına neden olur. Tabii ki doğruydu. O zaman hangi çıkışa ulaştık? 5. çıkışa ulaştık. Şuna ne dedim? Doğru dedim, yanına yazayım. Buna da doğru dedim, yanına yazayım. Bunlar aklınızı karıştırırsa diye bakıyorum gençler. Çıkışımızı bulduk. Steroid ve fosfolipitler yapısal lipidlerdir. Mantık olarak baktığın zaman yapıya katıldıklarına göre buna doğrudur diyebiliriz.
Kolesterol steroid yapılıydı, doğru. Fosfolipitler hücre zarının yapısında bulunuyorlardı, doğru. Yağlar, alkol, kloroform, benzen gibi organik çözücüde çözünüyorlardı. Bu da bizim için doğru oldu. Diğer bir sorumla devam. Bir fareye karbon atomları işaretlenmiş, yağ molekülü verilmiş. Uzun bir süre aç bırakılmış. Bu sürenin sonunda işaretli karbona hayvanın karaciğerinde depolanmış. Glikojende rastlanmış. Sen buna yağ verdin. Yağında nesini işaretledin? Karbonunu. Sonra gittin bunun karaciğerindeki glikojende gördün. O zaman bu yağ sindirim sisteminde parçaladı. Yağ asitlerine ve gliserole dönüştürdü. Sonra bu yağ asitlerini glikoza çevirdi. Glikozları da karaciğerine gönderip glikojen olarak depoladı. Baktığımız zaman buradan yağların karbonhidratlara dönüşmesini görebiliyor muyuz? Evet, ben yağ işaretlemişim, sonra vücudumdaki karbonhidratta görmüşüm. Demek ki bu yağlarını karbonhidratlara çevirebiliyor. Doğru. Yağların enerji eldesinde karbonhidratlardan önce kullanılması zaten yanlış bir tabir de yukarıdan öyle bir şeyi çıkaramam. Yağların diğer organik bileşiklerden daha az enerji vermesi diyor. Yağlar diğer organik bileşiklerden daha az enerji vermez, daha fazla enerji verir. Ama zaten yukarıdan da öyle bir şey çıkmaz. Hangisinin kanıtı olabilir? Tabii ki yalnız birin kanıtı olabilir. Bir tane daha doğru yanlış yapalım sizinle birlikte. Amino asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. Amino asitler hem asit hem bazlarla tepkimeye girdiklerinden amfoter özellik gösteriyorlar demiştik. Bir amino asitin karboksil COOH grubu ile diğer amino asitin karboksil grubu arasında peptit bağı kurulur. Diğer amino asitin NH2 yani amino grubu arasında peptit bağı kuruluyordu. Bu bizim için yanlış. İnsan vücudunda sentezlenen proteinlerde temel amino asitler bulunmaz. Bulunur. Niye bulunmasın ki? Temel amino asiti bitkiden aldım. Sonra bu temel amino asitleri benim proteinlerimin yapısına katacağım. Zaten proteinime koymayacaksam niye bitkiden alıyorum ki ben bunu? Amino asitlerin yapısındaki radikal grup çeşidi değiştikçe amino asit çeşidi de değişkenlik gösteriyordu. Çok sayıda amino asit bir araya geldiği zaman da polipeptit dediğimiz yapıları meydana getiriyordu. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? DNA sentezine şifre verdiği için canlıların akrabalık derecesinin tespit edilmesine tabii ki kullanılabilir. Canlılarda temel yapı maddesi her yerimizde protein bulunuyor. Unutma, vücudunda en çok bulunan organik bileşik proteindi. Yüksek sıcaklık, düşük pH, basınç gibi faktörler denatüre olmasını yani yapısının bozulmasını, işlevsel halden çıkmasını sağlayabilir. DNA tarafından amino asit sayıları ve dizilimleri tabii ki belirleniyordu. Protein sentezine DNA dur. Ben şifre vereceğim, benim verdiğim şifreye göre iş yapacaksın diyordu, unutma. Yapılarında sadece CHO atomları bulunur, hadi oradan. Bir kere amino asitlerin proteinlerin yapısında mutlaka azot da bulunuyor. Sadece dediği için kabul etmedik. Hangisi yanlıştır? Cevabımız E'ye düştü. Geldim diğer bir soruma. Proteinlerin monomeri amino asitlerdir hipotezini kanıtlamak isteyen bir bilim insanı yapacağı deneyde deney tüpüne aşağıda verilen moleküllerden hangisini koymamalıdır diye soruyor. Şimdi proteinlerin monomeri amino asittir dediğine göre o zaman ben kabın içine bir tane protein koyayım. Proteinleri parçalayan enzimi koyayım. Proteinleri enzimler parçalasın. O zaman proteinlerin hidroliz enzimini tıkladım. Proteini de tıkladım. Proteini parçalayabilmem için kabın içerisinde tabii ki su da olması lazım. Geriye kim kaldı? Amino asitle amino asit ayrıcı kaldı. Bir kere ben buraya amino asit ilave edersem proteini mi parçaladığımda amino asit çıktı? Yoksa başka bir yerden senin koyduğun mu geldi? Nereden bileceğim? Anlamayacağım. Ben proteini ve suyu koydum. Enzimi ilave ettim. Eğer amino asit çıkıyorsa ortama ne ilave etmem lazım anlayabilmek için? Amino asit ayıracı ilave etmem lazım. Ayıracı koydum, amino asit vardır burada dedi ayıraç. Ha, diyorum ki bak koyduk. Ayıracı koyduğumuz zaman işimiz
görüldü. Yani mutlaka amino asit ayıracı da koymalıyım. Amino asiti koyarsam zaten olup olmadığını anlayamam diyeyim. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin görevleri arasında yer almaz? Hücre zarının yapısında proteinler var, hatta madde taşınmasını sağlıyorlardı. Kas kasılmasında aktin ve miyozin proteinlerinden bahsetmiştik. Metabolik olayları düzenliyorlar, bazı enzimler, bazı hormonlar. Tabii ki protein yapılıydı. Vücut savunmasında kullanılan antikorlar protein yapılıydı. Enerji ihtiyacında ilk sırada kullanmam ki proteinler son sırada kullanılır gençler. Hemen son soruya da geldim. Bir hücrede bir polipeptit sentez sırasında aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri gerçekleşmez? Polipeptit sentezliyorsam, protein sentezliyorsam ne yapacağım? En sayıda amino asit bir araya gelecek, bir tane protein sentezlenecek. Buradan da en eksi bir sayıda su açığa çıkacaktı. O zaman ortamda bulunan amino asitler bir araya geldiğine göre ortamda bulunan serbest amino asit miktarının ne olmasını beklerim? Azalmasını beklerim. Bir sonraki dersimizde enzimleri çok detaylı bir şekilde anlatacağız. Enzimler tepkimeye girdikleri zaman kullanılınca biten moleküller değil. Yani grafikte enzimlerin her zaman sabit olması gerekiyor. Doğru. Polipeptit sentezlediğime göre, protein sentezlediğime göre polipeptit miktarı artacak. Doğru. Ortamdaki amino asitleri kullanıyorum. pH cetvelini düşünüyorum. Amino asitleri kullandığıma göre asitlik ne yapıyor? Azalıyor. Asitlik azaldığına göre pH nereye doğru gidiyor? Artışa doğru gidiyor gençler. pH cetveliyle ilgili şu kısım yanlış. Su açığa çıkacağına göre de su miktarında artış meydana gelir. Dersimizin sonuna geldik. Şöyle bir toparlayıp bitirelim. Lipitler enerji vermede ikinci sırada kullanılıyor. En fazla enerji veren onlar. Lipitler yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir. Nötral yağ, steroid ve fosfolipit olmak üzere 3 çeşit yağımız vardı. Nötral yağlar, trigliseritler vücudumuzda depo edilen yağlardı. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılıyordu. Steroidlerin de monomer yapılı olduğunu, bazı hormonların steroid yapılı olduğunu, bir de kolesterolün steroid yapılı bir yağ olduğunu unutmayın gençler. Nötral yağlar yapılarında bulunan yağ asitlerinin çeşidine göre gruplandırılıyordu. Nötral yağların yapısında yağ asitleri ve gliserol vardı. Birbirlerine ester bağı dediğimiz bağ ile bağlanmış oluyorlardı. Proteinler temel yapı maddemizdi. Enerji eldesinde son sırada kullanılıyorlardı. Enerji verme miktarına bakacak olursak karbonhidratlardan fazla, yağlardan daha az enerji veriyorlardı. Sonra canlı vücudunda 20 çeşit amino asit bir araya gelip proteinleri oluşturuyordu. Amino asitlerin sayısı, sırası ve çeşidi farklı olduğu için proteinlerimiz birbirinden farklıydı. Protein sentezine mutlaka DNA şifre veriyordu gençler, unutmayın. Buradan da ödüllü soruya geçiş yapıyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde enzimlerle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Dördüncü dersimize hoş geldiniz. Artık ikinci üniteye başlıyoruz bu derste. Yazının gelişimini işleyeceğiz. Bu dersin içindeki ders başlıklarımızda yazının gelişimi, ilk çağda bilim gibi konular üzerinde duracağız. Ama tabii daha önce yaptığımız gibi öncelikle bu dersimizin ödevine bir bakalım. Şimdi 0'dan 9'a tarih soru bankamızdan 34 ve 37. sayfaları, 34'ten başlayarak 35-36 dahil olmak üzere ve 9. sınıf dinamo soru bankamızdan da 41 ve 42. sayfaları çözelim. Dersin hemen sonunda çözmek faydalı olacaktır. Şimdi burada yazının faydaları üzerinde duruyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir amaç ancak hani yazıya geçirildiği zaman güç kazanır diyor. Neden böyle söylüyoruz? Ya çünkü eğer yazı yoksa ne yapmak zorundayız? Her şeyi tekrar tekrar öğrenmek zorundayız. Doğadaki diğer varlıklar gibi. Onların hep yavruları olduğunda, hayvanların yavruları olduğunda annelerinden bakarak ne yapıyorlar?
Yeniden öğreniyorlar. Biz de yazı yoksa ne yapmak zorundayız? Hep yeniden öğrenmek zorundayız. Ama yazıyla birlikte ne olacaktır? Artık bilgiyi biriktirebileceğiz. Bu sayede bakın ne diyor? Alim unutmuş, kalem unutmamış. Yani biz bile bazen pek çok şeyi unuturken, hele bizden sonraki nesle ne bırakabiliriz yazı olmazsa? Söz kula, yazı uzağa gider diyor. Ha, burada da etkileşimden bahsediyor bakın. Yazıyı yazıyorsunuz, başka bir topluma doğru gidiyor bilgi. Ve toplumların gelişmesinde çok etkili oluyor. Söz uçar, yazı kalır diyor. Aynı şey. Yani yazın. Bakın biz şu anda Sümer kil tabletlerinden bahsediyoruz. Onları okuyabiliyoruz. Milattan önce 2000-2500'lerdeki yazıları bile o dönemde insanların duygularını, düşüncelerini öğreniyoruz. Olmadığını düşünelim yazının. Tarih öncesi gibi. Hani ne demek tarih öncesi? Yazıdan önce. Ondan önceyle ilgili ne yapabiliyoruz? Sadece bulduğumuz bazı araç gereçlere bakarak yorum yapıyoruz. Yani bilgi birikimini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlığın daha hızlı gelişmesini sağlıyor. Peki, tarihteki yazı türlerine bakarsak, şimdi piktografik yazı diyoruz ama bu yazı demek, buna yazı demek ne kadar doğru tartışması gerekiyor. Çünkü piktograf şöyle bir şeydir. Yani bir takım sembollerden oluşur. Ona bakarak, o sembole bakarak bir şey anlıyoruz. Mesela buradan baktığımızda ne görüyoruz? Ha, çıkış buradan diyor. İşte buradaki semboller, mesela orada şöyle düşünün. 100 çuval buğdaya karşılık gelen bir sembol var sadece. Yani sembol, buna yazı demek doğru değil. Yazının ilk formu diyebiliriz buna. İlk örneği, ama yazı direkt alfabe gibi okunan bir şeyden bahsetmiyoruz. Sembollerden oluşuyoruz. Piktografın dönüştüğü gerçek yazı türü ki tarihteki çivi yazıdır. Sümerler arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk yazı türünü geliştirecekler. Kim bu Sümerler? Malum Mezopotamya'nın güneyindeki Uruş, Kiş, Lagaş, Nippur gibi şehir devletleri şeklinde yaşayan Sümerler. Ki ilk yazı örneğine, bilinen en eski yazı örneğine Sümerlerin Ur kentinde rastlıyoruz. Şimdi Sümerler ziggurat adıyla bilinen tapınaklarda tahıllarını depoluyorlardı. Tabii ki bu depolama sürecinde çiviye benzeyen yazıyı icat edecekler. Çiviye benzeyen şekillerden oluşan. Aslında bir çeşit tapınak sosyalizmi var Sümerler'de. Çiftçiler ürettikleri ürünü tapınağa bağışlıyorlar. Bağışlamak zorunda daha doğrusu. Ama geçen sene ne kadar işte buğday ya da işte arpa depoladık? Nereye ne kadar buğday ya da arpa vereceğiz? Devlet ne kadar, memur ne kadar, köylü ne kadar alacak? Bunu sembolize etmek gerekiyordu. İşte bu nedenlerle Sümerlere baktığımızda arkadaşlar bu yazı türünü geliştirmişler. Çivi yazısını geliştirmişler. Şimdi buna çivi yazı denmesi nedeni, hani böyle çizgi filmlerde gördüğüm çekiş ve keskili yazılması değildir arkadaşlar. Çiviye benzeyen şekillerden oluşan bir yazı olduğu için buna çivi yazı denir. Şimdi Sümerler kil, çamur biliyorsunuz toprağı alıyorlar. Bir kalıbın üstüne yayıyorlar. Ve o çamur halindeyken onu düzeltiyorlar. Sonra yine üçgen üçlü bir çubukla ne yapıyorlar? Üzerine yazıyı yazıyorlar. Hani kumsalı yazı yazmak gibi. Tabii üçgen üçlü çubuktan dolayı ne oluyor? Çiviye benzeyen şekiller oluşuyor. Ve böylece fırına verip pişiriyorlar, çıkarıyorlar kalıptan. Oluyor size tablet. Kil tablet. Böylece ilk yazı Mezopotamya uygarlığı Sümerler'de çivi yazısı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu yazı binlerce farklı sembolden oluştuğu için seslere karşılık gelen bazı şeyler olsa bile bu yetmiyor. Başka kavramları da karşıladığı için, zor bir yazı olduğu için yaygınlık kazanamayacak arkadaşlar. O nedenle ölmüş bir yazı türü olarak karşımıza çıkar. İkinci yazı hieroglif. Bunu herkes tanır. Filmlerden bile iyi bilir değil mi? Hieroglif nedir? Mısır medeniyetinin ortaya koyduğu yazı türüdür. Resim yazısıdır. Sümerlerden yaklaşık 500 sene sonra karşımıza çıkarılmış bir yazı türü. Resim yazısı. Tabii ki bir takım seslere karşılık gelen sembolleri olsa da, ki yine de çok zor semboller, bunun dışında binlerce farklı sembolü olan bir yazı türüdür. Bakın bir A sesini yazabilmek için gördüğünüz gibi bir kuş çizmeniz gerekiyor. Bu nedenle bu yazı türü de çok zor olduğu için dünyada yaygınlaşabilmiş değil. Hatta Mısır'da bu yazıyı bilenler direkt memur olabiliyormuş. O kadar zor bir yazı türü. O zaman gerek çivi yazısı gerekse Mısır hieroglifi
yaygınlık kazanabilmiş yazılar değil, ölmüş yazılardır. Ama ilk harf yazısını, alfabeyi kim icat etti? Fenikeliler. Bakın şu bölgede yaşıyorlar Fenikeliler. Suriye-Filistin medeniyeti olarak karşımıza çıkan bir uygarlıktan bahsediyoruz. Bu uygarlık arkadaşlar deniz kolonileri kurmuş. Akdeniz'de. Dağlık coğrafyaları nedeniyle tarım alanlarının o da az olması nedeniyle ticaret yönelmişler. Ve deniz kolonilerini kurmuşlar. İşte bu süreçte Orta Doğu kültürünü ne yapmışlar? Avrupa'ya da yaymışlardır. İşte alfabeyi de icat eden bu uygarlık ki alfabelerin temelidir bu. Çünkü günümüzdeki modern alfabenin ya da Arap alfabesinin kaynağı olmuştur. O kadar basittir ki, o kadar güzeldir ki dünya bunu tercih etmiştir. Yani alfabelerin atası diyebiliriz bunu. Günümüzdeki Latin alfabesi de işte böyle İyonlar, Yunanlar, Romalılar tarafından kullanarak günümüze ulaştırılmış bir yazı türü olarak karşımıza çıkar. Peki, bunları neye yazdılar? Yani bu yazıları nasıl malzemeler üzerine yazdılar? İlk olarak kil tablet. Kil neydi? Bir toprak türüydü. Sümerler, ardından tabii ki Asurlar, sonra Hititler de falan görüyoruz biz bunları. Bu yaygınlık kazanacak. İlk kullanan Sümerlerdir. Toprak levhalar üzerine. Yaşken, çamur halindeyken yazılıp fırına verilerek pişirilmiş levhalar. İlk yazı malzemesi bu. Sonra neyi görüyoruz? Mısır'da papirüsü. Neydi papirüs? Bir bitkiydi arkadaşlar. Nil Nehri'nin etrafında yetişen ince yapraklı bir bitki. Bunları ters düz şeklinde üst üste koyarak ne yapıyorlar? İki taşın arasını alıp özüyle, suyu özüyle içinden akan özle birbirine yapıştırıyorlar. Ve üstüne yazıyı yazıyorlar. Papirüs. Bir tür kağıt. Ve ne vardı? Parşömen vardı. Bergama'dan adını alıyordu değil mi? Bergama Krallığı bilimde, kültürde çok ileri gidince Mısır'daki imparatoriçe göndermeyin dedi Mısır'a papirüs. Bunlar da ne yapmışlar? İnceltilmiş keçi ya da ceylan derisinden bir yazı malzemesi oluşturmuşlar. Bergama'da kullanıldığı için parşömen adını alacak bu yazı malzemesi. Ama tabi bunlar bildiğimiz kağıt değil arkadaşlar. Papirüs ya da parşömen. Bildiğimiz kağıt aslında Çin'den gelecektir. Ama onun kullanılmasına daha çok vardır. Peki. İlk çağda bilim konusuna gelirsek. Şimdi ilk çağda bilimin konusu ne? Hani günümüzde farklı olabilir ama eski çağlarda insanların merak ettiği şeyler var. Din, efsane, felsefe gibi ruhsal konularla ilgileniyorlar. Bunları bilimle açıklamaya çalışıyorlar. Yani mesela Sümerlere baktığınız zaman aya tapıyorlar, yıldızlara tapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayın ve yıldızların hareketlerini incelemeye başlıyorlar. Ya da İlyada destanını inceliyor falan. Oradan bir şey bulmaya çalışıyor. Başka tıp, matematik gibi pozitif bilimlerle uğraşıyorlar. Ayın ve yıldızın hareketlerini incelemek için ne lazım? Matematik, astronomi lazım. Veya işte insanların yine dinle kaynaklı olarak baktığımızda Mısır'da insan anatomisini inceleme ihtiyacı. Çünkü ne yapıyor orada? Firavunların ya da diğerlerin insanları mumyalıyorlar. Mumyalama sürecinde de tıp gelişecektir. Bunu inceliyorlar. El sanatları, tarım gibi günlük ihtiyaçlarla ilgili bilimsel faaliyetler de var. Bakır işliyor değil mi insanlar? Bakırı bir kapkacağa çeviriyor. Ya da demirden kılıç yapıyor. Bu da bir bilimdir arkadaşlar. Ya da halı kilimler örüyorlar. Ya da sabanı icat ediyor. Saban aslında, hele demir saban, yani temelde ilk sanayi devrimi olarak kabul edilir arkadaşlar. Demir saban. Çünkü aslında çok daha hızlı, çok daha verimli üretimi yaptıracak şekilde karşımıza çıkmış bir icattır. Bu arada baktığımızda şunu da göreceğiz ki günümüze ulaşan bir medeniyet var. Bu medeniyetin günümüze ulaşmasında pek çok kültürün katkısını görüyoruz arkadaşlar. O zaman şimdi bunlardan örnekler var. Mesela Amasyalı Strabon ne yapıyor? İlk dünya haritasını çiziyor. Coğrafyacıdır arkadaşlar. İlk dünya haritasıyla ne yapacaktır? Dünyaya çok büyük katkısı alacak. Baktığımız zaman biz burada eski kıta üzerinden, buraya tabii Hindistan demiş, Arap Yarımadası demiş, bakın Mısır'ı burada göstermiş, Avrupa'yı güzelce çizmiş, Yunanistan burada, Anadolu burada. Hiç de fena bir harita değil arkadaşlar. Strabon'un bu haritası.
Tabii bilim gelişiyor. Bilim gelişirken modern astronomi de matematikle birlikte yürüyor değil mi? Mezopotamya'da mesela Sümerler ay ve yıldızların hareketlerini incelerken ne yapıyorlar? İlk burçları buluyorlar. Ay ve yıldızları incelemek ne demek? Astronomi bilimi. Ama tabii ki burçları ne yapman gerekiyor? Ölçüm kullanıyor. Ölçümle beraber matematik. Matematik olmazsa astronomi de olmaz. E tabii ziggurat adı verilen bu tapınaklarda bu incelemeyi yapıyorlar ve gök biliminin temellerini atıyorlar. Bu sayede ay takvimini de bulacaklardı. Dinle bağlantılı olarak. Başka eski Mısır'da mesela bu anatomi bilimi gelişiyor. Hani mumyalamadan dolayı. Mumyalama sürecinde insanları mumyalarken insanları ne yapıyorlar? Karnını yarıyor. Oradan bakıyor kalptir, yürektir falan filan derken ameliyat edebilir diyorlar. Tedavi edebilir diyorlar insanları, yaraları görüyorsunuz. Mısır'daki ameliyat aletlerinin günümüzdeki karşılıklarını görüyoruz. Baya ileri düzeydeymişler. Yani tıp görüldüğü gibi aslında teknolojik aletler dışında hala ilk çağdaki aletler üzerinden çalışıyor demektir. Ve böylece hastalığın tedavisi üzerinde çok büyük adımlar atılacaktır Mısır tarafından. Evet, bugünkü konumuz aslında baktığınız zaman yazı bilim konusuydu arkadaşlar. Çok ağır bir konu değil ama buradaki temel bilgiler nelerdi? İlk yazılar, medeniyetler ve bunların yazıldığı malzemeler. Bilim, bilimin aslına bakarsanız temelleri yine konu içinde anlatılıyor. Hadi birkaç soruyla dersimizi noktalayalım. Tarihte bilinen ilk yazı aşağıdaki medeniyetler tarafından hangisi tarafından kullanılmıştır? Tarihin bilinen ilk yazısını hangisi kullanmıştı? Tarihin bilinen ilk yazısını Sümerler kullanmıştı. Bu yazı hangi yazı türüydü arkadaşlar? Çivi yazısıydı değil mi? İlk yazı çivi yazısı. Ama eğer tarihin bilinen ilk hiyeroglifi diye sorsaydı bize ya da resim yazısı deseydi o zaman biz burada nereye gidecektik? Mısır'a gidecektik. Hiyeroglif Mısır'da. İlk alfabeyi sorsaydı bize ne cevap verecektik? İlk alfabe deseydi o zaman da Fenikelilerden bahsedecektik. O zaman bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yani tamam bunlar da yazı buldu ama hangi yazıları icat ettiler? Bulmak tabiri olmadı. İcat ettiler diyebiliriz. Sümerler tarihin ilk yazısını çivi yazısı, Mısır tarihin ilk resim yazısı hiyeroglifi, Fenikeliler de ilk alfabeyi kullanmışlardır. Bir soruyla daha devam edelim. İlk insanlar doğa ile ilişkilerinde basit teknik becerileri kullanmışlar. Doğa ile ilişkilerinde. Gökyüzü olaylarının izlenmesi, kaydedilmesi, hesaplanması ve yorumlanması günümüz modern gökbilimin temel oluşturmuştur. Bu bilgi doğrultusunda hangilerine ulaşılabilir? İnsanların yaşadığı çevreyi anlama isteği astronomi biliminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Evet, ne diyor? Modern gök bilimi diyor değil mi? Gökyüzü olaylarını incelemeye çalışıyorsa birinci öncülüğe ulaştık. Yaşadığı çevreyi anlama isteği gök bilimi. Gök bilimi ile matematik bilimi birbiriyle ilişkilidir. Bakın ne yapıyor? Gökyüzü olayların izlenmesi, hesaplanması diyor. O zaman gök bilimi ile matematik bilimi ilişkili. İnsanların dini inançları bilimsel gelişmeleri hızlandırmıştır. Evet, dine dayalı ilişkilere baktığımızda yani doğa ile ilişkilerini hesaplıyorsa ne yapacaktır? Dini inançla bakıyor. O mesela gökteki yıldızlara tapmasından dolayı ne yapacaktır arkadaşlar? Bunları inceliyor. Modern gök bilimi doğuyorsa Sümerler'deki güneş tanrısı Mısır'daki güneş tanrısı Ra, Sümer'deki ay tanrısına baktığımızda bunların aslında bilimsel faaliyetlerle birlikte ortaya çıktığını görebilmekteyiz. Bir soru daha var arkadaşlar, onu da değerlendirelim ki aslında bugünkü son sorumuzdur bu. Tarih dersinde öğretmen İlbey, kil tablet, papirüs, parşömen kavramlarının ortak özelliklerini sormuştu. Öğretmen Orkun, burada İlbey dememiz lazım arkadaşlar. Öğretmen İlbey, öğrencilerin aşağıdaki cevaplarından hangisini doğru olarak kabul etmiştir? Bakalım, Mısır medeniyeti tarafından icat edilmiş. Ortak özellik bu değil. Mısır hangisini icat etmişti? Mısır arkadaşlar, papirüsü icat etmişti ama hepsinin kil tablet Sümerler, parşömen Bergama tarafından. Yazı malzemesi olarak kullanılmışlardır. Evet, bunların hepsi nedir? Yazı malzemesidir arkadaşlar. Üçü de yazı malzemesi olarak karşımda çıkıyor. Tarih öncesi devre ait olmaz. Çünkü tarih öncesi ne demekti? Yazıdan önceydi arkadaşlar. Yazıdan önce nasıl yazı malzemesi olsun?
Göçebe yaşantının sonucu olarak kağıt ortaya çıkmaz. Göçebelerde bilakis yazılı kültür çok gelişmemiştir. Şehir kültürünün gelişmesine de katkı sağlayıcı şeyler değildir bunlar. Yani şehir ayrı bir yapı, mimaridir, ticarettir. Tabii ki yerleşik toplumlarda, şehirlerde kütüphaneler falan görülebilir ama ortak özellik bu değil arkadaşlar. Bununla ilgisi değil. Temelde yazı malzemeleri olmasalıdır. Evet, hadi üçüncü dersin ödüllü sorusunu çözelim. Alacayık'ta yapılan kazılarda 13 Prens Mezarı adı verilen bir kalıntı bölgesi ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlarda elbiseler, süs eşyaları, toprak ve bakırdan yapılmış kaplarla boğa ve geyik heykelleri bulunmuştur. Bu bilgiler Alacayık'la ilgili yargılarından hangilerini kanıtlar? Şimdi bakalım ne diyor? 13 Prens Mezarı adı verilen. Prens varmış değil mi? O zaman prens varsa siyasi otoritenin varlığını gösteren buluntulara rastlanmış. Çünkü prens nedir? Veraset sistemine dayalı, hükümdarlığın aile içinde el değiştirdiği yönetim mekanizmasına prenslik ya da hükümdar çocuklarına prens denir. Maden devrinin yaşandığına, bakırdan dediğine göre ne diyoruz? Maden devrinin yaşandığı. Bakırdan aletler yaptığımıza göre heykeller, boğa, geyik heykelleri bulunduğuna göre ateşte denetim altına alınmıştır. Bu durumda cevabımız 1-2-3 olacak arkadaşlar. Peki bu dersimizin ödüllü sorusuna bakalım. Asurlar tarihin bilinen ilk kütüphanesinin oluşturması. Asurların tarihin bilinen ilk kütüphanesinin oluşturması hangilerini kanıtlar diyor. O zaman soruya bir bakalım. Kütüphanenin insan hayatına etkisi, katkısı. Soruyu doğru değerlendirelim çünkü bu sorularda her zaman uyardık. Bir incelikler ya da sert bilgiler olabiliyor. Bunlara dikkat edelim. Tabii ki aynı zamanda soruyla birlikte görüşlerimizi de belirtirseniz seviniriz. Çünkü farklı fikirler, farklı yorumlar her zaman eğitiminde daha fazla gelişmesine katkı sağlar arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gayet güzel bir konu işleyeceğiz. Bugünkü işleyeceğimiz konunun ismi coğrafi koordinat sistemi ve aynı zamanda yerel saat hesaplamaları. Aslında biz bunu gündelik hayatımızda kullanmaktayız. Nasıl kullandığımızı da birazdan söyleyeceğim. Peki bugün ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte şöyle göz atalım. Şimdi arkadaşlar ünite içeriğimize baktığımızda öncelikle birinci olarak paralellerden bahsedeceğiz. Meridyenlerden bahsedeceğiz. Enlemler ve boylamlardan bahsedeceğiz. Burada şunu da anlaşalım. Nedir peki o? Paralelle enlem birbirine benzeyen kavramlardır ancak aynı kavramlar değildir. Meridyenle de boylam birbirine benzeyen kavramlardır ancak aynı kavramlar değil. Zaten aynı kavram olsaydı biz ya paralel derdik ya da enlem derdik ya da meridyen derdik ya da boylam derdik. Bunun dördünü kullanmak zorunda değildik. Devamında ise boylamın etkisi olan yerel saat hesaplamalarından bahsedip bu kısmı tamamıyla bitirmiş olacağız. Peki bu dersin bize sağlayacağı en önemli fayda ne biliyor musunuz? Aslında biz bu dersteki bilgilerimizi gündelik hayatımızda kullanmaktayız. Örneğin arkadaşınla buluşacaksın. Arkadaşını aradın. Neredesin kanks dedin. O da bir yer tarif etti. Ve sen bilemedin. Yani dedin ki şunun altı, şunun üstü, bunun yanı sana tarif ediyor, ediyor, ediyor. Sen bilemedin. O da dedi ki ya tamam telefonunu aç. Hemen sana ne yapıyor? Konum gönderiyor. Konum gönderdiğinde işte aslında o arkadaşının sen hem enlem derecesini alıyorsun hem de boylam derecesini alıyorsun ve kendine göre bir yön tarifi yapıyorsun. O yüzden bu konum dediğimiz kısım bizim için önemli. Dersimiz bitti. Ders bittikten sonra soru çözmesek olmaz. O yüzden hemen 0'dan 9'a konu özetli soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Sayfa 36-38 güzel güzel çözüyorsun. Devamında Dinamo soru bankası kitabını açıyorsun. Dinamo'da da 37-39 burayı da güzel güzel öğreniyorsun, çözüyorsun diyebiliriz. Takıldığında da QR kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım gelin bu koordinat sistemi neymiş, ne işe yarıyormuş ondan biraz bahsedelim. Diyor ki bak, coğrafi koordinat sistemi dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturmuştur. Ben dünya üzerinde bir yerin konumunu kime göre belirlerim dersem burada iki tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi ekvator, ikincisi kutup, bir de üç dersek o paralel meridyen ifadesidir. Tamam mı? Nasıl? Bak şimdi. Doğu batı yönlü uzanıp
kuzey-güney yönlü dünyayı iki eşit parçaya ayıran en geniş paralel dairesine biz ekvator diyeceğiz. Biz ekvatorun kuzeyinde de olabiliriz, güneyinde de olabiliriz. Kuzeyinde mesela buradaysak bizim ekvatorla yapmış olduğumuz şurada bir açı var mı? O zaman bu bizim ekvatora olan uzaklığımızı açısal olarak belirleyecek. Ama yetmez. Bizim tam dünya üzerinde nerede yer aldığımızı belirleyebilmemiz için bir kutuptan diğer kutba giden ve paralelleri dik açıyla kesen boylamlara da ihtiyacımız var. Buranın başlangıç boylamıyla da yaptığı bir açı var mı? Var. İşte bu iki açının kesişimi benim tam şurada olduğumu söyler ve ben buna göre bir merkezin diğer merkeze göre hangi yönde yer aldığını da ne yapabilirim? Söyleyebilirim. O zaman önce birinci olarak paralellerle başlayalım. Paraleli bilebilmem için benim öncelikle burada şunu bilmem gerekiyor. Ekvator nedir? Ekvator dünyayı kuzey güney yönlü iki eşit parçaya ayıran en geniş paralel dairesidir. Hemen şöyle tanım anlamında şey yaparsak. Bak, doğu batı yönlü uzanan, kuzey güney yönlü dünyayı iki eşit parçaya ayıran en geniş paralel dairesi ekvatordur. Ve ekvator başlangıç paraleli olarak geçer. Şimdi paralellere geldiğimizde ise başlangıç paraleline ekvator dedik ya biz. Ekvatora bunlar bir derece aralıklarla çizilecektir. O zaman tekrar söylüyorum. Ekvator başlangıç paraleli. Ekvatora bir derece aralıklarla çizilen paraleller paralel dairelerini oluşturur. Bunlar kuzeyde de olabilir, bunlar güneyde de olabilir. Ve biz ekvator çizgisinin kuzeyine, yani şu üst kısma ne diyeceğiz? Kuzeyde yer aldığı için kuzey yarım küre, ekvator çizgisinin bu alt kısmı güneyde yer aldığı için buraya da güney yarım küre diyeceğiz. Paraleller ekvator çizgisine paralel olarak uzanıp doğu batı yönünde uzanırlar. Bak, doğu batı yönünde uzandılar. Ve şunu unutmayalım. Bunlar bir derece aralıklarla çizildiyse iki paralel arası kuş uçumu mesafe sabittir, değişiklik göstermez. Nedir dediğimizde 111 kilometredir. Peki bunu nasıl bulmuşlar dersek bu kesinlik arz etmiyor. 111 değil 110 virgül bir şey gibi gidiyor. Nasıl dediğimizde de şöyle. Şimdi ben bir kutuptan diğer kutba gittiğimde kuzeyde totalde çizebileceğim benim 90 tane, güneyde de 90 tane olmak üzere toplam 180 tane paralel dairem var. Bak şimdi dikkat et. 90 kuzeyde, 90 güneyde. Bunun bir de şöyle anti meridyenini düşünürsek, yani bir meridyen yayı bunu tam daire yapan anti meridyenini düşünürsek, total burada 40.076 kilometre var ya, 40.076 kilometre var ya. Şimdi burada 90 tane böyle gittik. Burada da 90 tane böyle geldik. Biz şimdi burada 90, 90, 180. 180 de bunun karşı tarafında var. 360. 90 yani 40.076'yı 360'a böldüğümüzde tahmini değer olarak 111 kilometre çıkmaktadır diyebiliriz. Ve şunu unutmayalım. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalmaktadır. Tekrar söylüyorum, paralellerin boylarının kısalmasının temel sebebi nedir derse dünyanın şeklidir. Ardışık birer derecelik paralel daireleri arasında da 111 kilometre tahmini mesafe vardır diyebiliriz. Ve biz şimdi dikkat edin şuraya. Geldim bak. 15 derece burada paralel dairesi, 15 burada, 30 derece paraleli demiş, 30 derece, 45 derece paraleli demiş, 45 derece paraleli. Şimdi dikkat et, iki sayısal değerden de ikişer tane var mı? 15'ten 2 tane, 30'dan 2 tane, 45'ten 2 tane, 90'dan 2 tane olacak. Ben burada yön belirlemem lazım. Eğer ki ekvatorun üst kısmındaysam buradaki paralel daireleri kuzey paraleli olarak geçer. Ekvatorun alt kısmındaysam oraya güney yarım küre diyordum ya. Buradaki paralel daireleri de güney paraleli olarak geçecektir diyebiliriz. O zaman ben size 45 derece kuzey paraleli nerededir dersem hemen ne diyeceksiniz? Öğretmenim, burası kuzey yarım kürede yer alır ve
ekvatorun üst kısmındadır diyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Şimdi bak dikkat et. Biraz önce ne dedik? Ardışık birer derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafe tahmini olarak 111 kilometre miydi? Ve ben bu 111 kilometre ilişkisinden yola çıkarak kuzey-güney yönlü aynı boylam üzerinde X ve Y merkezleri varsa bunun arasında kaç kilometrelik kuş uçumu mesafe var? Bunu rahat bir şekilde bulabiliriz. Hemen şöyle yandaki kısımda bunu uygulamamız gerekirse arkadaşlar. Bak şimdi A ile B arasında kaç kilometrelik kuş uçumu mesafe vardır dersek A, B bunları birbirinden çıkaracağız. Yani B'yi A'dan çıkardık. A eksi B dedik. Burada kaç paralel geçtiğini bulduk mu? Ve bunu 111 ile çarparsam A, B arasında kuş uçumu kaç kilometre mesafe varmış bunu hesaplayabilirim. Peki CD arasındaki kuş uçumu mesafeyi hesaplamak için D eksi C yapıyorum. Kaç paralel geçtiğini bilirim. Ve bunu ne yaparım? 111 ile çarparım. Burada da kaç kilometre olduğunu bulabilirim. Ancak bak buna dikkat et. Bu seni işte hataya sürükler. Biz B ile C arasında kuş uçumu mesafeyi bulabilmemiz için çıkarma yapamayız. Neden? Çünkü C merkezi güney yarım kürede yer alırken B merkezi ise nerede yer alıyor? Kuzey yarım kürede yer alıyor. E şimdi biri güney yarım kürede, diğeri kuzey yarım kürede ise aradaki paralel farkını bulmak için bunları ne yapıyorum? Topluyorum. Topladıktan sonra 111 ile çarpıyorum ve BC arasındaki kuş uçumu mesafeyi de hesaplıyorum. O zaman şunu unutma. Eğer ki sana verilen merkezler aynı yarım kürede ise bunları birbirinden çıkarırsın. Aynen AB gibi, aynen CD gibi. Ancak sana verilen merkezlerin biri kuzey, diğeri güney yarım kürede ise bunları da birbiriyle ne yaparsın? Toplarsın diyebilirim. Geldik şimdi etkinlik zamanına. Ne diyor soruda? 30 derece kuzey paraleli üzerinde bulunan A merkezi ile 10 derece kuzey paraleli üzerinde yer alan B merkezi arasında kuş uçumu kaç kilometre mesafe vardır diyor. Hemen şöyle şurayı şöyle bir sileyim. Burada ben bu merkezleri yerleştirmem gerekirse bakalım. 30 derece kuzey demiş mi bana? Demiş. O zaman kuzey ise kuzey yarım kürede. 10 derece kuzey demiş mi? Kuzey yarım kürede. Yani iki merkezim de nerede oldu? Kuzey yarım kürede oldu. 30 burada mı? Burada. 10 da burada mı? Burada. Şimdi benim 30 ile 10 arasındaki kuş uçumu mesafeyi bulmam için bunlar arasında kaç tane paralel geçiyor? Onu bulmam lazım. O zaman hemen 30 derece eksi 10 derece dersem. Aradan 20 derece yani 20 tane paralel dairesi geçti mi? Geçti. Ardışık birer derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafe 111 kilometre. O zaman ne duruyorsun? 111 ile çarpsana derim ben sana. 111 çarpı 20 dersek 2220 kilometre kuş uçumu mesafemiz olmuş olur A ile B arası. Geldik şimdi enlem. Enlemle paralel birbirine benzer kavramlardır. Ancak aynı kavramlar değildir. Şimdi biz dünya üzerinde herhangi bir noktada bulunuyoruz. Burada güzel başkentimiz Ankara'yı göstermişim. Buranın ekvatorun bulunduğu alanla yaptığı bir açısal değer var mı şurada? Var. İşte herhangi bir noktanın başlangıç paraleli dediğimiz ekvator düzlemi ile yaptığı açıya, bu uzaklığı açı cinsinden ifade ediyoruz. Biz buna enlem diyoruz. Ve enlemde biz derece ifadesini kullanırız. Dakika ifadesini kullanırız. Saniye ifadesini kullanırız. Neden derseniz şundan dolayı çocuklar. Bak şimdi dikkat edin. Şurası bak tam şurası şöyle 39 derece enlemi olsun. Şurası da 40 derece enlemi olsun. Arada bir yerdeysem ben burayı enlem olarak nasıl tarif edeceğim? 39 derece enlemi dersem ben derim ki dur ya 39 olmaz. 39 olsaydı bunun tam üstünde olması gerekirdi. E o zaman 40, 40 da olmaz. 40 olsaydı bunun üzerinde olması gerekirdi. Şimdi 39 ile 40 derece arasında bir derecelik fark var mı? Bak şimdi dikkat et. Bir derece eşittir bir saat. Bir saat eşittir 60 dakika, 1 dakika eşittir 60 saniye. Hemen şöyle hop geri alıyorum. 60 saniye olarak bunu yazdım. O zaman ben o 1 dereceyi parçalayıp küçük parçalara ayırırsam şurayı rahat bir şekilde bulabilir miyim?
bulurum. Burası 39 ile 40 arası mı? Mesela oray için tamamen sallamış olduğumuz bir enlem derecesi verirsek. 39 derece. Bu cepte. 45 dakika. O dereceyi parçaladık ya, 1 saatte 1 saat 60 dakika. 35 saniye kuzey gibi. Bu arada sizleri tanıştırmak istiyorum. Eğer ki sayısal değerin üzerinde böyle tek çizgi varsa bu dakikadır. Hemen iki tane çizgi varsa saniyedir. İşte bizim paralelle bu alanı açıklayamam. Çünkü paraleller bir derece aralıklarla çiziliyordu. Bunu açıklayabilmem için buraya enlem diyeceğim. Ve şunu unutmayalım. Her paralel bir enlemdir. Ama her enlem bir paralel değildir dersem doğru olur mu? Yazıyorum buraya cümlemi. Her paralel bir enlemdir. Peki her enlem bir paralel midir sizce? Paralel midir diyorum. Buraya da bu iğrenç soruyu koydum. Çünkü gerçekten kafa karıştırıyor. Bunu yorumlar kısmına bekliyorum. Tekrar. Her paralel bir enlem, her enlem bir paralel midir? Evet ya da hayır. Ya da evet hocam, her paralel bir enlemdir ama her enlem bir paralel değildir. Ya da her enlem bir paraleldir ama her paralel bir enlem değildir. Bunu mutlaka yorumlar kısmına belirtmenizi istiyorum. Şurada aslında size bunun cevabını vermiş oldum. Şimdi enlem dediğimiz durumda bazı değişiklikler yaşanır. Nedir bu değişiklikler dersek? Ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizdeki değişimlerdir. E peki şöyle düşün. Biz ekvatordan kutba doğru gittiğimizdeki değişimleri nerede gördük, nerede öğrendik? Dünyanın şeklinde öğrendik. O zaman dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutba doğru gidersen ve bir takım durumların değişirse bu durumlara biz enlem etkisi diyeceğiz. Ve enlem etkisine bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. O zaman ekvator çevresinde yer alan bir merkeze güneş ışınları kutba yakın bir merkeze göre daha dik açıyla gelir ve ben bu ilişkiyi enlem etkisiyle açıklayabilirim. Cisimlerin gölge boyu kutuplara doğru gidildikçe uzar. Ekvatordaki bir cismin ölçülen boyu kutba yakın bir bölgedeki cismin ölçülen boyundan daha kısadır. Bunun temel sebebini de biz enlem etkisiyle ya da dünyanın şekliyle açıklıyoruz. Sıcaklık değerleri kutuplara doğru gidildikçe azalır. Deniz ve okyanuslardaki buharlaşma miktarı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Ve deniz ve okyanuslardaki tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kalıcı kar alt sınırı, yerleşme üst sınırı, orman üst sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Ve bitki örtüsü, geniş, karma, iğne, ot toplulukları olmak üzere kuşaklar oluşturur. Aynı zamanda yürütülen ekonomik etkinlikler ya da ekonomik faaliyetlerde değişiklik gösterir diyebiliriz. Şimdi bazı özel enlemlerimiz var. Kimdir bunlar dersek? Mesela 23 derece 27 dakika kuzey enlemi. Neymiş bu? Yengeç dönencesi. Niye önemliydi? Çünkü yengeç dönencesine 21 Haziran tarihinde güneş ışınları dik açıyla geliyordu. 23 derece 27 dakika güney enlemi. Burası da neymiş? Oğlak dönencesiymiş ve Oğlak dönencesine de güneş ışınları 21 Aralık tarihinde dik açıyla geliyordu. 66 derece 33 dakika kuzey enlemi. Şuraya şöyle kuzey, şuna da şöyle güney diyeyim. Burası kuzey kutup dairesi. 66 derece 33 dakika güney enlemi. Burası da güney kutup dairesi olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Biz eğer ki dönenceler arasındaysak buraya alçak enlem diyeceğiz. Yani sana bir ifadede alçak enlem diyorsa sıfıra yakındır. E sıfır derece enlemi dediğimiz kısım ekvator değil mi? O zaman bu alan ekvator çevresinde bir yerdedir diyebiliriz. Eğer ki dönence ile kutup dairesi arasındaysan, bak iki kısımda da dönence ile kutup dairesi arasındaysan, buralar orta enlemler olarak geçer ve kutup dairesi ile kutup noktası arasındaysan buralar da yüksek enlemler olarak geçer. Bak alçak enlem dediğinde nereye yakınsın? Ekvatora. Yüksek enlem dediğinde nereye yakınsın? Kutba. Alçak enlem mi daha sıcak? Yüksek enlem mi? Tabii ki de alçak enlem daha sıcaktır diyeceğiz. Çünkü orası ekvatora daha yakındı. Şimdi burada güzel konuyu pekiştireceğimiz etkinliklerimiz var. Gelin hep birlikte bakalım. Ne diyor soruda? Brezilya'da sıcaklığın yıl boyunca Norveç'ten daha yüksek olması dedim ve harita sağda görüyorsunuz. Ama birçoğunuzun Brezilya ve Norveç dediğimde
ben bunların yeri neresiydi dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden bakın arkadaşlar, siz eğer ki coğrafya ile ilgili verilen ifadeleri düzgün, rahat, kolay bir şekilde yapabilmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle harita bilmek zorundasınız. Şimdi Brezilya'da sıcaklık yıl boyunca Norveç diyor. Çözmüyorum bu soruyu desem bakıp kalacaksın. Ama kalma. Hemen atlasını aç. Bir Brezilya neredeymiş? Bu Norveç neredeymiş? Hangisi ekvatora yakınmış? Hangisi kutba yakınmış? Ona bir bak. Ben o zaman burada ekvatoru çizmem gerekirse nereden çizeceğim biliyor musunuz? Şurada Malezya, Endonezya, Gine adaları var. Adaların bulunduğu yerden şöyle çiziyorum. Burası 0 derece ekvator. Şurası kuzey kutup noktası. Burası güney kutup noktası. Gelin verilen ülkeleri eşleştirelim ya da yerleştirelim. Brezilya'yı buraya aldım. Norveç nerede? İskandinav Yarımadası'nda. Norveç'i de buraya aldım. Şimdi ne diyor soruda bana? Brezilya'da sıcaklığın yıl boyunca Norveç'ten daha yüksek olması. Doğru mudur? Vallahi doğru. Niye doğru? E hocam çünkü Brezilya ekvatora daha yakın. Norveç ise kutba daha yakın. O yüzden Brezilya güneş ışınları daha dik. Norveç'e ise güneş ışınları daha iyi açıyla gelir. Buna bağlı. Brezilya daha sıcak, Norveç daha soğuktur. O zaman bu enleme uygun bir açıklamadır diyebiliriz. Devam edelim. Şunları gene sileyim. İkinci örneğimizden. Ne diyor örnekte? Kızıldeniz'in Akdeniz'den daha tuzlu olması. Ha bu Kızıldeniz neresi? Tabii ki de Kızıldeniz. Hemen şöyle göstereyim burası. Kızıldeniz dedik. E Akdeniz neresi? Lan zaten biliyorsun. Akdeniz de burası. Şimdi ne diyor bana? Kızıldeniz Akdeniz'den daha tuzlu. Tuzlu mudur? Bakıyorum. Kızıldeniz ekvatora yakın mı? Yakın. O zaman deniz suyu sıcaklığı daha yüksek. Deniz suyu sıcaklığı daha yüksekse buharlaşma daha fazla. Buharlaşma fazlaysa tuzluluğu yüksek. O zaman Kızıldeniz daha tuzlu. Akdeniz daha az tuzludur diyebiliriz. O zaman ben burada gene ekvatordan kutba doğru gitmedim mi? E ne oldu? Enleme uygun bir ifade oldu diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi geldik bir diğer cümlemize. Ne diyor cümlede? Şöyle bir bakalım. Endonezya'da kalıcı kar sınırının Rusya'dan daha yüksekte olması. Hoba, Endonezya nerede dersek? Şu adalar dediğimiz kısım Malezya, Endonezya, Gine adaları. Endonezya daha sıcak mı? Sıcak. Kime göre daha sıcak? Rusya'ya göre daha sıcak. Burası da daha soğuk mu? Şimdi burada şunu yap. Şöyle şuraya gel. Bir tane daha çiz. Buraya da gel. Bir tane daha çiz. Bu dağların tamamını karla kapladığını varsay. Hangisinde daha çok kar erir? Tabii ki de Endonezya'da. O zaman erimeyen karı ben daha yüksekte görecek miyim? Evet. Rusya daha soğuk olduğu için bu kar daha aşağılara doğru gelecek mi? Evet. O zaman Endonezya'da kalıcı kar sınırının Rusya'dan daha yüksekte olması, buranın daha sıcak, buranın daha soğuk olması ile ilgili ekvator kutup ölçeğinde düşündüğümüzde enleme uygun bir ifade vardır diyebiliriz. 21 Haziran tarihinde Hindistan'ın Avustralya'dan daha sıcak olması. Hindistan nerede? Burada. Avustralya nerede? Burada. Şimdi bakıyorum ikisinin de ekvatora uzaklıkları eşit. Ama 21 Haziran tarihinde güneş ışınları kuzey yarımküredeki yengeç dönencesine dik açıyla geldiği için bunu zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Avustralya'ya daha iyi açıyla gelir. Bu enlemle uygun olmayan bir durumdur. Bunu açıklayacağımız kısım ise eksen eğikliği olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada dikkat edin. Niye 21 Haziran tarihini verdi? Çünkü 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesi güneş ışınlarını daha dik açıyla aldı. Burada ekvatordan kutba doğru gitmedim ben. İki tane ekvatora kısmen eşit mesafede bulunan merkezde sıcaklık farklıymış. Enlemle açıklayamam. Aynı enlemde olan merkezlerde enleme uygun bir ifade varsa sıcaklıklarının da aynı olması gerekir. Kanada'nın doğu kıyılarının Batı Avrupa kıyılarından daha soğuk olması diyor. Kanada'nın doğu kıyısı burası. Batı Avrupa kıyısı burası. Kanada'nın doğu kıyısına daha soğuk, Batı Avrupa'yı ise daha sıcak demiş. Bu enleme uygun mudur dersek şöyle yapacaksın. Şuradan şöyle bir enlem çizdin. İkisi de o enlemin üstüne temas etti mi? Etti. Yaklaş. Bak şimdi. Eğer ki çizdiğin bu enlem derecesine iki alanda temas ediyor ve sıcaklıklar birbirinden farklılık gösteriyorsa bu ifade enleme uygun bir ifade
değildir. Bunu açıklayacağımız sıcak su akıntısı, soğuk su akıntısıdır. Bunları da ileride size söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Güzel güzel anlatacağız oraları da. 21 Mart tarihinde Mısır'da cisimlerin gölge boyunun Rusya'dan daha kısa olması. 21 Mart tarihinde güneş ışınları nereye dikkat açıyla geliyor? Ekvatora. Mısır nerede? Burada. Kimden? Rusya'dan gölge boyu daha kısadır diyor. Kutba gidiyorum. O zaman bu enleme uygun bir ifadedir diyebiliriz. Kış mevsiminde Samsun'un Konya'dan daha sıcak olması diyor. Gel şimdi buraya. Samsun nerede? Samsun daha kuzeyde değil mi? Samsun'u şuraya yaz. Kimle kıyaslamış? Konya daha güneyde mi? O zaman hangisi ekvatora daha yakın? Konya. Konya'nın daha sıcak olması gerekir mi? Gerekir. Ama ne diyor? Kış mevsiminde Samsun'un Konya'dan daha sıcak olması demiş. Terslik var. Terslik var. Bunu enlemle açıklayamam. O zaman bu da ifade enleme uygun değildir. Peki arkadaşlar bunu neyle açıklayacağız derseniz denizellik karasallık ilişkisiyle açıklayacağız. Antalya'nın Erzurum'a göre daha sıcak olması. Antalya daha güneyde mi? Yaz şöyle Antalya'yı. Erzurum daha kuzeyde mi? Yaz Erzurum'u. Antalya ekvatora yakın daha sıcak. Erzurum kutba yakın daha soğuk. O zaman bu enlemle uygun bir durumdur diyebiliriz arkadaşlarım. Geldik şimdi yatay çizgiler bittikten sonra dikey çizgilere. Meridyenler bir kutup noktasından diğer kutup noktasına giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberlere biz meridyen diyeceğiz. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin Londra kentinin Greenwich Gözlem Evi'nden geçmektedir. Ve başlangıç meridyeninin biz hemen şöyle şuraya başlangıç meridyenini de ben göstereyim. Başlangıç meridyeninin doğusuna doğu yarım küre, başlangıç meridyeninin batısına biz batı yarı küre diyeceğiz. Batı yarı küredeki meridyenler batı meridyenleridir. Doğu yarı küredeki meridyenler ise doğu meridyeni olarak geçmekte. Doğu yarı kürede 180 tane, batı yarı kürede de gene 180 tane olmak üzere toplam 360 meridyen yayı vardır. Şunu unutma. Meridyenlerin boyları eşittir. Ancak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dikkat et meridyenler arasındaki kuş uçum mesafe ne yapıyor? Kısalıyor diyebiliriz. Bak burada da gösterdim. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Bu sabittir değişmez. Ancak ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki kuş uçumu mesafe 111 kilometre iken ister kuzey kutup noktasına ister güney kutup noktasına git meridyenlerin arasındaki mesafe ne yapıyor? Kısalıyor. Bak ne demişim şurada? Ardışık iki meridyen arasındaki uzaklığın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmasına rağmen zaman farkının 4 dakika kalmasının temel sebebi çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır diyebiliriz. Peki bir meridyen yayını düşün. Bunu tam daire yapan karşısında bir meridyen var. Biz buna o meridyenin anti meridyeni diyeceğiz. Ve bu ikisi birbirini topladığımızda 180 dereceye ulaştırmak zorunda. Nasıl? 30 derece batı meridyeninin anti meridyeni nedir dersek? Birbirini 180'e tamamlattır. 150 derece. Batıdaydım. Nereye geçtim? Karşı doğuya geçtim. 150 derece doğu meridyenidir diyebiliriz. Bak anti meridyende birbirini 180'e tamamla. Doğu ise batı, batı ise doğu diyeceksin. Bitti gitti. Boylam enlem ifadesinde. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın bu sefer başlangıç meridyeni dediğimiz Greenwich'e olan açısal uzaklığıdır. Gene boylamda neyi kullandık? Dereceyi kullandık. Dakikayı kullandık ve saniye ifadesini kullandık arkadaşlarım. Boylamın en önemli etkisi yerel saat üzerindedir ve unutmayalım. Ardışık bir derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Nasıl? Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru bir tam turunu ne kadarlık sürede tamamlıyordu? 24 saatte tamamlıyordu. Total 360 tane meridyen yayımız var mı? Var. Ve 24 saatte 360 tane meridyen yayını geçiyorsa her bir saatte kaç meridyen yayı geçer? 360'ı 24'e bölerseniz 15 meridyen yayı geçmekte. Peki her bir meridyen yayını ne kadarlık sürede geçer dersek 1 saat 60 dakika değil mi? 60 dakikada 15 tane geçiyorsa bir tanesini 4,
dakikada geçecektir. İşte ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkının 4 dakika olması burayla ilgilidir. Ve biz buna bağlı olarak yerel saatlerle ilgili hesaplamalar yapıyoruz. Ve yerel saat güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre belirlenir. Ve şunu unutmayalım. Güneş en tepede olduğunda orada o merkezde yerel saat 12'dir. Bunun Türkçe meali nedir biliyor musunuz? Güneş doğduktan o en tepe öğle vaktine geldiğinde gündüzün yarısını yaşamış olursun. Öğlenden sonra güneş battığında da gündüzün diğer yarısını yaşamış olursun, tamam mı? O zaman biz yerel saat 12 dediğimiz kısımda güneş en tepede ya, gündüzün yarısı yaşandı diyeceğiz. Ve biz bunu namaz vakitleri, iftar vakitleri, sahur vakitlerinde daha yoğun ölçekte kullanıyoruz. Şu anda saatinize bakın. Beni kaçta izliyorsanız 22.30. Türkiye'nin her yerinde saat 22.30'dur. 21.25. Türkiye'nin her yerinde saat 21.25'tir. Ama biz yerel saati nerede kullanıyoruz biliyor musunuz? Ramazan ayı. Evde herkes niyetli. Akşam ezan okumaya yakın. Evde gergin bir ortam var ve televizyon açık. Televizyonda altyazı geçer. Iğdır için iftar vakti der. Ankara'dasındır. Lan Iğdır'da olsaydık şimdi orucumuzu açacaktık dersin. Beklersin. Orucunu açarsın. Orucunu açıp suyu böyle diktiğinde hemen gözün televizyona ilişir. Ula daha İstanbul'a, İzmir'e, Edirne'ye zaman var. İşte yerel saati biz orada kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Ve şunu unutmayalım. Doğuya doğru gittiğimizde yerel saat daha ileri, batıya doğru gittiğimizde ise yerel saat geridir. Bunun temel sebebi de dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Gelin şöyle yerel saatle ilgili güzel güzel etkinliklerde adım adım bunu götürelim. Soruda diyor ki 50 doğu boylamında yerel saat 20.40 iken 35 doğu boylamında yerel saat kaçtır? Şimdi doğu yarıküre, batı yarıküre demiştik ya, doğu meridyeni ise Greenwich'in doğusunda, ikisi de. Hemen şöyle bir hat çiz, tamam mı? Bak bunu yap. Yok ben yaparım, hat çizmeden yaparım. Böyle bir şey yapma. Hattını çiz, hattının üzerinde o konumları belirle. Şimdi ben buraya 0 derece Greenwich'i koydum. 50 doğu, 35 doğu. İlk karşıma kim gelecek? 35 derece doğu boylamı gelecek. Sonra karşıma kim gelecek? 50 derece doğu boylamı gelecek, değil mi? Ve 50 doğu boylamında yerel saat kaçmış? 20.40. Bana 35 doğu boylamında saat soruyor mu? Bak ne tarafa doğru gidiyorum? Bu tarafa doğru gidiyorum. Hemen geriye geldim. Batıda yerel saat daha geri mi? Sola doğru gittiğimizde yerel saatimiz ne yaptı? Geri. Sağa doğru gittiğimizde yerel saatimiz daha ileridir. Yani batıya gittiğimizde yerel saat geri coğrafi anlamda, doğuya doğru gittiğimizde yerel saat daha ileridir diyebiliriz. Geldik. Şimdi benim burada yapacağım birinci adım, İki merkez arasındaki boylam farkını bulursun. Boylam farkını bul. Bakalım kaç boylam var? 50, 35, 15 boylam farkı var. Şuraya da yapıyorum. 50 derece, 35 derece birbirinden çıkardım. 15 derecelik boylam farkı var. Şimdi ben biliyorum. Niye? Attım hafızaya. Ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakika değil miydi? 15 tane boylam geçiyorsa ne duruyorsun? 4 ile çarpsana yahu. 15 boylam 4 dakikayla çarparsam 60 dakikalık bir zaman farkı var mı? 60 dakika eşittir 1 saattir. Ve dikkat et, ben batıya doğru gittiğim için buranın yerel saati nedir? Daha geridir. Ne kadar geri? 1 saat geri. Burada 20.40'tı. O zaman burada yerel saatimiz ne yaptı? 19.40 oldu. Yaslan geriye bir kere daha bakalım. Öncelikle ne yaptık? Hataya düşmemek için bir hat çizdim. Greenwich'e göre bunları belirlemek istiyorum. Bakalım. 50 doğu demiş, 35 doğu demiş. İkisi de Greenwich'in daha doğusunda olduğu için Greenwich'i sola çizdim. 35 ve 50'yi Greenwich'e göre konumlandırdım. Sonra o merkezler arasındaki boylam farkını alıyorum. Boylam farkını bulduktan sonra o merkezler arasında ne kadarlık zaman farkı olduğunu bilebilmem için 4 dakikayla çarpıyorum. Çarptığım dakikayı saat cinsinden yazıyorum. Saat cinsinden yazdıktan sonra istenen yer daha batıda olduğu için burada yerel saatimiz daha geridir. 20.40'dan ne yapıyorum? 1 saat geriye gittiğimde 19.40 olarak sorumuzu yapmış oluyoruz. Devam. 19 doğu boylamında yerel saat 10.35 iken aynı anda 4 doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. Bak şimdi
İkisi de gene doğuda mı? O zaman Greenwich'i gene ne yapacağım? Sol tarafa koyacağım. Şuraya şöyle koydum. Bak şurası 0 derece başlangıç meridyeni Greenwich. 19 4 diyor mu? O zaman 4 derece doğu burada mı? 19 derece doğu da burada olur mu? Oldu. Şimdi dikkat et. 19 doğu boylamında yerel saat 10:35'miş ve bana 4 doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. Hemen ne yapıyorum? Bunların arasındaki boylam farkını alıyorum. 19 4 çıkarıyorum. Ne yaptı? 15 yaptı. E boylam farkını 4 dakikayla çarpıyorum. 15 çarpı 4 60 dakika yaptı. 60 dakika neydi? 1 saatti. O zaman ben daha batıya doğru gidiyorsam böyle. Yerel saatim daha geridir. 10:35 1 saat daha geri alıyorum. 09:35 sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir diğer soruya. 30 derece batı boylamında yerel saat 14 iken aynı anda 20 doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. Şimdi işler burada karışıyor. 30 batı demiş, 20 doğu demiş. E biri batı, biri doğudaysa Greenwich nerededir? Tam ortadadır. O zaman şöyle yaptım. Şimdi Greenwich'i 0 ortaya koydum. 30 batı demiş mi? 30 derece batıyı buraya koyuyorum. Ne demiş? 20 doğu demiş. 20 derece doğuyu da buraya koyuyorum. 30 batı boylamında saat 14 demiş. 20 doğu boylamında saat kaçtır diyor. Şimdi benim ne yapmam lazım? Burada boylam farkını bulmam lazım. 0'dan buraya gittiğimde 30 boylam var mı? 0'dan buraya gittiğimde 20 boylam var mı? Ve total 50 derecelik bir boylam farkımız var mı? E var. 50 derecelik boylam farkı, birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakika ilişkisinden yola çıkarak 50 çarpı 4 200 dakika yaptı mı? Bunu saat ve dakikaya çevirmemiz lazım. Hemen ne yapıyorum? 60'a bölüyorum. 3 kere 60 180 çıkardım. 20 kaldı. Yani 3 saat 20 dakikalık bir zaman farkı var. Bak. Bana verilen yer batıda. Benden istenen yer daha doğuda olduğu için yerel saati daha ileridir. Ne kadar ileri? 3 saat 20 dakika. 14 3 daha 17. 20 dakika daha ekle. 17:20 sorumuzun doğru cevabı yapar arkadaşlar. Devam ediyorum. 70 doğu boylamında yerel saat 07 iken yerel saatin 11 olduğu boylam. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Şimdi şöyle 70 derece doğuyu buraya yazdım. Ve saat kaçmış? 07:00'mış. Ve bana saatin 11 olduğu yeri soruyor. 11 7'ye göre daha ileri bir saat dilimidir. O zaman doğuda yerel saat ileri ise o zaman bu merkez daha doğuda mı? Ve tam şurada bir yerde. Bana boylam derecesini sordu mu? Bu sefer böyle değil. Buradan böyle bir şekilde tutacağız, tamam mı? Gene aynı soru. Değişen bir şey yok. Ama böyle tutmadın da uğraştın. Böyle tuttun. Ya ne gerek var? Ne yapalım? Buradaki zaman farkını alalım. 07:11 arada 4 saatlik zaman farkı var mı? E 4 saat neydi? 60 dakika çarparsam 240 dakika yapar mı? Kaç boylam geçtiğini bulmam için bu sefer 4'e bölmem lazım. Hani boylam farkından zamana giderken 4 ile çarpıyorduk ya. Zamandan boylama giderken de 4'e böleceğiz. 240 böldüm 4'e ne yapar? 60 yapar. 60 çarpı 4 240 0 0 0 dedik. 60 boylam geçiyor mu? E bu 70 doğuda artı 60 daha eklersem 130 derece doğu boylamı üzerinde yaptı mı? Yaptı, bitti gitti. De geldik bir diğer soruya. Bu güzel bir soru. 21 Mart tarihinde 25 derece doğu boylamında güneş 06:12'de doğuyorsa aynı anda 20 batı boylamında saat kaçta batar diyor. Bunu 25 doğu boylamının yerel saatine göre soruyoruz. Tamam mı çocuklar? Şöyle geldim. 21 Mart tarihinde 25 doğu 20 batı demiş. 25 derece doğu boylamını buraya koydum. 20 derece batı boylamını buraya koydum. Arada bir de Greenwich'im var. Ve 21 Mart tarihinde 25 doğu boylamında güneş 06:12'de doğmuş. Bana diyor ki 20 batı boylamında kaçta batar? Şuna bak ya, soruya bak. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi 21 Mart tarihini burada öyle boş muhabbet olsun diye vermez. Çünkü 21 Mart tarihi dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihti. O zaman 06:12'de güneş doğduysa, akşam güneş 12 saat sonra batarsa 18:12'de güneşimiz battı mı? Battı. Burada daha batıya doğru gidiyor muyum? Gidiyorum. O zaman güneş daha geç ne yapar? Batar. Burada bana yerel saati sormuyor. Güneş kaçta batıyor diyor. O zaman ne yapması lazım? Daha geç batması lazım. Ne kadar geç? Boylam farkını bulduktan sonra çarptığımız zaman farkı kadar. 25, 20,
45 boylamlık bir fark var. Çarpı 4 dersem 180 dakikalık bir zaman farkı. 180'i 60'a böldüğümüzde 3 saatlik bir zaman farkı var. 3 saat sonra 18-12, 19-12, 20-12, 21-12 diyeceğiz. Bu var ya şuradakinin yerel saatidir. Bize soru da bunu böyle soracaktır. Şimdi her merkezin kendine ait bir yerel saati vardır. Ama biz ülke içerisindeki o gündelik hayatımızı daha doğru, daha düzenli bir şekilde yürütebilmemiz için yerel saatleri namaz, iftar, sahur vakitlerinde kullanıyoruz ama o kolumuzdaki, o duvardaki saatler ortak saat olarak geçer. Ve dünyada 24 tane saat dilimi vardır ve ülkeler bu saat dilimlerinin merkez boylamlarından bir tanesini ya da birkaç tanesini ortak saat olarak kullanmakta. Nasıl oluyor dersek, 0 derece Greenwich 24. saat dilimi ya da 0. saat dilimi. 15 doğuya geldiğimde Greenwich ile aramda 15 çarpı 4 61 saat var mı? Greenwich'e göre zamanım daha ileri olduğu için burası 1. saat dilimidir. 1-15 daha doğuya gidersem 30 derece doğuya gelirim. Greenwich ile aramda 30 çarpı 4 120 dakika 2 saatlik bir zaman farkı 2. saat dilimi. 1-15 daha gittiğimizde 45 3. saat dilimidir. Böyle 24'e kadar dolanıp dururum. Ya da böyle gelirim 180 derece meridyenine geldiğimde 12. ulusal saat dilimi derim. Bak şimdi dikkat. Greenwich'ten 1-15 batıya gittiğimde saatim Greenwich'e göre 1 saat geri. Ya buraya 23. ulusal saat dilimi ya da -1. ulusal saat dilimi diyeceğim. Buradan da böyle -12'ye giderim, tamam mı? İşte ülkeler kendi ülkeleri üzerinden geçen bu 15'in katlarından ya bir tanesini ya da birden fazlasını ortak saat olarak kullanmakta. Biz ne yapıyoruz? Biz şu anda 45 derece doğu boylamı üzerinde yer alan Iğdır'ın yerel saatini ortak saat olarak kullanıyorduk. Eskiden saatlerimizi bir saat ileri bir saat geri alıyorduk ya. Geri saat uygulamasında İzmit'i 30 doğu boylamı, ileri saat uygulamasında 45 doğu boylamı dediğimiz Iğdır'ı kullanmaktaydık. Ama şu anda sadece kimi kullanıyoruz? Iğdır'ı kullanmaktayız sevgili arkadaşlar, haberimiz olsun. Ama biz bir tane ortak saat kullanırken doğu batı yönlü çok geniş olan Çin, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ülkeler birden fazla ortak saat kullanır. Bunu da unutmamış olalım. Tarih değiştirme çizgisi. Günün bir gün ileri geri olduğunu belirlediğimiz kısım ve 180 derece meridyeni üzerinden geçer. Bak şimdi. 180 derece meridyeni şöyledir. Ancak dikkat ederseniz tarih değiştirme çizgisi ne yapmıştır? Şöyle girintili, çıkıntılı şekilde gitmiştir. Neden? Çünkü burada aday ülkeleri var. Düşünsene, şöyle bir aday ülkesisin. Tarih değiştirme çizgisi tam böyle ortamdan geçiyor. Tarih değiştirme çizgisinin şurası batısıdır ve gün burada bir gün ileridir. Burası ise tarih değiştirme çizgisinin doğusudur ve burada gün bir gün geri olarak karşımıza çıkmakta. Şöyle düşün, burası 1 Ocak 2024'ü yaşarken aday ülkesiyiz. Burası 31 Aralık 2023'ü yaşardı. Bu çok ciddi anlamda bize sıkıntı yaşatabilirdi, değil mi? O yüzden buradaki o gün birliğini kavrayabilmek için, sıkıntı çıkarmamak için tarih değiştirme çizgisini ne yapıyoruz? Girintili, çıkıntılı şekilde koyuyoruz diyebiliriz. Burada 3 tane sorumuz var. Ondan sonra bitiriyoruz. Bak, 7. saat diliminin merkez boylamını bulunuz demiş. Şimdi geldim şöyle geriye. 1. saat diliminin merkez boylamı 15 mi? 2. saat diliminin 30, 3. saat diliminin 45. O zaman bu 15-15 artıyor mu? 15-15 artıyorsa 15 çarpı 7 dersem 105 derece doğu boylamı o saat diliminin merkez boylamıdır. Peki 6. saat dilimi, -6. saat dilimi hangi boylamlar arasındadır diyor. -6 diyorsa batıya gittik. -1, -2, -3 diye o batı boylamlarından bir tanesi. O zaman hemen şöyle yapıyorum. 15 çarpı 6 dedim. 90 derece batıdayım. Bunun merkez boylamı 90 derece mi? Şöyle geri geliyorum. Bakın şimdi dikkat. Burada 1. saat dilimine dikkat ederseniz 7.5 doğu ile 22.5 doğu arasındadır. Yani 7.5 doğusa 7.5 batısı olarak geçer. Geldim buraya şimdi. 90 derece batı boylamı tam orta merkezdi. Bunu 7.5 doğuya doğru gidiyorum. 82 derece 30 dakika batı boylamı diyorum. 7 derece 30 dakikada batıya gidiyorum. 97 derece
30 dakika batı boylamı diyorum. Ahan da 6. saat diliminin boylam aralığı. Geldik. Ekvator üzerinde yer alan iki merkez, iki ayrı merkez arasındaki zaman farkı 1 saat 20 dakikadır. Buna göre iki merkez arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç kilometredir diyor. Şunu unutma. Ekvator üzerinde ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki mesafe 111 kilometredir sadece. Kutba doğru kısalıyordu, onu söylemiştik. 1 saat 20 dakika dediğimiz 80 dakika değil mi? 80 dakika ise ben bunu 4'e bölersem 20 tane boylam geçtiğini söyleyebilir miyim? Söylerim. Her bir boylam arası 111 kilometre ise 111 çarpı 20 dediğimizde 2220 kilometre kuş uçumu mesafe yapmış oldu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik çok şükür bugünkü dersimizin de sonuna. Bugün sizlerle birlikte bir derece aralıklarla çizilen paralellerden, bir derece aralıklarla çizilen meridyenlerden, derece dakika saniye olarak belirttiğimiz boylamlardan bahsettik. Enlemin etkisi ekvatordan kutba doğru, boylamın etkisi yerel saat üzerindeydi. Paraleller kuzey güney, meridyenler ise doğu batı yarıküre olarak dünyayı parçalamaktaydı. Yerel saat hesaplamalarında doğuda yerel saat daha ileri, batıda yerel saat daha geriydi. Yerel saat karışıklıklarını önlemek için ortak saat uygulaması yapmaktaydık ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum sevgili arkadaşlar. Ve haftaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın.